bir araya gelme arzusundaydık. Ramazandı, bayramdı evet. falan derken ancak bugüne nasip oldu. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş. Teşekkürler katıldığınız için, davetimize icabet ettiğiniz için. Zafer Şahin ve Murat Gezici de tarafsız bölgede bu akşam sorularıyla katkıda bulunacaklar. Ben biraz rahat edeceğim bu akşam diye düşünüyorum inşallah. Sizden de aktif olmanızı rica ediyoruz bu akşam. Muharrem Şimdi, Bey öyle hani sert soru, ters soru kaygısı olan bir siyasetçi değil. O yüzden yok, her abi. Şeyi sorabiliriz yani. Serbest. Abi. Peki. Bu arada izleyicilerimiz de aktif katılabilirler. Sorularınız için tarafsız bölge hashtagiyle bize sorularınızı sorabilirsiniz. Biz de buradan Muharrem İnce'ye onları iletiriz. Sayın İnce'ye o soruları sorarız. Merak ettiğiniz hususlar varsa o soruları da sorarız. Tekrar hoş geldiniz Muharrem Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İzin verirseniz ilk soruyu ben sorayım, sonra devam edelim sizlerin sorularıyla. Şimdi ben bir genel olarak siyasete gözlemci olarak baktığımda Muharrem İnce ile ilgili olarak özellikle muhalif kesimde sesi çok çıkan insanlara bakıyoruz biz tabii. Yani bütün bir şeyi ölçmemiz mümkün değil. Yani oralarda bir sesi çıkan insanlar var. Onlara baktığımızda ya işte Muharrem İnce artık bitti, kendini bitirdi. Onun aslında CHP içinde bir yeri vardı. CHP'de bir sempatisi, bir karşılığı vardı. İşte partiyi, CHP'yi karşısına alarak, hatta ona rakip olarak o sempatiyi yitirdi gibi sözleri çok duyuyorum. Ne diyorsunuz? Size de mutlaka sokaklarda insanlar, bazı insanlar, herkes için söyleyemeyiz. Bunlar yani herkesin görüşü olarak söylemiyorum. Evet. Dediğim gibi sesi çok sık çıkanların görüşü. Bu yaklaşıma ne diyorsunuz mesela? Bir kendi iç dünyanızda bir cevabınız var mı? Tabii var tabii. Yaptığımdan eminim. Doğru bir iş yapıyorum. Çünkü şundan dolayı siyasette ilkeli olmayı savundum hep. Konjonktürel siyaset değil. Bugün öyle, yarın başka türlü değil. Duruşu olan, omurgası olan bir siyaset. Zaman içerisinde benim ve arkadaşlarımın haklılığı ortaya çıkacak. Zaman zaman da çıkıyor zaten. Yani işte bir bakıyorsunuz, biz neden rahatsızdık? Atatürkçüler partide tasfiye ediliyor diyorduk. İlkesiz bir duruş var diyorduk. Yani altılı masanın yürüyüş yoluna göre bizim durumumuz daha da netleşecek. Bu iktidardan kurtulduğumuzda durumumuz daha da netleşecek. Siyaset bugünün işi değildir. Siyaset yarının işidir. Yani sen anlık fotoğraf çekip bana böyle çıkarımlar yapmayın. Yapmayın diyorsun. Yani. Bu böyle doğru değil bunlar. Yani hatırlayın, Erdoğan'a muhtar bile olamaz demişlerdi. O gün için. 20 yıldır iktidarda. Yani 2010'da Kılıçdaroğlu rüzgarı alıp götürüyor diyor. 2011'de öyle bir şey olmadı. Yani onun için siyasette uzun soluklu bir iştir. Mesela dokunulmazlıklar konusunda beni linç etmişlerdi CHP'deki. Yanlış yapıyorsun, parti yönetimiyle ters düşüyorsun ama zaman beni haklı çıkardı. Zamanın içinde yaptığımız yolculukta Muharrem İnce haklı duruma düştü. Pek çok konuda. Ama 2018 karşı çıkmıştınız, onu söylüyorsunuz. Tabii karşı çıkmıştı. 2016. Pardon, evet. Zafer Şahin, anlamadım. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıktı. Karşı evet, çıkmıştım. CHP yönetimiyle ayrı oy kullandım. Ama şimdi 2018 yılını düşünelim. Siz Cumhurbaşkanı adayısınız. Türkiye'de yer gök Muharrem İnce diye tabii, inliyor. Tabii. Şu anda o konumda değilim. Ama siyaset, unutmayın Ahmet Bey, küllerinden yeniden doğma sanatıdır. Ben bunu çok gördüm, biliyor musunuz? Yerel ölçekte de gördüm. Ecevit'i hatırlayın. Ben yerel ölçekte gördüm. Seçim kaybetti bir arkadaşımız. Geldi, 5 yıl hazırlandı. 5 yıl sonra söke söke tekrar hem aldı. AKP'yi hem CHP'yi, ana muhalefeti yendi, geçti. Tabela Partisi'nden seçim aldı. Yendi bizi. Siyasette bunlar vardır. Olur bunlar. Ben buna inanıyorum. Yani 2018'de yer gök Muharrem İnce'ydi. Doğru. Aynısı yeniden olacak.
Ben aynısını yapacağım yine. Yakın vadede mi, orta vadede mi? Onu bilemem, ben fal bakamam. Evet. Ama onu yapacağım. Yani ama bu seçimde, ama bundan sonraki seçimde mutlaka yapacağım. Onu yakalayacağız. Çünkü duruşumuz belli bizim. Çizgimiz net. Yani yaptığımız işleri oy almak için yapmıyoruz. Doğru olduğuna inandığımız için yapıyoruz. Duruşumuz çok net. Mesela ben de biliyorum bazı konulardan alkış alınabileceğini. Bilmiyor değilim. Yani o muhalefetin, tırnak içinde söyleyeyim, biraz kaba olacak ama kralını yaparım ben. Bunu da Türkiye bilir zaten. Yani o mecliste nasıl susturduğumu, nasıl muhalefet ettiğimi, meydanlarda nasıl, herkes bilir bunu. Derdim bunları yapmak değil artık. Çözüm de üretmek istiyorum. Peki o zaman eğer doğrusunu yaptıysanız şimdi aynısını yine yapın. Hayır, o zaman bakın şimdi bir parti kurduk. Partinin genel başkanıyım. Artık çözüm de söylemek zorundayım. Sadece eleştirmek değil. Örneğin 19 partinin genel başkanına mektup yazdım. Dedim ki tarım, su, gıda konusu enflasyonun temel sebeplerinden birisi bunlar. Yani yangın var mutfakta. Biz 100 maddelik bir çözüm önerisi hazırladık. Yani depremle ilgili hazırladık, dijital teknolojiyle ilgili hazırladık. Elimizde onlarca rapor çalışıyoruz. Yani şöyle bir durum var. Memlekette böyle yapıcı, önerici, sorunlara çözüm getirici bir muhalefet diline kimse kulak kabartmıyor. Kabartmıyor, evet. Medyanın ilgisini çekmiyor. Millet sadece medyanın değil, kimsenin ilgisini çekmiyor. Bunun farkındayım. Ama devam edeceğiz bunu söylemeye. Ben böyle yürüyeceğim. Böyle yürüyeceğiz. Anlatacağız. Bakın. Şimdi... Ama mesela çıksanız deseniz ki bindireceğim otobüslere, göndereceğim bu sığınmacıları. Acayip haber olurum. Acayip haber olurum. Ama öyle deyin. Hayır. Derdim haber olmak değil mi? Hayır, derdim haber olmak değil. Ahmet Bey 60 yaşına yaklaştık. Yani iz bırakarak ayrılmak lazım. Ya bu yapamasak bile. Ya çözüm önerileri vardı. Bak mesela yeniden Refah Partisi'ne gittim. Sayın Erbakan'a gittim. Demokratik Sol Parti'ye gittim. Gelecek Partisi'ne gittim. Şimdi ayın 30'unda Zafer Partisi'ne gideceğim. Kim randevu verirse CHP ve İyi Parti tarımdan sorumlu genel başkanlar görüşsün. Genel başkanları randevu vermedi. Hiç fark etmez. Genel başkan yardımcıları. Yardımcıları görüşsün. Bizim genel başkan yardımcılarımız gitti. Görüştüler. Ya birisi derse ki kardeşim sizi bizim partide görmek istemiyoruz. Güvenliğe bırakın. Kabul ya. Biz memleketin sorununu çözmek istiyoruz. Randevu, kim randevu verirse gelin bürodaki memura bırakın derlerse onu da yapacağız. Ve genel başkanlara şunu söylüyorum Ahmet Bey. Şöyle diyorum, bakın bizim diyorum, bizim ekibimiz çalıştı, böyle bir çalışma hazırladı. Biz anlatıyoruz, diyoruz ki su sorununu çözmeden, örneğin bakın burada size getirdim. Size bile bırakabilirim bunu. Memleket Partisi'nin 15,5 milyar dolar harcayarak 3 yıl içerisinde 7 milyon hektar yeni tarım arazisinin sulanması, 2,5 milyon kişiye yeni istihdam, Türkiye genelinde elektrikte %50 maliyet azalışı, tarımsal milli gelirde %50 artış, cari açıkta %40 azalış. Rapor burada. Şimdi biz bunu herkesle paylaşabiliriz. Kim istiyorsa. Yani bütün siyasi partilere bunu veririz. Desinler, araştırsınlar. Açığız. Şurası yanlış, düzeltelim. Mesela biz bu hazırladığımız 100 maddeyi başka partiler de programlarına alsın istiyoruz. Bizim tek elimizle, bizden kopya çektiler. Böyle bir şey değil mi? Ben böyle bir siyaset tarzı yapacağım. Böyle bir siyaset tarzı yapacağız. Tutmaz bu. Ben bunu bir deneyeyim. Ben bunu bir deneyeyim. 94'te 95'te Tony Blair matematiği sevdireceğiz dediğinde Türkiye'de gülmüşlerdi. Ama tuttu. Tuttu. 2018'de ben kuantum dedim, nanoteknoloji dedim, uzay madenciliği dedim, Endüstri 4.0 dedim. Şimdi diyor herkes onları. Şimdi herkes diyor. Ya Ahmet Bey benim de millete böyle bir katkım olsun. Peki ama ya bir sene sonra seçim var. Siz böyle bu işleri bir bakalım bir deneyelim falan. Hayır hayır bakın. Politikacılar çağın gerisinde insanlar oldu artık Türkiye'de.
Ben çağın önünden gitmek istiyorum. Sanatçılar gibi, bilim insanları gibi, gençler gibi. Seçimi kaybedeceksiniz zaten. Önemli değil. Derdim ben politikacıdan ziyade devlet adamı olmak istiyorum. Gelecek nesilleri kazanayım. Ben söyleyeyim, seçimi kaybedeyim. Ahmet Hakan da kazansın. Ahmet Hakan benim dediklerimi yapsın. İklim değişikliğiyle ilgili örnek. Ha, bu bana yeter diyor. Yeter bana bu. Memlekete hizmetim olsun. Zafer Şahin. Şimdi tabii aslında siz kısmen sordunuz ama. Ama ben yaparsam daha iyi olur tabii. Şüphesiz. 17 Mayıs 2021 galiba partinin kuruluşu. Evet. Değil mi? Tam bir yıl geçmiş. Bugün geriye dönüp baktığınızda bu bir yılda hani bir hedefiniz var mıydı? O hedefe ulaşma konusunda şu kadarını gerçekleştirdim diyebiliyor musunuz? Bir de ilave soru olarak hani siyasette olur illaki düşünmüşsünüzdür. Şimdi siz CHP ile özdeşleşmiş bir isimdiniz. Evet. Acaba partide kalsaydım, şimdi Kemal Bey de adaylık niyetini ortaya koymuş. Futbol tabiriyle top benim önüme gelirdi diye içinizden pişmanlık diyebileceğimiz bir duygu geçiyor mu? Hedeflerimizde başardıklarımız var, başaramadıklarımız var. Ama en önemlisini başardık. Neyi başardık? Bir yıl içerisinde örgütlendik, kurultayımızı yaptık, seçime girme hakkını kazandık. Belki en büyük başarımız bu. Başarısızlığımız ise bazı yerlerde kurarken yanlış kişilerle yola çıkıyorsunuz. Olabiliyor bunlar. Başarısızlığımız da orada. Yani hedeflerimizin bir kısmını başardık, bir kısmını başaramadık. CHP'de kalsa mıydım? Eski CHP olsaydı bunu düşünebilirdim. Ama yeni CHP'de bunu düşünmüyorum Zafer Bey için. Yani bir pişmanlık duymuyorum. Hayır, hata yaptım diye bir duygu içerisinde hiçbir pişmanlığım yok. Murat Bey? Ben şöyle Abdülhamit'le ilgili tartışmaya tekrar değerlendirilmesiyle ilgili birkaç sorum olacak. Şimdi, Abdülhamit tartışması. Evet, Abdülhamit tartışması. Atatürk de bir tarihçiydi, Abdülhamit de bir tarihçiydi. Sayın Akşener de tarihçi. Ve aynı zamanda geçmişte İçişleri Bakanlığı yapmış ve devlette gelecekteki en büyük makamda yer almak arzusuyla bir siyaset yapıyor. Fakat biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi ben sert muhalefet yapmıyorum. Daha kabul gören ve daha akla mantığa sahip bir eleştiriyle yol alıyorum diyorsunuz. Sayın Akşener'in bu çıkışı aslında kendi çizgisiyle bağdaşmayan ve tırnak içinde Erdoğan düşmanlığıyla aslında bir muhalefette yer edinme çabası gibi okunabilir mi? Muhalefetin yerini mi almak istiyor CHP'nin yerini? Çünkü böyle bir söylem o gelenekten gelen bir siyasetçi için aslında çok doğru bir söylem değildi. Ve bir hızlı bir anket yaptık. Bu söylemi doğru bulmayanların oranı %68. Kimler arasında? Türk halkının genel anlamında bu söylemi doğru bulmuyor. Yani aslında Murat Bey'in bu sorusu çok önemli. Şu açıdan, şimdi Abdülhamit tartışmalarında genelde Cumhuriyet Halk Partisi çizgisi, onun müstebit istibdat yönetimi sergilediğini söyler. Sağ siyaset çizgileri ise daha çok Abdülhamid'i överler. Överler. Akşener diyor bu işi yaparak CHP'den diyor oy alabilir ancak geniş sağ kesimden alamaz. Kaldı ki yaptığı anket sonucu da onu gösteriyor. Aynen. Ve toplumun şöyle bir eklemeye de yapmak isterim. Amerikalılar ülkedeki sorunların temelini ebeveynler der. Ruslar ekonomiyi söylerler. Polonyalılar ise tarihi suçlarlar. Ve Amerika'da da nostaljik bir imparatorluğu tekrar onlar da canlandırırlar. Derler ki siyaset yaparken Amerika'nın o şaşalı dönemine geri getireceğiz derler. Hep nostaljik bir atıfta bulunur. Muharrem sağ Bey gelenek. Dinleyelim dağılmadan konu. Evet, şimdi evet. Türkiye'de ne yazık aslında, çok güldüğüm bir konudur bu. Çok da üzüldüğüm bir Murat konu. Murat Bey bir şey söyleyecek. Aslında Sayın Akşener'in bu hamlesiyle Erdoğan'a pas atmıştır. Ve onun kendi taraftarlarını bir mobilize etmiştir esasında. Ama Millet İttifakı içerisinde sağ cepten gelen oylar sol cebe geçerek kendi içindeki bir yarışla belki Akşener bu hamleyle CHP'nin yerine geçmeye çalışıyor olarak ben okuyorum. CHP büyük hatalar yapıyor o konuda da zaman içinde benim haklılığım ortaya çıkacak.
bu konuyu fazla açmak istemiyorum. Kendi politikaları, kendi tabanlarını nasıl kaybettiklerini zaman içerisinde görecekler. Şimdi bakın bu konuyu bir açalım. Türkiye'de benim lise yıllarımda, ortaokul yıllarımda edebiyatta şöyle bir tartışma vardı. Recaizade Mahmut Ekrem ekolünden gelenler, Tevfik Fikret ve çizgisi. Muallim Naci ekolünden gelenler, işte Mehmet Akif Ersoy ve çizgisi. Recaizade Mahmut Ekrem'e karşı taraf saldırırdı. Muallim Naci'ye bu taraf. Şimdi bunlar saçma sapan işte. Abdülhamit de bizim, Atatürk de bizim. Hatalarıyla, sevaplarıyla, günahlarıyla. Abdülhamit toprak kaybetmemiştir. Bu cehalettir. TRT dizilerinden öğrenirsen tarihi, toprak kaybetmemiştir dersin. Kıbrıs'ı kaybetti, Selanik'i kaybetti. Şu andaki Türkiye'nin iki katı toprak kaybetti. Ama toprak kaybetmesi onun değerini küçültmez. Şöyle bir şey de var ama. Bir dakika bitireyim onu. Değerini küçültmez. Hataları da olabilir. Onlar bizim değerlerimiz. İzmir Marşı, Mehter Marşı'nın rakibi değildir ki. Ben İzmir Marşı'nı da dinlerim, Mehter Marşı'nı da dinlerim. İzmir Marşı'nı solcular, Mehter Marşı'nı sağcılar. Yok böyle bir şey ya. Kim diyor bunu? Abdülhamit, hataları da olmuştur, doğruları da olmuştur. Hatalarını eleştiririm. Ne Kızıl Sultan derim, ne Ulu Hakan derim. Neyse, yani eleştirisini, artısını, eksisini koyarım. Yani bir taraf Atatürkçü, bir taraf Abdülhamitçi, bu kamplaşmak doğru değildir. Nokta. Şimdi ben buna bir ek, tabii ben bugün soru soracağız diyorum ama Murat Bey yorum bir yaptı. Sağlık sorunu yaşıyorum da onun için evet, arada öksürüyorum. Sizi dinlendirdiğim yere evet. Araya girdim. Şimdi Murat Bey'in bulduğu bu sonucu hatırlarsanız biz pazartesi günü burada konuşmuştuk. Yani Akşener'in bu hamlesinin aslında ana muhalefet hedefini ve CHP hedef aldığını konuşmuştuk. Burada siz Türkiye'de ana muhalefetin ilk seçimde değişme ihtimalini görüyor musunuz? Tecrübeli bir siyasetçi olarak Murat Bey'in sorusunun hareketle. İktidarın değişme ihtimalini daha yüksek görüyorum. Ana muhalefette bir değişiklik görmüyorsunuz. Yani ama iktidarın değişme ihtimalini daha yüksek görüyorum. Peki siz bu şeyi nasıl yani şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru şöyle bir yapı var. Bir altılı masa var. Kemal Kılıçdaroğlu CHP lideri adaylığını, aday olma isteğini iyice belirginleştirmiş durumda. Altılı masa buna karar verecek deniliyor. Öbür tarafta da Erdoğan var. Yani böyle bir Türkiye bu ikili yapıya kilitlenmiş durumda. Mahkum değiliz bu yapıya biz. Ama mahkum gibiyiz. Hayır değiliz. Niye olalım? Şöyle olacaksınız. Yani Erdoğan çizgisi belli. O tabanı belli. Kimden oy alacağı belli. Altılı masanın, Millet İttifakı'nın tabanı belli. Çizgisi belli. Kimden oy alacağı belli. Bunlar böyle Türkiye'de... Yani Saadet Partililer gidecek, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecekler sandıkta. Öyle mi diyorsunuz? Ben işte onu sizin yani, yorumunuzu soruyorum. Siz hayır, bu yani, bu denklemi... Yani hayır yani siz, niye iki sorun var. Çok özür dilerim. İki sorun var. Bir, siz Türk siyasetindeki bu denklemi nasıl analiz ediyorsunuz? Memleket Partisi bu denklemin neresinde? Hiçbir yerinde değil. Onun için biz üçüncü bir yol olmak istiyoruz. Zamanımız var. Daha bir yıl zaman var seçimlere. Bakın Ahmet yani Bey. Ne olmaz, ne olacak ki anlatacağız siz... insanlara. Bu iki yapıdan da kurtulmak lazım diye. Bu iki yapıdan da kurtulacağız. Bunu anlatabiliriz. Zamanımız var. Seçim sattı haline girelim. Ekranlar şenlensin, meydanlar şenlensin. Neler olur? 3 ile başlarsınız, 23 ile bitirirsiniz 60 günde. Yani şöyle mi olacak? İnsanlar... ya biz Muharrem İnce'yi dinliyoruz. Memleket Partisi hiç fena bir alternatif değilmiş. Biz ne Erdoğan'a ne de ya da ne Cumhur İttifakı'na ne Millet İttifakı'na gel biz buraya verelim mi diyecekler. Neden demesinler? Siz Cumhurbaşkanı adayı. Tabii ki olacağım. Tabii ki olacağım. Her şartta. Her şartta olacağım şartta. Tabii ki. Partinin üyeleri belirleyecek ama. Belki başka biri seçilir onu bilemem. Partinin üyeleri sandığı koyacağız. Belki partiden başka birisi. Partiniz, büyük ihtimal ben seçilirim. Partinizden siz çıkarsınız da 100 bin imzayla mı aday olur? Sorun değil. Tabii başka şansımız yok. 100 bin imzayla aday olacak. Tabii. Bu kesin mi yani? Kesin tabii ki. Tabii ki. Peki neye güveniyorsunuz? Ben anlatacağım, ikna edeceğim. Siyaset bir iddia ve bir ikna işidir Ahmet Bey. Ben buna hep inandım. 11 yaşından beri inandım. Yani
6 kere milletvekili adayı oldum, 5 kere kazandım. Bir kere cumhurbaşkanı adayı oldum, kaybettim. Onun için hep inandım, siyaset bir 5 istemeden 3'ü alamaz. Peki şöyle mi düşünüyorsunuz mesela? Şöyle bir hesabınız var mı? Eğer altılı masadan Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak çıkarsa ve Erdoğan Kılıçdaroğlu karşı karşıya kalırsa ikinci tura ben kalabilirim diye içinizden bir geçiyor mu? Ben 50 tane hesap yapıyorum tabii. Bu olursa, bu olursa, şu olursa. En güzel hesaplarım var, en kötü hesaplarım var. Ama o benim elimde olan şeyler değil tabii. Bu kimi biraz zor, zor olmaz mı? Mesela İyi Parti CHP'nin yerine konumlanmaya çalışıyor. Yani CHP figürüyle hareket etmeye çalışıyor. Ve ona benzer bir figürle merkez seçmeni çekmeye çalışıyor. Daha öncesinde Ömer'in yolu dedi, olmadı. Şimdi işte. Farklı yönelimlere başladı. Erdoğan karşıtlığı üzerine bir konumlanma yapıyor. Hareketli bir seçmendir CHP seçmeni. Siz bu oranı %31 civarından çıkardınız. Hayır, neden sadece CHP'den oy alalım ki? Yani AK Parti'ye oy vermiş, bugün memnun olmayan pek çok insan var. Sandığa gitmeyenler de var. Var, onlardan da oy alıyoruz. MHP'den de oy geçişkenliği en yüksek aday bendim 2018'de. Doğru. İyi Parti'den de alabiliriz. Aldık zaten. Evet. 2,5 puan aldık. 2,5 puan aldık ortada yani. Neden almayalım? Ben buna inanıyorum. Ha, buna inananlar siyasetin üst kademeleri az olabilir bugün için. Bugün için az olabilir. Ben Hatay'daydım. Erzin, Payas, Kırıkhan, Dört Yol, Osmaniye, Ceyhan gezdim. Geldim oradan Samsun'a gittim. Giresun'a gittim. 19 Mayıs'ta. Evet. Oradan geldim. Gencin biri bisikletle otobüsün önünden gidiyordu. Gel değişelim dedim. Ben bisiklete... Gördüm fotoğrafı. Evet. Evet. Otobüse onu delikanlıya aldık. Şimdi yarın Kocaeli'deyim. Öbür gün Bilecik'teyim. Ayın 4'ünde Diyarbakır'dayım. Geziyorum yani. Çalışacağız da. Şimdi peki, siz tabii muhalefette kendisini konumlandıran bir partisiniz. Altılı masa diye bir realite var. Ve siz orada yoksunuz. Baktığımızda işte AK Parti'den ayrılan iki ismin, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partileri orada. Anketlerde görünmeyen Demokrat Parti orada, Saadet Partisi orada. Siz yoksunuz. Acaba bunun sebebini siz ne olarak görüyorsunuz? Bir de bir çağrılsanız... Defa, çağrı var mı? Çağrılsanız gider misiniz? Çağrı var mı şu an? Davetsiz yere niye gidelim ya? Çağrı yok. Çağrı, yani. Mesela çağırdılar. Hayır. Siz Memleket Partisi'siniz. Gelin birader, beraber konuşalım. Davutoğlu'yla, Babacan'la ortaklaşabiliyoruz da seninle mi olmayacağız diyen olmadı mı? Diyemezler onu. Demezler. Ha, siz niye de çağrılmayacağınızı biliyordunuz. Biliyorum tabii canım. Biliyorum. Neden çağrılmıyor? Ya olmaz. Bakın bir şey söyleyeceğim. Davutoğlu Halk TV'ye çıkabilir mi? Çıkabilir. Babacan çıkabilir mi? Çıkabilir. Ben çıkamam. Haberimi vermezler. Ölsem belki verirler. Yapamazlar. Bu sonra ne demek? Yani ne demek? Ya bunlar çakma demokratlar bunlar. Ya bugünkü iktidara laf ediyor muyuz? Ediyorum. Evet, demokrasiden nasibini almamış bir iktidar var. Ama demokrasiden nasibini almamış da bir muhalefet var. KRT, Tele1, Halk TV beni gösteremez. Parasını keser çünkü CHP. Gösteremez. Sonra da alta yorum yazarlar. CNN'e neden çıktın? Ya adam ekranını açmış, çıkıyorum. Teşekkür ediyorum. Niye çıkmayayım? Evet. Hani boykot ediyorlar diye sizi. Beni tamamen bitirmek için demek ki. Halk TV'ye çıkarmayacaklar. CNN de boykotlu. Demek ki iyice ipimizi çekecekler. Yani peki Muharrem Bey, bu Türkiye'de şöyle... bakın Zafer Bey, Türkiye'de parti içi demokrasi gerçekleşmeden demokrasi gelmez Türkiye'ye. Parlamenter sistem falan palavralar sıkılıyor ya ortalıkta şimdi. Niye siyasi partiler kanunu konuşmuyorlar hiç? Farkında mısınız? Hı hı. Altılı masa Türkiye'ye parlamenter sistemi getirecekmiş. Ya geç sen parlamenter sistemi. Önce siyasi partiler kanunu bir konuşsana. Kılıçdaroğlu kanun teklifi vermiş. Meclisin yarısı kadın olsun. Ya bu kadar kurnazlık olur ya. O kanunun reddedileceğini biliyor. AKP, MHP reddedecek. Ne gerek var o kanun teklifine? Partinin füzünü değiştir. Sen kendin yap. Yarısı kadın, yarısı erkek olacak. Evet, %33 galiba. Ya uyuyor mu? Ben o detayları... Ya bak, kendi partisinde yapmadığını
Kanun teklifi veriyor, bir de millete anlatıyor bunu ya. Bunu siyaset diye yutturuyorlar millete. Muharrem Bey, şimdi... Ahmet Bey, böyle büyük olacağıma ilkeli küçük olayım, razıyım ben. Hayır, şöyle ben bakın, benim çok özür diliyorum. Şimdi benim bu soruyu sorma sebebim şu. Siz o masada yoksunuz ve çağrılmayacağımı biliyorum diyorsunuz. Evet. Kemal Bey'in de ben şöyle bir açıklamasını hatırlıyorum. Mesela Babacan ve Davutoğlu'yla temel meselelere %99 oranında aynı perspektiften baktıklarını söylüyor. Şimdi nasıl bir muhalefet yapısı var ki siz o yer masada kendinize yer bulamıyorsunuz? Yani siz hangi noktalarda bunlardan... Ya mesela bir mutabakat metni yayınlandı. İçinde Atatürk yok. Ben olsam orada oraya imza atmam. Türk Milleti İfadesi yok biliyorsunuz. Atmam. Ya orada olması gerekiyor mu Atatürk'ün? Olması gerekiyor, evet. Atatürk'te uzlaşamazsak neyde uzlaşamazsak? Hayır, yani o böyle bir... parlamenter sistem çerçeve metni değil mi? Ya siyasi partiler, Atatürk yok. Siyasi partiler kanunu yok. Söz verdik şimdi bakın. Muharrem Bey, siz ekleyin o zaman sonra sorayım. Hayır, o kadar çok şey yok ki orada. Bütün sorunlar halının altına süpürülmüş. Ama onlar diyorlar ki biz sadece şu anda parlamenter sisteme geçiş konusunda ittifak yaptık. O yüzden böyle diyorlar. Ahmet Bey, ittifakı yaptınız, kazandınız. Millet İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı oldu. Tarikatlara ve cemaatlere eğitimi teslim edecek miyiz, etmeyecek miyiz kardeşim? Soru bu. Kılıçdaroğlu ne diyor? Karamollaoğlu ne diyor? Davutoğlu ne diyor? Akşener ne diyor? Babacan ne diyor? Ben diyorum ki Memleket Partisi'nin iktidarında eğitimi tarikatlara ve cemaatlere terk etmeyeceğiz. Yani Atatürk'ü oraya yazsalar bunu yapamazlar diyorsunuz. Atatürk'te yazmalılar, bunu da yazmalılar. Eğitimi tarikatlara ve cemaatlere terk edemeyiz. Bak şimdi vakıf bizim geleneklerimizde var değil mi? Bizim Osmanlı'da vakıflar devleti ya. Şimdi ne oluyor? Vakıf ne şimdi? İşini gördürmek istiyorsan hükümete, oraya bağış yapıyorsun. İşini görüyorlar, bir de vergiden düşüyorsun onu. Bir de Kızılay'ı paravan olarak kullanıyorsun. Bu milletin parası. Bu hayır değil, bu hayra sanat değil. Bu değil. Ben bunu kabul etmiyorum. Ama bunu kaçacaklar diye anlatmayı da doğru bulmuyorum. Çünkü ben bu ülkede ilkeli siyaset, bakın bu vakıf sistemine karşı değilim. Niye Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne kan kusturuyorlar? Neden Nesin Vakfı'na kan kusturuyorlar da diğer vakıflara milyon dolarlar gidiyor? Yazık, günah. Bakın ilkeli olursak millet bunu zaman içerisinde hakkımızı verecektir. Ama 60 milyon dolar para vermişler. Türkiye'de çocuklara bina yok, şey yok. Oraya gideceksin, Amerika'nın en lüks semtine yapacaksın. 5 kilometre uzağa yapsan daha büyüğünü yapacaksın. Yapmıyorsun. Niye sana bu kadar bağış yapıyorlar da Çağdaş Yaşama yapmıyorlar? Üstü örtülü rüşvettir bu. Rüşvet, rüşvet. Bunun adı rüşvet. İşini gördürmek için bağış yapıyorsun. Evet. Bakın arkadaşlar, ama bunu da kaçacaklar, hazırlık yapıyorlar. Ben bu ülkeyi eski başbakanların, eski cumhurbaşkanlarının elini kolunu sallayarak gezdiği bir ülkedir Türkiye. Süleyman Demirel öyle yaşadı. Mesut Yılmaz öyle yaşadı. Tansu Çiller öyle yaşıyor. Erbakan öyle yaşadı. Öyle yaşamalıdır. Öyle yaşayabiliyorsa demokrasi olur. Ben bunu istiyorum. Ha bu laflar alkış alır mı? Acayip alkış alır. Kendi tabanınızdan. Ama bu laflar kime hizmet eder derseniz Erdoğan'ın kendisine hizmet eder. Evet. Bir sorun var. Çünkü şöyle... Erdoğan'ın taraftarlarını da kenetlersiniz. Muharrem Bey, bir sorum olacak. Şimdi siz partiden ayrıldıktan sonra, Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra Sayın Kılıçdaroğlu çok daha proaktif kararlar alarak ülkenin gündeminde sürekli yer edindi. Gandhi olan o pasif rolden daha proaktif bir şekilde ülkenin gündemini belirliyor. Neredeyse her hafta bir söylemle, mesela örneğin helalleşme kavramıyla bir aslında tarihte bir çatlaklıklar oluşturdu. Erdoğan'ın baktığı aynada çatlaklıklar oluşturdu. İfade etmek istediğim bir geçmişte kopan köprülerde tadilatlar yapıyor. Yani yeni bir söylemle bir paradigma açtı. Sizin parti olarak 14 aylık bir süreç var neredeyse. Seçim yaklaşıyor. Sizin yeni bir paradigmanız ne olacak? Yani hangi konuda ilerlemeye devam edeceksiniz? Bir de yani Kılıçdaroğlu'nun
gündem belirlemesi konusundaki tespite ne diyorsunuz? Bakın, Milli Eğitim'e gitmek, TÜİK'e gitmek, ondan sonra Merkez Bankası'na gitmek, bunlar gündem belirlemekse haber olursunuz. Doğru mu diye sorarsanız bence doğru değildir. Niye? Bir, Erdoğan'a tek adam demiyor muyuz biz? Tek adam diyoruz, değil mi? Her şey o. Bakan o, başbakan o, cumhurbaşkanı o, yargıç o diyoruz. O zaman bir memura niye gidiyorsunuz? Sadat'a gitmesi farklı, onu doğru buluyorum. TÜİK'e gitmesini? Hayır, doğru bulmuyorum. Memur adam o ya. Enflasyonu 8 gösteriyor. Merkez Bankası'na gitmesi. Düşür 7,5 yap diyor. 7,5 yap. Memur onunla bir işimiz yok ki bizim. Merkez Bankası da. Zavallı onlar. O da orası da zavallı. Ama görüştüler mesela. Hayır, bakın. Bakın. Merkez Bankası'nın başındaki kişiler şurada 3 yılda 4 başkan gitti. 4 TÜİK başkanı, 4 Merkez Bankası başkanı, 3 bakan değişti. 4 yılda. Emir kulu onlar. Bir yandan tek adam diyorsun, öbür yandan memuru muhatap alıyorsun. Doğru bulmuyorum. Güvenlik görevlisiyle muhatap olunmasını bir ana muhalefet partisi genel başkanının doğru bulmuyorum. Karanlıkta kalmasını? Hiç doğru bulmuyorum. Nasıl bu yani? Bir empati değil elektrik... midir? Hiç doğru bulmuyorum. Empati değil mi o bir? Yani hiç, ya bırakın bu işleri ya. Başlarken nasıl başladı? Başlarken nasıl başladı? Zamlar geri alınana kadar ödemeyeceğim dedi. Öyle başladı mı? Başlarken yanlış başladı zaten. Sonra bir hafta sonra ödeyeceğim dedi. Doğru bulmuyorum yani. Başka bir yolu olabilir onun. Başka bir yolu olmalıdır. Evet. Tarzı beğenmedin. Tarzı beğenmedim. Peki sizin paradigmanız ne olacak? 14 i̇kinci bölüm. Aylık. Sorunun ikinci bölümü. Tamam. Biz ne önereceğiz? Hayır, ama Murat Bey diyor ki hani aslında bunlar diyor, bu anlattıkları Kemal Kılıçdaroğlu'nun proaktif siyaset yapma biçiminin göstergeleri. Hayır. Siz ne yapacaksınız? Helalleşmek kavramı gibi mesela. Ne diyeceğim ona da bak. Bir kavramsallaşmanız olacak mı? Evet. Ben TÜİK'in önüne gitmedim ama Sera'ya gittim. Nereye gittiniz? Sera'ya. Mera'ya gittim. Ahır'a gittim. Tarlaya gittim. Fabrikaya gittim. Sorunun buralarda olduğunu anlattım. Ben Adana'da dilimle karpuz gördüm. Ama TÜİK'e gidince bir sürü kamera da geliyor. Ya, Sera'ya, Mera'ya ne yapsın kamera abi? Ben çözüm öneriyorum. Ahmet Bey, çözüm öneriyorum. Sorun markette değil ki. Erdoğan ne diyor? Polis gönderirim, zabıta gönderirim, stokçular. Kılıçdaroğlu ne diyor? Mektup yazıyor marketlere, ucuza verin. Ya adam pahalı almış, nasıl ucuza verecek? İkisi de sorunu... Çözümünü bilmiyor. Sorunun çözümü üretimde. Tarlada, merada, serada. Ahmet Bey, Giresun'da bana bir kafeterya işleten bir arkadaş bir şey anlattı. Avuçla erik gördüm. Dilimle karpuz gördüm. Bardakla süt gördüm. Hepsini gördüm de. Karı koca gelmişler bir kafeteryaya. Adam karısına dönmüş. Ne içersin demiş. Şu anda bir şey içmeyeceğim demiş kadın. Adam bir çay alayım o zaman demiş. Kafeteryanın sahibi dedi ki biraz sonra dedi bir çayı iki kişi beraber içiyorlar dedi. Çok üzüldüğüm işlerden birisidir bu. Çok üzüldüm. Bunun çözümü üretimde ve nasıl üreteceğimizde. Ben bunu anlatmak istiyorum. Yoksa ya haber olmak için ben çıkarım. Bizim adayımız şu kişidir derim, Cumhurbaşkanı adayı. Sayarım birini, acayip bütün kameralar peşimden gelir. Böyle haber olmak istemiyorum ki. Devlet adamı gibi çözüm öneren, bunu ısrarla anlatmaya devam edeceğiz. Ha, muhalefet yapmamız gerektiğinde de onu zaten en iyisini yaparız, merak etmeyin. Çözümümü söyleyeyim mi şimdi? Hayır, bir şey daha soracağım. Evet. Dediniz ki altılı masadan bana davet gelmedi. Altılı masa... Memleket Partisi, Sayın Genel Başkanı Muharrem İnce, buyurun masamız size de açık deseler, böyle bir teklif gelse gider misiniz? Partinin yetkili organlarında konuşurum bunu. Ben diğer partilerden farklıyız biz. Genel Başkanı üyeler seçer. Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayını üyeler seçer. Kurultay delegeleri seçmez bizde. Parti meclisinde il başkanlarıyla bunu değerlendiririm. Onlar ne diyorsa... Oradan alınacak karara göre, yani ben tek adam değilim. Ama yani sizin
Diyalogdan yanayım tabii ki. Ama ilkelerimizle orada oturmak isteriz. İlkelerimizle. Yani söylüyorum bakın. Yani seçimi kazandınız. Masayı domine ederim diyorsun. Hayır, seçimi kazandınız Ahmet Bey. Eğitimi ne yapacaksınız? Konuşmayacak mısınız? Yani? Cem evlerini ibadethane statüsüne koyacak mısınız, koymayacak mısınız? Biz koyacağız. Biz yapacağız. Eğitimi ne yapacaksınız? Anladım ama altılı masa diyor ki bizim çerçevemiz bunlar değil diyor. Ne peki çerçeveniz? Siyasi partiler parlamenter kanununda. Parlamenter sisteme geçmek. Ama yetmez ki. Tek derdimiz o mu? Geçtik parlamenter sisteme. Bir başbakanımız var. Sorun çözüldü mü? Tamam, bu noktada size bir şey sormak. Sorun çözüldü mü? Siz 2018 seçimlerinde yine böyle bir söz ortalıkta dolaşıyordu işte parlamenter sisteme geçişle alakalı. Sizin tam olarak olmasa da şöyle bir ifadeniz olmuştu. Ya seçimi bir kazanalım bakarız diye. Değil mi? Böyle bir açıklamanız olmuştu. O şöyle. Bakın şimdi bunun kuralları var. Yani 360 lazım, 400 lazım. Heh. Bunlar olacak mı? Ben ayrıca ortada bakın Ahmet Bey, var olanın seçimi yapılır. Var olan. Şu anda var olan nedir? Önümüzdeki olan nedir? Cumhurbaşkanlığıdır. Mesela ben başbakan adayıyım denilmesini doğru bulmuyorum. Tam onu soracaktım. Doğru bulmuyorum. Şimdi önümüzde ne var? Bakın önümüzde bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Şu denebilir. Ben cumhurbaşkanı adayıyım. 2 yıl içerisinde Türkiye'yi cumhurbaşkanı seçildiğimde parlamenter sisteme geçireceğim. Ben de başbakan adayı olacağım. Bunu diyebilir bir kişi. Ama bu tartışmayı sonlandırmak için söylenen bir söz esasına baktığınız zaman. Akşener, bakın, ben cumhurbaşkanı yani, değilimin bir kanıtı olarak kamuoyunun önüne sunuyor. Ya, ben öyle okuyorum. Ben size şu soruyu soracaktım. Şimdi siz bunun yani parlamenter sisteme dönüşün bugünün mevcut şartlarında mümkün olmadığı kanaatindesiniz anladığım kadarıyla. Mümkün olmadığını öyle demiyorum. Zor olduğunu ama sandıktan ne çıkacağını bir görmek lazım önce diyor. Peki işte onu anlatır mısınız? Yani size 2018'de kazanalım bir bakarız dedirten faktör neydi? O faktörler devam ediyor mu? 400 milletvekilini görememek. Bugün görebiliyor mu? Bugün görebiliyor musunuz? Bilemiyorum işte. Daha yani seçim... gerçekçi bulmuyorsunuz, onu anlıyorum ben. Bakın, parlamenter sisteme dönüş vaadini muhalefetin gerçekçi buluyor musunuz, bulmuyor musunuz? İnandırıcı bulmuyorum. Çünkü yani demokratik bulmuyorum bir kere. Demokratik bulmuyorum. Ne demek bu ya? Yani ne demek demokratik bulmuyorum? Şöyle demokratik bulmuyorum. Şimdi dertleri ne Türkiye'ye? Hukuk düzenini düzeltmek, adaleti, yargıyı düzeltmek, parlamenter sisteme geçmek değil mi? Bunu söylüyor. Sen kendi partini düzeltmiyorsun. Ama parlamenter sistem vaadi niye demokratik olmasın? Parlamenter sistem vaadinin içinde siyasi partiler yasası yoksa, milletvekilleri ön seçimine gelir hükmü yoksa, sen masal anlatıyorsun bana. Hayır, yani onu nirengi noktası yapıyor. Aynen orasıdır. Orasıdır. Aa, şundan dolayı. Dolayısıyla milletvekilini güçlendireceksiniz önce. Şimdi 4 parti var, 5 parti var parlamentoda. Genel başkanın sözünden çıkan birisini genel başkan kapının önüne koyabilir mi? Koyabilir. Niye milletvekilleri güçsüz? Ön seçimine gelmedikleri için. Dolayısıyla ön seçim olmadığı zaman milletvekilleri güçsüz olur. Genel başkan diktatörlüğü olur. Bunun adına da parlamenter sistem olsa ne olur? Başkanlık sistemi olsa ne? Ama şöyle bakın. Esas önemli olan burası. Aynen orası. 6 tane kriter açıklandı ya Ahmet Bey o mutabakat metninden sonra. Yani aday şu 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 özellikleri taşıyacak. Mesela o özelliklerden biri parlamenter sisteme dönüş konusunda sıkıntı yaratmayacak bir isim. Tam olarak böyle değil mi? Bunu söylüyorlar. Evet. Mesela siz o çerçeveye anladığım kadarıyla uymuyorsunuz. Hayır, uyuyorum. Yani şöyle deniliyor bakın yani kişisel egosu. Zafer Bey işte ama söylüyorum bak. Diyorum ki parlamenter sisteme geçeceğiz demeniz bir palavradan ibarettir. Gerçek bir demokrasi istiyorsanız siyasi partiler kanunundan başlayarak derseniz inandırıcı gelirsiniz bana. Eğer parlamenter sisteme geçişle amacınız demokrasi ise. Demokrasi ise. Peki şunu sorayım. Eğer seçimi alsaydınız 2018'de. Ha bir şey daha söyleyeyim mi? Parlamenter sisteme. AKP hala birinci parti olduğuna göre parlamenter sisteme geçtiğinde başbakanlığı da verme ihtimalim var yani. Bunu da unutmamak lazım. 2018'de seçilseydiniz ilk işiniz parlamenter sisteme dönmek için
çalışmaları başlatmak mı olacaktı? İlk işim yargıyı düzeltmek olacaktı. Parlamenter sisteme dönmeniz bekliyordu. Tabii ki uğraşacaktım ama ilk işim yargı olacaktı. Ama dönemeyeceğinizi biliyordunuz. Hayır. Parlamenter sisteme. Ama nereden biliyordum? Parlamentodaki şey sayısını, milletvekili sayısını bilmeden bunu konuşmak doğru olmaz. Peki sizce mesela şöyle bir çıkış bütün bu sorunları çözer mi? Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı meydanlara çıkış stratejisi olarak söylüyorum. Diyecek ki ben Cumhurbaşkanı adayıyım. Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı yardımcısı adayı ama biz onu siz bakmayın Cumhurbaşkanlığı yardımcısı dediğimize başbakan olarak konumlandırıyoruz. Ali Babacan ekonomiyi yürütecek. İşte ne bileyim şurada şunu yürütecek. Biz böyle bir kadro olarak geliyoruz. Bu bir kadro hareketidir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında bir kadro olarak halkın huzurundayız. Bu tutar mı? Şimdi bir saattir o Millet İttifakı'nda dayım. Şimdi biz de bir partiyiz. Hiçbirine girmeyeceğiz. Biz de konutta ne düşünüyoruz? Ekonomide ne düşünüyoruz? Tarımda ne düşünüyoruz? Millete neler önereceğiz? Zaten onların Halk TV'si var, A Haberi var. Ahmet Beyciğim 40 yılda bir çıkıyoruz. Şu ekonomi, tarım, dış politika, Yunanistan, NATO. Hepsini şöyle girsek biraz da. Hepsini konuşacağız. Ama hani bu böyle bir plan sizi bilemiyorum yani ben. Sizi etkileyecek bir şey. Biz Memleket Partisi olarak zamanı geldiğinde sandığı koyacağız. Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Biz seçimlere gireceğiz. Cumhurbaşkanı adayı olarak. Evet. Derdimiz tabii bu. Şöyle siz o konulara... Bana ne diyorsunuz onların yani, stratejilerinde? Evet. O konulara girmek istiyorum. Siyaset var. Bu seçimle bitmiyor. Bitmiyor yani. Çok büyük tantanalarla bir iktidarı yenersiniz. Ama iki yıl sonra elinize yüzünüze bulaştırırsınız. Böyle çok seçimler gördük. Görmediniz mi? O da ayrı. Çok seçimler gördük. O konulara geçmeden sizin partinizle ilgili merak edilenler de var. Mesela şu söyleniyor. Deniliyor ki ya bir yıl içerisinde 80 tane kurucudan 32 kişi istifa etti. Hı hı. Başlarken mesela CHP'den çok daha fazla sayıda ismin milletvekilinin sizin partinize gelmesi bekleniyordu ama gelmedi. Yani oturmayan bir şeyler mi hemen var? Hemen cevap bu kadar, vereyim. Bu kadar isim niye hemen istifa cevap etti? En son mesela Mehmet Ali Çelebi İzmir AK Parti kurulduğundan bu yana Erdoğan'ın yanında bir tane kurucu kaldı mı? Bir tane. Ama 20 senelik bir süreç. Ertuğrul Yalçınbayır yok. Bülent Arınç yok, Abdullah Gül yok, Ali Babacan yok. Abdülhatif Şener yok. 20 devam edeyim. Bir dakika Zafer Bey sorunu sordum bekle. Şimdi geleyim Kılıçdaroğlu'na. 12 yıldır genel başkan. 165 genel başkan yardımcısı değiştirdi. 165 genel başkan yardımcısı değiştirdi. Sayın Akşener. Ya partisinin içinden parti çıktı. Partisinin içinden parti çıktı. Biz yeni bir parti kuruyoruz. İstifa yolda katılan olur, yolda takılan olur. Anlatabildim mi? Bunlar olur. Siyasette vardır. Yanlış kişilerle yola başlarsınız. Siz yanlışsınızdır, onlar yanlıştır. Bunlar olur. Yani bütün partilerde yaşanan bir durumu sadece bizde yaşanmış gibi sormazsan sevinirim. Hayır, şöyle bakın. İnsanlar bunu merak ettiği için doğru, haklısınız. Yani siz bunu söylerken... Böyle, bence var ya, bence bunu açıkladığımda böyle düşünmemiştim ben demişsiniz. Yok, hakikaten öyle. Yani tabii. Burada böyledir, siyaset böyle bir şey. Hakikaten öyle. Ben bunda yani sizi köşeye sıkıştırmak için falan söylemiyorum. Hayır, ben de öyle demedim. Hakikaten kamuoyu bunu merak ediyor. Yani şu var, bakın şimdi bu bazı soruları da siz ya bütün partilerde var, bana niye soruyorsunuz bence dememeniz lazım. Ya merak ediyor, siz iddia ile ortaya çıktınız, değil mi? Yani bu anlamda bu soruların sorulması da bence çok sıkıntı yok ya, normal. Her şey sorun arkadaş, yani hiçbir sıkıntı yok. Ben şunu merak ediyorum, hafta sonu Maltepe'de Kemal Bey bir miting yaptı. Benim konuştuğum haber kaynaklarım da 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aynı meydanda sizin yaptığınız mitingle kıyaslamalar görüyorum. İşte mitinge katılan sayısını kimisi 300-400 bin açıklıyor, resmi rakamlar 175 bin. Deniliyor ki 2018 mitingi daha coşkuluydu. Siz o kıyaslamayı illaki yapmışsınızdır. Yani kendiniz o meydanda bir miting yapan bir isim olarak. Belediye de elinizdeyken bu mitingi kendi mitinginizle karşılaştırdığınızda CHP anlamında soruyorum. Nasıl buldunuz siz? Yani daha coşkulu mu olması lazımdı? Cumhuriyet tarihinin en kalabalık mitingleri benim mitinglerimdi. Bunu herkes, bu hakkı herkes teslim etsin. Doğru.
Yani hem Ankara, İzmir, Ankara, İstanbul. İzmir, İstanbul. Yani ne Erbakan, ne Demirel, ne Özal, ne Erdoğan, hiç kimse. Mitinglerde korkutucu gelmez mi? Hayır, karşı bakın, mahalleye. Ben kalabalıklığını söylüyorum. Hı-hı. Ama kalabalık olması bana seçim kazandırmadı. İki, bir daha Muharrem İnce sen aynı mitingleri yapabilir misin? Bilmiyorum. Zor. Başkası yapabilir mi? Vallahi bilmiyorum. Zor. O günkü konjonktür öyleydi. Öyle geldi. Bir mitingi diğer mitingle kıyaslamak doğru da değil bence. Peki. Partinizle ilgili son sorum şu. Ya basına da yansıdığı için soruyorum. Sizin bir parti için toplantıda işte toplantı yaptığınız isimlere az sabredin CHP'yi ben yeniden alacağım. CHP'ye döneceğiz dediğinize dair onlar, haberler çıktı. Onlar kulis haberleri. Hikaye. Kulis haber değil diyorsunuz. Yok diyorsunuz. Peki. Peki. Başka partinizle ilgili benim sorum yok. Tamam. Peki. Sizin var mı partiyle ilgili? Sizden sorayım. Benden sorayım. Peki, ben de siyasetle ilgili. Ya ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi diyorsunuz ki ya biz çözüm önerileri için çalışıyoruz. İşte Mera'ya gidiyorum, Sera'ya gidiyorum. Evet. Tamam, güzel. Mesela bir vaat ortaya koymanız lazım. Huzur. Yani, hayır, şimdi CHP'ye neden oy vermeyecek de İnsanlar gidecekler Memleket Partisi'ne oy verecekler ya da AK Parti'ye neden oy vermeyecekler de Memleket Partisi'ne? Huzur mu bunun? Anahtar kelime huzur mu? Huzur ve 3A. Bir dakikada anlatayım size. Paradigma 3A bu o zaman. 3A. 1. Akıl. Akıl. 2. Adalet. 3. Ahlak. Akıl, adalet, ahlak. Aklı bir açayım. Kayısı kimin tekelinde dünyada? Bizim tekelimizde. Malatya'da. %70'i bizim. Peki Amerika Birleşik Devletleri bunun farkında mı? Farkında. Ne yaptı? Bademi çıkardı önümüze. Bademin %80'i ABD'ye ait. Bademde bir sıkıntı var. Suyu çok seviyor. Suyu bilgisayarlarla iklimi kontrol etti. Ağaçları, nemi. %20 tasarruf sağladı ve tek patron şu anda. Kayısı da tek patron olmamıza rağmen belirleyici olamıyoruz. Fındık. Fındıkta %65-70 bizim. Ordulu'nun, Giresunlu'nun fakir olması şaşılacak bir şey. Peki, İsrail ne yapıyor? Toprakları çöl ya, tuz tuz. Hurmaları Araplar yetiştiremiyor orada. İsrail yetiştiriyor. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Onu sensörlerle kontrol ediyorlar. Bir küf oluyormuş hurmada. Onu sensörlerle kontrol edip engelliyor. Hurmaları o satıyor. Japonya'da hiç iyi değil ama onların hurmaları. Bakın Japonya'da bir tane domates kökünden 17 bin domates üretti. Şu toprak yok çünkü. %17 bin domates. Ahmet Bey ben akıllı vaat ediyorum bunu. Ha diyorsunuz. Bilim. Ya kardeşim akıl. Sorunlara akılcı çözümler. Bu kadar. Malatya kayısısına, işte ne bileyim fındığa, ordunun, Giresun'un fındığına akıllı çözümler getirelim diyorsunuz. Bakın, birincisi akıl, ikincisi adalet. Ben söyledim, diyor ki o domatesin tadı olmaz. Ben de dedim hurmanın tadı olmuyor İsrail'de. Bir şey söyleyeceğim. Onur söylüyor kulağıma. Tamam, teşekkür ederim. Söyledim abi. Ben de biliyorum organik beslenmesini. Geçeceksin bu işleri, 90 milyonuz. 90 milyonuz. 95 milyonuz belki de. Yani teknolojide bunlar mecbursun bazı şeyleri yapmaya. Ben bilmiyor muyum yani? Öyle değil bu işler. Yani yiyoruz işte. Hep birlikte yiyoruz. İkincisi, adalet. Bağımsız bir yargı düzeni olmadan ekonomi düzelmez. Kutuplaşırsın, fakirleşirsin. Yargıya talimatla hapsi boylarsın. Devletin kurumlarına güven. TÜİK'e, Merkez Bankası'na güven olmazsa çözülmez bu işler. Devleti yeniden ayağa kaldırmak lazım gelenekleriyle. Liyakatı esas almamız lazım. Yani Muharrem İnce sen Cumhurbaşkanı olursan nasıl yapacaksın? Kardeşim liyakatlı bir Merkez Bankası Başkanı, liyakatlı bir TÜİK Başkanı getireceğiz. Ben talimat vermeyeceğim. O da talimatıma uymayacak zaten.
Fiyat istikrarını kim belirler ya? Cumhurbaşkanı mı belirler? Merkez Bankası mı? Merkez Bankası belirler. Benim işim değil ki o. Rahat bırakacaksın adamı. İşini yapsın. Bakın AKP dönemine bir bakalım. Ne zaman büyüme olmuş? Ne zaman biliyor musunuz? 2006, 2007, 2005. Niye? Partili olmayan bir cumhurbaşkanı var. Partili olmayan bir cumhurbaşkanı var. Yazan çizen bir medya var. İyi kötü bir yargı var. İyi kötü konuşan bir üniversite var, sivil toplum var. Ne zamandan sonra ekonomik göstergeler çok kötü? 2017 referandumundan sonra ekonomik göstergeler çok kötü. Yazınızı okudum. Yazınızı okudum. Şöyle diyorsunuz. Ya Amerika'da da şu kadar enflasyon var. Şimdi onu ben hemen... Bilmiyorum, onu Amerikalılar diyor. Bir dakika, bir dakika. Amerikalılar bir dakika diyor. Bak şimdi. Bir dakika. Onu söyleyelim. Bir dakika. 2018 seçim dönemi. Enflasyon kaç? 15. Şimdi kaç? 70. Dolar kaç lira? 4.64. Şimdi kaç lira? 16.40'tı. En son buraya gelirken yolda baktım. Çeyrek altın 312 liraydı. 1500 lira. CDS'ler 303'tü. 728. Peki bizde %70 artmış. Amerika'da yüzde kaç artmış? Ona bakacaksın arkadaş. Peki ona bakalım. Bir şey söyleyebilir miyim size? Petrole bakalım. Güzel, petrole. Çok güzel ifade ettiniz. 2005'ler, 2007'ler, 8'ler büyüme rakamları iyiydi. Ben de size şöyle söyleyeyim. Bir karşılık olsun diye değil. 2013 gezi olayları çıktığında bu ülkede kur, faiz ve enflasyon en düşük seviyelerdeydi. En düşük seviyelerdi. 2013'ün Mayıs'ına bakın. Yanlış hatırlamıyorsam 1.80 dolar, 4.5 faiz, 6 enflasyon vardı. Şimdi 2013'ten sonra acaba bu memlekette ne oldu da biz sürekli bir türbülanstayız? Bakın daha Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmemiştik. Biraz da buradan bakmak lazım. Bir de Muharrem Bey 2018'den sonra dünyada pandemi oldu. Dünyada bir savaş çıktı. Güzel. Gıda 2020. krizi başladı. Enerji krizi başladı. Güzel. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni ben niye örnek verdim yazımda? Bizzat Amerikalıların yaptığı bir araştırma. Adamlar diyorlar ki gıda enflasyonu engellenemiyor. Niye engellenemiyor kardeşim? Çünkü diyor enerji fiyatları arttı. Temel sebep güzel, enerji güzel. Fiyatları. Savunma mı geliştireyim? Savunma şöyle. Bir ben dakika. Söyleyeyim siz söylersiniz. Peki bende doğalgaz yok. Bende şey yok, petrol yok. Onlar yok mi? Da akıl da yok. Amerika Birleşik Devletleri 200 yıldır dünyayı sömüren ülkelerden biri. Şimdi dünyanın süper gücünü paraya, ticarete hükmeden ülkeyi bu kadar etkileyen bir krizin sizi de etkilemesi normal. Bak yani, ne kadar etkilemiş ona bakalım. Amerika ile Türkiye 25, krizi tabii bak, çok doğru değil. 25 Mayıs 2021. Geçen sene bugün. Dolar 8.38. Geçen sene bugün dolar 8.38. Yüzde kaç artmış? %100. Brent petrol 68 dolar. Benzin 7.8. Mazot 7.30. Bugün bir sene sonra 16.40 dolar. %100 artmış. Brent petrol %60 artmış. Mazot %300 artmış. Benzin %300 artmış. Arkadaş, ben sana şunu soruyorum. Amerika'da yani dolar %60 artarken Brent petrol %60 artarken benzin niye %300 arttı? Brent petrol 60'ın artışını düşüyorum. Bak. Bakın. Düşüyorum. 240 var ya 300 240. Erdoğan'ın beceriksizliğidir o. Bakın Erdoğan'ın beceriksizliği. 60'ı kabul ediyorum, dünyada var. %60 da değildir o artış. Bakın siz bir yıl önce 1000 metreküpünü 150 dolar aldığınız doğalgaza bugün 1200 dolar veriyorsunuz. Bak 150 dolar 1200 dolar. Ya yani aradaki farkı ben sizin takdirinizde. Bak dünyada gıda fiyatları 5 kat arttı. Gıda enflasyonu dünya ortalaması kaç Zafer Bey? Ya yani %30. Türkiye kaç? %90. Dünyada %30 gıda fiyatları artmışsa, Türkiye'de %90 artmışsa 60'ı Erdoğan'a yazarım. Valla şöyle bakın doğru. Eğer kıyası Amerika ile İsveç ile Norveç ile yapacaksanız haklısınız. Ama o zaman bana şunun cevabını vereceksiniz. Dünyada ne oluyorsa bu coğrafyada oluyor
Ve bu coğrafyada Türkiye bir mücadele veriyor. Eğer bunu görmezden geliyorsanız diyecek bir şey yok. Ya bu mücadeleyi yani, sadece Erdoğan mı veriyor arkadaş tane, ya? Hayır, bakın, Özal vermedi mi ya? Erbakan tane. Vermedi mi? Ecevit vermedi mi? Böylesine Demirel vermedi mi ya? Böylesine krizler var mıydı? Nasıl oldu? Ya ne büyük Muharrem depremler Bey. Yaşadık biz. Muharrem Bey. Savaşlar yaşadık ya. İki tane komşunuz fiilen üçe bölündü. Yukarıda iki tane komşunuz savaşıyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nı biz, yaptık. 99 de, depremini yaşadık. Halkımız, askeri darbeler gördük. Kaç tane deprem oldu? Kaç tane sel oldu? Onu bırakın. Krizler de yaşadık ama. Yaşadık bakın, ekonomik. Aynı, darbe. Aynı paralelde. 94-2001. Hayır bakın darbe atlattık. 70'lerde de yaşadık. 70'lerde de yaşadık. Üstüne 5 tane büyük sınır ötesi askeri operasyon yapıldı 2018'den bu tarafa. Ha bunlar bir mazerettir değildir. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Amerika daha iyi durumda diyebilirsiniz. Gerçi takılma. Dilimi ama, karpuzu dilimle yesek de uzaya gideceğiz. Valla şöyle. Uzaya gideceğiz. Ben yakın. Dün Bağcılar'daydım. Bakın tabii bu söylemler. Onu hani, da torpil yapacaklar mı çok hayır, merak ediyorum. Hayır bakın hani bu söylemler dediniz ya. Bazı söylemleri ben dile getirsem çok alkış alacağımı biliyorum. Dün ben Bağcılar'da gezdim. Arkadaşlarla dolaştık. Ben size söyleyeyim. Ne dilimle karpuz var. Tamam. Salatalık 3.99, domates 7 liraya düşmüş. Mevsiminde karpuz evet daha ucuz oluyor. Mevsiminde almazsanız daha pahalı olabiliyor. Erik 600 lirada oluyor. Şimdi 10 lira 15 lirada olabiliyor. Ha bunlar popülizm anlamında doğru. Alkış getiren söylemler ama. Abi şu anda ekonomiyi anlatmıyor. Bir şey soracağım. Kiraz mevsimi mi şu anda? Daha çıkmadı bugün. Çıktı. Abi 70 liraya satıyorlar ya. Evet. Şeyde markette. Yani ama bak bir dakika. Bu siz şöyle koyuyorsunuz sorunu. Tarlaya gittim. Esas pahalılığın nedeni market pahalıya alıyor. Ya kirazı kaça alıyor? 65 liraya da mı alıyor da 70 liraya satıyor şu anda? Bağcılar örneğini niye verdi? Bir kere otoyol pahalı. Ya bakın. Mazot pahalı, otoyol pahalı, köprü pahalı. Ahmet Bey ben ya, size... Diyor ki Zafer Ahmet Bey... Domates kaç satılıyor? 7 liraya satılıyor. O neyle geldi? Manav arkadaşım dediğine biliyor musunuz? Çok özür diliyorum. Diyor ki ya diyor ben bu fiyata satıyorum diyor. İnsanlar acaba altında bir şey mi var? Mal kötü mü diye düşünüyorlar diyor. Ama diyor ben bu fiyata satıyorum. Ya Zafer Şahin'i dinleyen yani, bolluk bereket varmış herkes. Vallahi, ya böyle bir şey yok arkadaş. Şey nereye örneği, gittin sen ya? Kusura bakmayın da çayı, nereye gittin kişi, ya? Çayı iki kişi içiyor örneği de yani ben, hakikaten. Bak samimi söylüyorum bunu ya. Bunu bir siyasi gerekçeyle söylemiyorum. Üzülüyorum bunlara. Evet. İnşallah doğru değildir. Vallahi, bak inşallah doğru değildir. Ben bunlara üzülüyorum ya. Hı. Şimdi geçen gün Erdoğan açıklama yaptı Ahmet Bey. Çeyrek karpuz alacağım. Canım karpuz çekti. Bak açıklama. Dikkatlice dinledim. Dedim ne diyecek ya? İnsanlar geçim sıkıntısından söz ediyor. Ne diyecek dedim. Bir, uzaya gideceğiz. İki, bakaya kalanlara bedelli askerlik yaptıracağız. Üç, mahkumların izin süresini Temmuz 2023'e kadar uzatacağız. Vaatlere bak ya. Bence gerçeklikten kopmuşlar. Bakın, siz AK Parti'ye gönül vermiş birisiniz. Bunu biliyorum. O vaat değil yaz. İyilik yapmak istiyorsan. Kabine toplantısı sonrası yapılacakları açıklıyor yani. Hayır, bu, vaat olarak. Vaat bunlar bir anlamda. Seçim yatırımı. Bir anlamda, okey. Evet. Ya doğruları söyleyin gerçekten. Doğru. Bak o zaman anlatayım bak şimdi. 1 Haziran 2021. Recep Tayyip Erdoğan. Merkez Bankası Başkanı ile görüştüm. Geçen sene bu zamanlar. Fiyat enflasyonundan faiz yükünü kaldıracağız. Geçen sene Haziran. 4 Ağustos 2021. Erdoğan. Ağustos'u geride bıraktığımızda enflasyonda düşüşü göreceğiz. Düşük faiz, düşük enflasyonu getirecektir. 5 Şubat 2012. Tüm Türkiye'ye söz veriyorum. Hayat pahalılığını çözeceğiz. 27 Aralık 2021. Nebati. Bir uyuyun, 6 ay sonra uyanın çok farklı noktalarda olacağız. Bir uyuduk, bir uyandık, batmışız. 17 Mayıs 2022. Enflasyonu yüreğimizle çözeceğiz. 10 Nisan 2022. Aralık ayından itibaren, geçen sene Aralık diyordu, şimdi geldik yeni Aralık'a. Aralık ayından itibaren enflasyonun düştüğünü hep beraber göreceğiz. Son cümlelerim olsun. 2022 yılbaşı. Merkez Bankası enflasyon raporunu söylüyorum. Ocak ayı, 27 Ocak. Merkez Bankası diyor ki Ahmet Bey, 2022 Ocağında. Bu yıl diyor enflasyon
%23,2 olacak hedefi. 28 Nisan'da güncelliyor. 23,2 değil diyor. 42,8 olacak diyor. Şu anda TÜİK'e göre 70. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Rakamlar değişiyor, politikalar değişmiyor. Ekonomi politikalarını değiştirerek düzeltilir. Bir yanlışta iddia etmek, o yanlışta ısrar etmek, faiz takıntısıyla ekonomi düzeltilmez. Faizleri arttırmak mı lazım diyorsun? Mecbur arttıracak. Şansı yok. Peki faizleri arttırdığınızda üretim, istihdam... Bakın arkadaşım, sevgili arkadaşım, hayır, buna da Sayın Zafer cevabınız Şahin. Vardır. Hani merak... Peki ben size bir şey söyleyeyim. Faiz 19 Merkez Bankası'nda 14'e düşürdü de sen hiç piyasada 14'le bir tane faiz gördün mü? Peki siz... Bir dakika bak kardeşim, ne yapıyor biliyor musun? Bak, Merkez Bankası 14'le bankalara veriyor. Bankalar da 24'le bize veriyor. Bakın orada 14 olduğu hiçbir işe yaramıyor. Türkiye'de son şu 3 ayda geçen yıla göre bankalar %285 büyüdü. Fakirin fukaranın eti, sütü, ekmeği bankalara gitti. Turizm zarar etti, tarım zarar etti ama bankalar %300 büyüdü. O faiz palavradan ibarettir. O 19'dan 14'e düşürüldü ama 50 puan enflasyon arttı. 14'le faiz bulsana piyasada. Hadi buyur, bunu da alalım. Şöyle bakın, bu eleştirilerinize tabii haklı olduğunuz yerler var. Fakat şöyle, bütün bunları sanki normal bir süreç işlerken yapılan hatalarla bunlar olduğu gibi anlatırsanız, yani çok meselenin özünü bence yakalayamazsınız. Hakkaniyeti ya hakikaten şimdi bakın, bir pandemi olmuş. Bütün dünya bu küresel krizle, yüksek enflasyonla, gıda enflasyonuyla, kıtlıkla, enerji kriziyle nasıl baş edeceğini düşünüyor. Siz diyorsunuz ki ya bütün dünyada çok iyi, sadece Türkiye'de böyle, ama işte öyle değil. Yani evet, Türkiye'de çok ciddi sorunlar var. Bir de şimdi bakın, öyle bir tablo çizdiniz ki ister istemez insanın aklına şu geliyor. 2018'den beri işler bu kadar kötü gidiyor da 2019 yerel seçimleri, tamam, büyük şehirleri kaybetti iktidar partisi. Belediye meclislerine bakıyorsunuz %53,5 almış. Bugün yayınlanan anketlere bakıyorsunuz hala birinci parti. Recep Tayyip Erdoğan hala en çok güvenilen, Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yüksek oy alacağı tahmin edilen lider. Ya bir tuhaflık yok mu sizce de? Durum bu kadar kötüyse. Durumun kötü olduğunu. Neden? Lütfen bunu bir saygısızlık almayın. Siz bu kadar güzel anlatıyorsunuz. İfade yeteneğiniz çok iyi, hitabetiniz çok iyi. Doğruları söylediğinizi iddia ediyorsunuz. Niye bu toplum sizin arkanızdan gelmiyor da Erdoğan'ın arkasından geliyor? Erdoğan ülkeyi batırmış sizin anlatımınız. Demokrasi, sandık. Sandıktan ibaret değildir mi diyeceksiniz? Önemlidir. Çok önemlidir. Ama bazen mesela Ecevit'i 21 ile getirdi. Aynı millet 3,5 sene sonra 1'e düşürdü. Bunlar olur. Siyasette vardır bu. Çok oy almak çok haklı olduğu anlamına gelmez. Çok oy alabilirsiniz. Bu çok haklı olduğunuz anlamına gelmez. Mesela ben bir uyarıda bulundum geçenlerde. Dedim ki peynir problemi gelecek. Peynir. Çünkü süt mevsimi, en çok sütün olacağı mevsim Nisan, Mayıs, Haziran. Süt yok. Kars'ta kaşar yapılmıyor. Bu peynir sütle ilgili söyleyeceklerinizi reklamdan sonra söyler misiniz? Olur. Unutmayın sözünüzü. Kesmemiş diyoruz. Tamam. Siz ama çok öksürüyorsunuz. Evet. Bir rahatsızlık da var galiba. Ciddi rahatsızım. Aman geçmiş olsun. Ama Ahmet Hakan 40 yılda bir çağırıyor, kaçırmayayım şimdi. Estağfurullah. Dedi. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ben 3 kişi yaşıyorum, ne demek 800 faturaya? Elektriğe mi vereceğiz, suya mı, doğalgaza mı vereceğiz? Aldığımız maaşlar yetmiyor. Şu an 2500 TL falan faturamız geldi. Önünü göremiyoruz. 3600 lira geldi, biz şok olduk. Ne yapacağımızı şaşırdık. Şimdi nasıl ödeyeceğiz onu şimdi. Bir kafe sahibi olarak söylüyorum. Benim faturalarım 6-700 falan gelirken Aralık ayında, bugün gelmiş olan faturam 8,5 milyar. Yani ben zaten adam akıllı bir para kazanamazken bütün şeyim elektriğe, suya, bunun gibi artışlara geliyor. Gerçekten yaktığımızın bedeli neyse onu alsınlar yani. Yakmadığımızın parasını almasınlar. Faturalar kirayı geçti. Sayaçları kimse görmek istemiyor. Memleket Partisi olarak milletimize söz veriyoruz. Bu Erdoğan'ın sayaçlarını sökeceğiz. Bu Erdoğan'ın sayaçlarını biz sökeceğiz. Biz. Bu muhalefetle de bu iş olmaz. Oh,
çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları abiliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. 15 yaşından beri siyasetle uğraşırım. 16 sene milletvekilliği yaptım. 4 sene il başkanlığı yaptım. Sayısız mitingler yaptım. Sayısız illere gittim. Ama ilk kez Gaziantep'te beni karşılayanların hepsi 30 yaşın altında. Bu ilk kez oldu. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Değerli gençler, Memleket Partisi'nin iktidarında size söz baskı son bulacak. Sosyal medyada özgür olacaksınız. Özgürce tweet atacaksınız. Siyasetçilerle hakaret etmeden makara yapacaksınız. Zekanızı, mizahınızı kullanacaksınız. Size söz, diplomanız işe yarayacak. Duvarda asılı durmayacak. Olanlar tabii. Emekleriniz boşa gitmeyecek. Yurt sorununuzu çözeceğiz. Sizleri tarikatların, cemaatlerin yurtlarına bırakmayacağız. Mezun olduktan sonra 2 yıl iş bulana kadar burslarınızı devam ettireceğiz. İnternetiniz hızlı ve ucuz olacak. Öğrenciler iletişim vergisi ödemeyecek. Öğrenim yaşamı boyunca bilgisayarlarınız, telefonlarınız, tabletleriniz çok daha ucuz olacak. Siz de marka üreteceğiz. Siz de bilim üreteceğiz. Siz de teknoloji üreteceğiz. Yapay zekayı konuşacağız sizinle. Nesneler arası iletişimi konuşacağız. Kuantumu konuşacağız. Robotları konuşacağız. Girişimcilik ruhunuza inanıyorum sizin. Sizin girişimciliğinizi konuşacağız. Mutluluğu konuşacağız. Umudu konuşacağız. Neşeyi konuşacağız. Şarkılar, türküler söyleyeceğiz. Yaşama sevincini konuşacağız. Bizim itirazımız var bu düzene. Bu düzeni değiştireceğiz. Bu düzeni yıkacağız. Birleşik Arap Emirlikleri'ne düne kadar terörizmin yardımcısı diyordun. Şimdi aman para gelsin diye bu işlere girmene gerek yok Erdoğan. Alacağın para da 10 milyar dolar. Ben sana bak çok daha basit bir şey söyleyeyim. 150 bin makam aracı var Türkiye'de. Bunların 50 bin tanesi 1 milyonun üzerinde fiyatları. Hemen satışa çıkar bunları, 5 milyar doları oradan kap. Araba yalvaracağına Türkiye'deki 150 bin makam aracını sat, al sana para diyorum. Başkanım, umudunuz sizsiniz başkanım. Başkanım, mikrofona konuşuyor. Ben seni yerine geçerim de sen mikrofona geçebilir misin? Geçelim başkanım. Ya. Eğitimde fırsat eşitliğini 20 yıldır yaratamamış AKP hükümeti, yaşadığımız bu günlerde yeni ve çok ciddi bir eşitsizliğin daha mimarı oldu. Pandemide keyfe göre evlerine terk edilen öğrenciler, inşaat süreci bitmek bilmeyen okullar,
Gün ağarmadan okula giden ve gecenin karanlığında evine dönen çocuklar her gün haberlere konu oldu. Artan enflasyon ve kötüleşen ekonomi ile test ve deneme kitapları gibi birçok kaynağa erişimden mahrum kalanlar hiç önemsenmedi. Herkese destek olunurken öğrenciler hep unutuldu. Sınava hazırlık sürecinde yaşanan bu adaletsizlikler sınava girişlere sürmeye devam ediyor. ÖSYM her geçen yıl sınav giriş ücretlerine zam yapmaktan geri durmuyor. 2019'da TYT, AYT, YDT tüm oturumların fiyatı 150 TL iken 2020'de 210 TL, 2021'de 270 TL, 2022'de ise 345 TL olarak belirlendi. 4 yılda %130 fiyat artışı yüzünden sınava giremeyecek olan gençlerimizi kimse düşünmedi. Ama artık biz varız ve gençlerimizin yanındayız. Memleket Partisi olarak iktidara geldiğimizde ÖSYM sınavlarından ücret almayacak, gençlerimizin bu şekilde mağdur edilmesinin karşısında duracağız. Başaracağız! Başaracağız! Çünkü bu memleket gençlerimizin omzunda yükselecek. Vergisini biz alıyoruz. Ondan dolayı kıskanıyor yani. Ben 3 kişi yaşıyorum. Ne demek 800 fatura ya? Elektriğe mi vereceğiz, suya mı, doğalgaza mı vereceğiz? Aldığımız maaşlar yetmiyor. Şu an 2500 TL falan faturamız geldi. Önünü göremiyoruz. 3600 lira geldi. Biz şok olduk. Ne yapacağımızı şaşırdık. Şimdi nasıl ödeyeceğiz olmuşuz. Bir kafe sahibi olarak söylüyorum. Benim faturalarım 6-700 falan gelirken Aralık ayında. Bugün gelmiş olan faturam 8,5 milyar. Yani ben zaten adam akıllı bir para kazanamazken bütün şeyim elektriğe, suya, bunun gibi artışlara geliyor. Gerçekten yaktığımızın bedeli neyse onu alsınlar yani. Yakmadığımızın parasını almasınlar. Faturalar kirayı geçti. Sayaçları kimse görmek istemiyor. Memleket Partisi olarak milletimize söz veriyoruz. Bu Erdoğan'ın sayaçlarını sökeceğiz. Bu Erdoğan'ın sayaçlarını biz sökeceğiz. Biz. Bu muhalefetle de bu iş olmaz. Kusura bakmayın, kestim sözünüzü. Evet. Süt ve peynirden bahsediyorum. 1,5-2 ay önce uyardım. Peynir fiyatları uçacak dedim. Çünkü diyoruz ya hep akıl, bilim. Son 4 ay içinde, 4,5 ay içinde 1 milyon 800 bin süt ineğini kestirdi çiftçi. Bu çorap söküğü gibidir. Yani en ucundan başlamazsanız buna, yani çiftçi ucuz yem bulamazsa süt ineğini kestirir. Süt ineğini keserse süt pahalanır. Süt pahalanırsa peynir pahalanır. Devam eder bu zincir. Bu işleri bilen, bu işlere kafa yoran birisi olarak söylüyorum. Şimdi peynirde uyarımı yaptım süt ve süt ürünlerine. Şimdi bir uyarım daha var Ahmet Bey. Buğdayla ilgili bir uyarıda bulunuyorum. Şu anda Çukurova'da hasat başladı. Fiyat belli değil de. Ya biçer döver tarlaya girmeden fiyatı bilmek lazım. Bu doğru değil. Kaç lira olmalı diye sorarsanız bana en az 8 lira olmalı.
En az 8'dir ama. Neden? Geçen sene Haziran'da 2.25'e aldılar Türk çiftçisinden. Sonra Ukraynalı'dan 6 liraya aldılar. O zaman bunu alabilmek için Türk çiftçisinden 8 liraya alırsan bunu seneye adam bir daha eker. Şimdi dünyada bir buğday problemi kapımızda. Sebeplerini sayıyorum. Bir, kuraklık var. İki, Ukrayna-Rusya savaşı var. Üç, Hindistan ihracatı yasakladı. Dört, Çin çok fazla stok yaptı. Doğru. Bu dört problemden dolayı miktarlarını da veriyorum. 775 milyon ton buğday üretimi var dünyada. 10 milyon ton eksik. Toplam tüketimden 10 milyon ton eksik. Bu demektir ki ciddi bir problem kapıda demektir. Şimdi Türkiye ne kadar üretmiş? 17,6 milyon ton üretmiş. 2021 rakamı mı? Evet. 17,6 milyon. 19-20 civarında üretiyoruz. Evet, 19. Peki ne olacak? Bizim 6,9 milyon hektar alan ekiyoruz biz. Bizim verim ortalamamız 300 kilogramın altında. Bir verimi arttırmalıyız. Yani Arnavutluk'ta bile 400 kilogram, bizde 280 kilogram. Verimi arttırmalıyız. 6,9 milyon hektar ekili alan yetmez. Bunu 10 milyon hektara çıkarmalıyız. Ne yapmalıyız? Söylüyorum bakın, açık açık. Çözüm öneriyorum. Hazine arazilerinden kira istemeyin kardeşim. Hatta 10 yıl ekme garantisi verirse araziyi de ona verin. Hazine arazilerinden kira istemeyin. Böyle bir yaklaşım sergilediler galiba bir ara. Nereye bulursanız. Proje yapacaksın. Kulağı böyle göstereceksin. Olacak iş değil. Direkt diyorsun. Direkt verecek. Al ek diyeceksin. Al ek. Bakın kıtlık bunu yapmış. Kıtlık var yani, değil mi? Savaş var, kıtlık var. Dünya Bey, yanıyor. Biz ekmeğe dayalı besleniyoruz. Türk insanının ortalama yıllık 180 kilogramdır ekmek tüketimi. Muharrem Bey, ben şunu söylüyorum. Dünya yanıyor. Olağanüstü koşullar söz konusu. Savaş var, kıtlık var. Çin stok yapıyor, Hindistan bilmem ne yapıyor. Dolayısıyla olağanüstü koşullarda olağanüstü çözümler geliştirilir. Aynen, onu söylüyorum zaten. Bakın diyorum ki bir, biz eti sütü az yediğimiz için ekmeği bol yiyoruz. Amerikalı'nın ekmek tüketimi yıllık 40 kilogram, 45 kilogram. Bizim 180 kilogram. Bizimki de çok abi ya. 180 kilogram böyle. Ne yapsın insanlar? Ekmekle beslenir. O da doğru. O zaman bundan olmaması lazım. Şimdi devleti yönetmeye aday olduk değil mi? Cumhurbaşkanı adayı olduk. 16 milyon oy aldık. Bunlara kafa yoracağız. Yani bu insan 85 milyonu besleyeceksin. Bürokrat gelip bana yutturamaz bunları. Yutturamaz. Kendim öğrenmek lazım. Kendim öğrenmeden olmaz. Kendin öğreneceksin. Yalan söylüyorlar yani. Türkiye'de tarımla ilgili palavralar uçuşuyor. Hayvanları sayıyorlar. Küpe sayıyorlar küpe. Boş küpeleri sayıyorlar. Ya çok özür dilerim. Geçmiş dönemde ya. Bakın. Zafer Bey. Bir şey söylesin çok, ya. Bir... Söylesin ama bak bitireyim. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak. Makarna fabrikası 26 tane var Türkiye'de. Un fabrikası 700 tane var. Tamam mı? 700 tane. Dünyanın en çok un ihracatı yapan ülkesiyiz. Ya kardeşim dışarıdan aldığın 7 milyon ton buğdayı alıp işleyip yapıyorsun ya. Kendin üret de yapsana. Para kazanıyorsunuz. He? Para kazanıyorsunuz işte. Ya be güzel kardeşim. Kendin üret de yapsana. Niye Ukrayna'dan aldığın buğdayı işleyip satıyorsun? Öyle. Türkiye'de toprakların boş duracak. Dışarıdan buğday alıp işleyip satacaksın ya. Şöyle Muharrem Bey, ben hani rakam olarak size vereyim. Katılırsınız, katılmazsınız. Bizim kendi ihtiyacımız kadar buğdayı biz zaten üretiyoruz içeride. 19-20 milyon ton üretiyoruz. O bahsettiğiniz Ukrayna'dan alınan buğday dediğiniz gibi Türkiye'deki özellikle Gaziantep bölgesinde işleniyor ve yurt dışına makarnalık ya da pasta unu şeklinde satılıp döviz getiriliyor ülkeye. Yani böyle bir şey var. İster kabul edin ister kabul etmeyin ama buğdayda Türkiye'nin bir sıkıntısı yok. Bak arkadaş. Ay katılmayabilirsiniz. Ben de sen katılmıyorum. Buğday tamam, yetmiyor tamam. Bize. Bak. Ben söyleyeyim de ürettiğimiz bir ürettiğimiz simit... buğday yetmiyor. Bakın bir simit 4 lira. Aldığımızın bir Zafer kısmını Bey. Makarna yapıp satıyoruz ama diğer kısmını da kullanıyoruz. Bak bir şey daha söyleyeceğim. Biz kaça satıyoruz makarnamızı biliyor musunuz? Kaça? 200 dolar. İtalya kaça satıyor? 400 dolar.
marka yapamamışsın. Zeytinyağın marka değil. Fındığın marka değil. Çikolata fabrikalarını kök söktürmen lazım Belçika'da, İsviçre'de. Kayısın marka değil, zeytinyağın değil, makarnan değil. Biz alıyoruz buğdayı Ukrayna'dan, Rusya'dan. Makarna yapıyoruz. 200 dolara satıyoruz tonunu. İtalya yapıyor, 400 dolara satıyor. Bunları anlatmaya çalışıyorum. Bu konulara ben bunları bu iktidarın hemen yapmasını isterim. Sevinirim yaparsa. Yol göstermeye çalışıyorum. Bak devam edeyim, yine anlatayım. Yine anlatayım. Robotlarla marul yetiştiriyorlar. 10 milyon marul. Japonya'da robotlarla marul yetiştiriyorlar. Tarım artık cahil insanların işidir falan değil. Değil. Beslenme artık bir teknolojik bir iş. Akıllı bir iş. Bilimle olacak bir iş. Yatırımla olacak bir iş. Yani bütün bunları bakın hedef koyarak yaparsınız. Bak bir tane hedef göstereyim size. 12 Haziran 2011. 2011. 2023 hedefleri. Ne demiş? 2 trilyon dolar gelir. Kişi başı 25 bin dolar. Evet. 500 milyar dolar ihracat. Hiçbiri tutmadı. Nasıl tutsun? Dış güçler değil mi? Nasıl tutsun? Dış güçler değil mi? Memlekette geziciler, dış güçler. Memlekette darbe olmuş. Kurum faizi... Ya ne darbesi olmuş ya? 3 tane çapulcu darbe yapmak istedi. Onu hocam? Da beceremediler. Yani... Ya. Sen 12 Eylül 1980'i yaşamadın galiba. Muharrem Bey... Valla ben 80'i yaşadım. Darbenin ya, kralını gördüm ya. Tecrübeli bir siyasetçisiniz. Az önce de söyledim. Ya kur, faiz, enflasyon en düşük seviyedeyken niye bu ülkede sokaklar karıştırıldı? Bu ülkede niye darbe gerçekleştirildi? Niye Amerikan Başkanı doğrudan Türk ekonomisini hedef aldı? Yani haklısınız bu eleştirilerinizde. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Diyorsunuz ki Türkiye'de mesela tarım bitti değil mi? Onu söylüyorsunuz. Ben de diyorum ki ya rakamlar. Hadi TÜİK'e inanmıyorsunuz. Siz bizim Avrupa'nın tarımsal üretimde birçok üründe ilk sırada ülkesi olduğumuzu biliyorsunuz değil mi? 23 tane üründe biliyorsunuz değil mi? Ama hiç markamız yok. Dünyada da ilk arasındayız. Mesela buğday üretiminde de, tarımsal üretimde de dünyada 10 ülke arasındayız. Avrupa'da ya 1 ya 2'yiz. E şimdi hani haklısınız, eleştirebiliriz. Birçok eksiklikler olabilir. Yalnız eksik bildiğim bir şey var. Ama yani böyle... Bak eksik bildiğim bir şey var. Bir zamanlar bize ne öğretilirdi biliyor musun? Tarımda kendi kendine yeten 7 ülke. Aynen işte. Öyleydik. Öyleydik, kaçtı. Şimdi böyleyiz. Tarih kaçtı Muharrem Bey? 70'ler, 80'ler. 70'ler, nüfus kaçtı? 40-40. Ya arkadaş senin nüfusun bugün arttı gelmesin, da öbürlerinin nüfusu artmadı mı ya? 90-100 milyona. Teknoloji bak. Nüfusunun, çok özür dilerim ama bakın madem bu konuları konuşacağız. Nüfus 40 milyonken kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biriyiz. Nüfus 95 milyon olmuş. Nüfusumun %65'i o zaman kırsalda yaşıyormuş. Bugün tam tersi bir denge oluşmuş. Ve buna rağmen ben tarımsal üretimde hala Avrupa'da birinciyim. Tarım ülkesi şablonundan çıkmışım. Sanayi ülkesi aşamasına bak bir şey söyleyeyim mi? Bu çok bak normal. Bir şey söyleyeyim. Ben bilim diyorum, akıl diyorum, teknoloji diyorum. Sen iktidarı savunmak için çırpınıyorsun. Vallahi aynı, aynı dilden konuşmuyorum. Madem öyle açık. Aynı dilden konuşmuyoruz. Ben ya. İktidarı savunuyorum. Evet. Niye biliyor musunuz? Belli başlı bazı veriler biliyorum, rakamlar biliyorum, gerçekleri biliyorum. Siz bir argüman ortaya koyuyorsunuz. Ben de size diyorum ki evet ya hayır. Yani söylediğinizde doğru da var ama gerçek payı da şu. Doğrusu da bu. Ve yani bunları söylememizden lütfen gocunmayın. Ya, Zafer Bey, yani, bir şey ekleyeyim. Bak ben, şimdi bana şunu söyler misiniz? Bu ülkenin size... Avrupa'da tarımsal üretimde birinci olmadığını bana söyleyebilir misiniz? Bak bir şey söyleyeyim. Dünyada ilk 10 arasında olmadığını söyleyebilir misiniz? Bak bir şey söyleyeyim mi? İstediğiniz bak, kadar bak, bir dakika. Yapmayın. Realite bu. Ya kayısının, fındığın %70'ini senin üretmen, haklı olduğunu ortaya koymaz. Sen çikolata sanayinde bir hiçsin. Fındığın fiyatını Hamburg belirliyor. Hiçbir gücün yok. Masal anlatıyorsun ya. Peki, daha bırak önce, milli duygularla tarım olmaz bak. Daha önce tarım, vardı akıl, da şimdi mi? Arkadaşım 20 senedir iktidardan söz ediyoruz ya. Top Cumhuriyet 100 yıl 5'te biri bu iktidara ait ya. Bak bir şey anlatıyorum ya. Bırak savunmayı ya. Doğruyu bulalım ya. Çocuklarımız vallahi, aç kalacak. Kıtlık vallahi, gelecek Muharrem ya. Bey, sizi, işte ben de onu söylüyorum. Kıtlık bakın, gelecek bak. Bu kafayla savunmayın. Bak dünyada tarımı. Var, dünyada var. Bak bir şey söyleyeyim mi? Pakdemirli bir şey demiş biliyor musun köylülere? Kepek bulamıyoruz hayvanlara demişler. Ek de destekleyelim demiş çiftçiye. Bu kadar evet. Uzak yani tarımdan. Şimdi bir şey anlatacağım bak. Ben, bak çözüm söylüyorum. Bak burada da çözüm söyleyeceğim. Bir, tarımı milli ve siyaset üstü görmeliyiz. Hepimiz için önemli bu. İki,
çok uluslu şirketlere dikkat etmeliyiz. Kendini satan bürokratlar, siyasetçiler vardır tarımda. Çok uluslu şirketlere dikkat etmeliyiz. Bütün partilere uyarıyorum. Doğru, doğru. Tarım Bakanlığı'nın koridorlarında gezer bu ajanlar. Buna dikkat edelim diyorum. Ben bu yarın başka parti iktidar olur. Olabilir. İki bakanlıkta özellikle gezerler. Milli Eğitim ve Tarım. Bu iki bakanlıkta gezer bunlar. Tabii üç. Mesela 2001'de. Üç. Bir dakika. Bir dakika. 15 yasada Türk tarımının nasıl tıkandığını. Tarım ve tarıma lazım. Dayalı sanayiyi ve tarım turizmini önemseyelim. İthalat sopasından vazgeçelim. Türk çiftçisine ithalat sopasından vazgeçelim. Devlet planlama teşkilatını yeniden kuralım. 5 yıllık üretim planlaması yapalım. 5 yıllık. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi. Bu sene kıvırcık para yaptı, ekelim. Seneye barbunya ekeriz. Böyle bir şey yok. 5 yıllık üretim planlaması. Planlama yapmak lazım. En önemlisini söylüyorum Ahmet Bey. En önemlisi. Arazi toplulaştırması. Ahmet Hakan'ın burada 5 dönüm, orada 3 dönüm, burada 8 dönüm. Olmaz. Bunu yaptı iktidar. Miras hukukunu. 5 yıl önce. Yaptı mı? Evet. Kim? Bunu iktidar yaptı 5 yıl öncesinde. Birleştirme. Nerede yapıldı ya? Türkiye'nin en büyük problemi bu. Uyguladılar. Şu an yapamıyorsunuz. Mesela tarım. Ya arkadaşlar. Tarım arazisi. Ya dalga mı geçiyorsunuz Murat Bey ya? Cidden yaptı. Türkiye'nin en büyük sorunu bu. Şu anda Türkiye'nin tarımla ilgili. Ya bir tane kasabada yapılmış olabilir. Ben Türkiye'den bahsediyorum. Yo, Türkiye de yaptı bunu ya. Ya yapmayın arkadaşlar. Gülüyorlar size bakın. Ya şu anda bu işi bilenler. Bak şu anda bu işi bilenler. Size gülüyor. Eğer gülüyorlarsa onlar bence... Yemin ederim gülüyorlar size. Kendinize görmeyin. Bilmediklerimi gülsün. Bir iki kasabada yapıldı diye. Ben Türkiye'den söz ediyorum. Tarımda birleştirme, arazi birleştirmeyi yaptılar. Bakın eğer babadan kalma bir tarım arazimiz varsa onun bölünemeyeceğini herkes şu an... Enerji bedeli. Hasattan hasatı olmalıdır. Her ay enerji bedeli olmaz. Meraları söyledim. Bakın mazotun 10 lirasını devlet vermelidir. Türk çiftçisi... 4 milyar litre mazot kullanır. 10 lirasını versek 40 milyar yapar. Uyarım şey diyor, Tarım Bakanı Faruk Çelik döneminde milli tarım projesinde bu iş yapıldı. Tarımsal sit alanları ilan edildi. Bölemiyorsun, tarım arazisini bölemiyorsun ya. Yıllardır 15 yıldır. 5 tane yerde yapıldı. Bilmiyorum. Ahmet, ben Türkiye'yi kastediyorum. Türkiye'nin her yerinde yapılması lazım. Yapıldı diyor. Zaten. Şimdi bunları yapmazsak bakın. Mesela modern tarımı konuşmazsak, iklim değişikliğini konuşmazsak, nadir elementleri konuşmazsak olmaz. Ben siyasetin gündemine çağın ilerisinden konuşmaya devam edeceğim. Sivas Şarkışla'dan bir vatandaşımız yazmış. Boş arazi göstersin, ben ekmeğe hazırım, ekmeğe tarla bulamıyoruz demiş. Doğru söylüyor. Bir şey daha söyleyeyim mi size? 20 dönüm yeriniz var. 2 dönüm hazine payı var içinde. Orayı ekerseniz hazine tespit ediyor, geliyor. Sizden kira istiyor. Ya böyle bir şey olabilir. Artık sırası mı bunun ya? Ahmet Bey daha vahim bir şey söyleyeyim mi size? Daha vahim. Tarlanız, tamam mı? Tarlanız siz. 20 dönüm. 10 dönümde şey var. 2 dönümde hazine payı var içinde. Otunu biçtiniz değil mi? Otunu. Hazine geliyor, otu biçtin diye para istiyor ya. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Tarımın önünde büyük problemler var. Onun için pahalı, onun için pahalıya yiyoruz. Bunu çözmezsek peynirde yaşayacağımızı buğdayda yaşayacağız. Derdimiz bizim sorunu çözmek. Bunu anlatıyorum. Bakın genel olarak da şunu söylüyorum. Devlete güvenle başlamalıyız. Bağımsız yargıyla devam etmeliyiz. Liyakatı esas almalıyız. Şeffaf ve hesap veren bir devlet olmalı. Rekabete açık bir kamu ihale kanunu olmalı. Bağımsız bir Merkez Bankası başkanı olmalı. 3 A'yı hedef almalıyız. Akıl, adalet, ahlak. Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmalıyız. Nitelikli eğitim, konuşan üniversite, özgür basını konuşmalıyız. Tasarruf genelgesi mesela. Türkiye'de bunu konuşmalıyız ya, tasarruf genelgesini. Cumhurbaşkanı kurumlara tasarruf genelgesi yayınladı. Bir vatandaş şey diyor, biz dededen kalma yeri bölemiyoruz. 5 senedir 25 dönümlük tarla. Tarlada bütünlük koruma prensibi var. Muharrem Bey neden bahsediyor? Hem de AK Parti'den önce vardı bu. AK Parti'den önce yapıldı bu iş. 2013'te yapıldı. Bu konuyu
2020'de devam etti. Kusura bakmayın. Buradaki benim ne demek istediğimi burada olanların hiçbiri anlamadığı için ben konuşmayacağım. Siz haklı olun. Peki. Hiç anlamadığınız bir konu olduğu için çok sayıda mesaj var. Yani işte ne Adana gelirse gelsin. Önemsemiyorum ne geldiğini. Yok, ama ben... işi bilenler beni anlıyorlar. Onun için konuyu kapattım. Tamam, siz şey mi mesela dediniz? Mesela tasarruf genelgesi. Çok özür dilerim. Devam edeceksiniz. Darbeyi beceremediler gibi bir söz. Beceriksiz kurmaylıkları bile çakma olduğu için. Ne demek diyor darbeyi beceremediler? İşte o FETÖ'cüleri sınavlarda soruları çaldıkları için kurmaylıkları da çakma olduğu için ellerine yüzüne gözüne bulaştırdılar. Onu anlatmak istiyorum. Yani hayatları sahtekarlık olduğu için. Onu anlatmak. Darbeyi olumlamıyorsunuz herhalde. Tabii ki olumlamıyorum. Şüphesiz olur tabii. Mu öyle bir şey? Ama darbe, şöyle bir ifadeniz oldu. Yani o darbe değildi anlamında bir ifadeniz arkadaşım oldu. Arkadaşım ya darbeyi, benim hayatım darbeyle, darbecilerle, mücadeleyle geçmiş. Bu soruyu sormanızı bile anlamsız buluyorum. Peki benim şöyle bir sorum var Muharrem Bey. Ama yani lafım yarım kaldı. Bu aslında bununla alakalı. Şimdi 2018'de mitinglerde doların 8 TL olacağını söylediniz. Ve gidişatın kötü olduğunu söylediniz. Ve bunun temel sebebinin başkanlık sistemi olduğunu söylediniz. Ve ben iktidara geldiğimde de buna bakacağım da dediniz aslında. Bir an önce işte denklemi kurarsam. Şimdi baktığınız zaman temel sorun başkanlık sistemi olduğu görülüyor. Ve bu ekonomi nasıl düzelir diye halka sorduğumuzda toplumun %56'sı başkanlık sistemini değişirse dediği görülüyor. Ülkenin en önemli sorunu %72 ekonomi. Artık halk sizin de altını çok bugün yoğun bir şekilde çizdiğiniz artık vatandaş gıdaya ulaşmakta zorlanıyor. Yani seküler ya da ekonomik durumu çok iyi olan orta haliler de artık büyük bir tasarrufa geçiyor. Daha doğrusu alım gücünü gerçekleştiremiyor. Yani toplumun 10.000 TL'nin altında yaşayanların oranı yaklaşık ülke nüfusunun %87 olduğunu görüyoruz. Yani açlık sınırına da baktığınız zaman 12.000 TL civarında olduğunu görüyoruz. Barınma ihtiyacı, yaşam alanını kurma anlamına baktığınız zaman İstanbul'da 4.000 TL'nin altında ev bulamıyorsunuz. Evet. Kadıköy'de kiralık ev yok, satlık ev yok. Şöyle baktığınız zaman en temel sorun şu an ülkenin aslında gıdaya ulaşılabilirliğinin çok zor olduğunu görüyoruz. Yani biz ülke olarak teknoloji 4.0, endüstri 4.0'ı siz ilk söylediniz ülkede. Şimdi endüstride 5.0 konuşuluyor. Dünya artık NATO içerisinde NATO Plus sistemi kurmaya çalışıyor. Yani NATO içinde NATO. Yani Türkiye'yi bu hafta Sayın Devlet Bahçeli dedi ki NATO'dan da çıkarız dedi. Yani aslında bizi bu soğuk savaş dönemine doğru giderken Türkiye'yi yalnızlaştırmak da isteyenler olabiliyor. İktidar içerisinde de NATO'dan çıkma fikri ilk defa söylendi. Türkiye'nin NATO'dan çıkmasını istiyor musunuz? Türkiye NATO'dan çıkarsa ne olur? Bunu sormak istiyorum. NATO Plus dediğimiz sistem ise Amerika bir önlem yapmaya çalışıyor. Yani NATO içerisinde bir NATO kurarak ticari, iktisadi... Şöyle bu anlamda yani değişen bir dünya takip var. Takip edemeyecek izleyicimiz yani. Şöyle dünya içerisinde NATO'nun bile artık ticari, iktisadi iş birliğine gittiği ve Avrupa Birliği'ne benzer bir yapı kurmaya çalıştığı bir dünyada Türkiye'nin giderek yalnızlaştığı ve teknolojiden uzaklaştığı söyleniyor. Ve bu da gıda üretimde de şu an ülkenin en önemli sorunu. Hangisine cevap vereceğim? Evet, İslam'ı, NATO Bey. Şu sorun şu, tek bir soru. Bence siz bu kadar olumsuzluklara. Hayır, sorum şu. Yani ben bir perspektiften biraz olaya baktım. Yani birçok konuda eksik yanlar olduğu söyleniyor. Siz bu genel çerçevede içeride ve dışarıdan nasıl bu düzeltmeyi gerçekleştireceksiniz? Doları düşüreceksiniz, sanayi iyileştirmeyi nasıl sağlayacaksınız? Evet. Ben dolar 8-10 lira olur dediğimde bana gülmüşlerdi. Şimdi sıkı durun söylüyorum tek. 30 lira olur bu kafaya. 30 lira olur. Biz yine de spekülasyona girmesin yani. Tekrar söylüyorum. 30 lira olur bu kafayla giderse. Yatırım tavsiyesi değildir. Hah, bravo. Ben görüyorum. Görüyorum yani. Akıl yok burada. Burada akıl yok. Burada iktisat biliminin gerekleri yok. Tercihler bilimidir ekonomiye. Kimi tercih ediyorsun sen? Yoksul halk kitlelerini mi, bankaları mı? Bankaları tercih ediyorsun. Görüyorum yani. Şu anda büyüyen bankalar. Milletimize sesleniyorum. Alamadığınız et bankadadır. Alamadığınız süt bankadadır. Kiralarınız bankadadır.
Bankaları zengin ettiler. Türkiye'nin en büyük faizcisi Erdoğan'dır. Bankalar korkunç büyüdü. Bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Bakın. Hayır, ben anlamadım. Ne oldu şimdi? Cumhurbaşkanı faizcilik mi yapıyor? Ben hakikaten faizi 19'dan 14'e düşürdü. Enflasyonu 50 puan arttırdı. Faizi niye düşürdü? Bankaya, faiz ya bankaya git 14. Olsun diye, peki bana olsun diye faizi. Peki düşürdü. Ya senin iktidarla aran iyi. Bulsana bana 14'le faizle ben de para çekeyim. Hiç de aram iyi değil. Hiç de aram iyi değil. Hadi bana 14'le faiz bulsana. Ben paraya pulla falan da işim yok. Hayır ya bu alacağım ya. Kusura bakmayın. Hadi bakın. 14'le faiz para bul bakalım da alalım. Arazi toplulaştırması diyoruz. Diyorsunuz ki ya millet size gülüyor. E var arazi toplulaştırması var. Yıllardır var. Şimdi madem tarımdan bahsediyoruz Muharrem Bey. Doğrudan gelir desteği bu ülkede ne zaman uygulanmaya başlandı? Kemal Derviş döneminde başlandı. Eğer tarımda bir eksikliğe işaret edecekseniz onu işaret edeceksiniz. Bu ülkede çiftçiye sen ekme kardeşim ben sana para vereceğim diye Kemal Derviş, Avrupa Birliği, Dünya Bankası 2000'lerde bunu dayattı. Bütün çiftçiye verilen para... Bunları bütün çiftçiye verilen para 29 milyar lira. Bakın özelleştirme kur korumalı mevzuata verilen Zafer para Bey. 30 milyar lira. Bakın ya dalga mı geçiyorsunuz ya? Ya kimsenin dalga geçtiği falan yok ama bazı gerçekleri de ya şimdi işte en büyük faizci Erdoğan. Aynen. Nasıl oluyor bu? Aynen. Nasıl oluyor? Bankaları bu kadar büyüttüğü için faiz bakın 19'dan 14'e düşürdü. 5 puan düştü. Enflasyon düştü mü? Düşmedi. Bankalarda git tüketici kredisi al bakalım. Kendiniz söylüyorsunuz. Kaç Muharrem alacaksın? Bey, Zafer Bey sizi manipüle ediyor. Siz nasıl çözeceğinizi bakın, söyleyin bize. Murat Bey keşke siz de manipüle etmek gibi bir eylemi gerçekleştirseniz de değerli fikirlerinizi söylemek yerine soru sorsanız. Ya soruyorum ben. Kendiniz nasıl ifade, düzeltecek? Bakın ülkenin kendiniz bir, ifade ettiniz. Zafer Bey diyorsunuz ülkenin ki, en önemli sorunu var. Bakın, nasıl çözeceğini soruyorum. Daha ne sorayım? Ekonomik problemler polisiye tedbirlerle çözülmez. Bak söylüyorum. Bir, market açarak çözemezsin. Zabıta göndererek çözemezsin. KDV indirimiyle çözemezsin. Bunlarla olmaz. Ev sahiplerini suçlayarak çözemezsin. Bak söylüyorum İstanbul'da yıllık %122 artmış. Konut fiyat endeksi. Çok ciddi sorun. Merkez doğru. Bankası söylüyor bunu. Antalya'da %139. Finansman paketi açıklıyor. Parası olmayandan parası olana servet transferi yapıyor. Bak anlatacağım şimdi. Çok basit. Benim asıl mesleğim öğretmenlik. Sonradan ben milletvekili oldum. Fizik öğretmeniyim. Benim mesleğim fizik öğretmeni. Onu biliyoruz artık. Evet. Şimdi ben hayata 58 yaşında değil de şimdi 25 yaşında olsam eşim de öğretmen. Ben hayata sıfırdan başlasam. Şu anda benim evim var. Kira vermiyorum. Hem de bir iki tane var. Şu anda hayata sıfırdan başlasam. Benim alacağım para 8500 lira. Hesapladım ben. Bordroları aldım. 8500 de eşim aldı. 17 bin lira aylık maaşımız var. Ahmet Bey. Şu anda Zafer Bey'e soruyorum. Bir ev almak istesek kaç para bir ev? Kaç para? Siz söyleyin ben ona göre konuşacağım. Kaç para? Bilmiyorum. Konut 2 milyon lira. 2 milyonun altında ev yok. 2 milyonun altında ev yok. Kaç para Onur bir ev? 2 milyon lira. 1,5 da var, 2 de var, 2,5 da var. 2 milyon lira. Ortalama 2 milyon. Peki 10 yıl kredi çeksek. 17 bin lira maaş toplamı var. 8500, 8500, 17 bin lira. 2 milyon lira da kredi çeksek. 10 yılda ödesek. Peki kaç para ödüyoruz aylık biliyor musunuz? 24 bin. 27 bin lira. O artmış. 26, 27 bin lira. Bu ne demektir? Karı koca öğretmen ömrü boyunca bir ev sahibi olamaz demektir. Peki doktorlar bana ziyarete benim öğrencilerim var. Ya ilk kez yoksulluk sınırında yaşıyorlar ya doktorlar. Ya bordroyu gördüm Ahmet Bey şaşırdım. 7500 lira ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Berbere gittiğinizde kaç para veriyorsunuz arkadaşlar berbere ya? Berberi küçümsemiyorum yanlış olmasın. Ama apantisit ameliyatına doktora 45 lira veremezsin ya. Dalga mı geçiyorsunuz ya milletle? Yok bilmem. Apantisit ameliyatı 45 lira. Şey işte ne? Sistemleri var ya. Puan performans. 45 lira 50 lira. 45 TL diyor. TL. Böyle bir şey olur mu ya? İşte vatandaş ucuz sağlık hizmeti. Ya olur mu ya? Berber 200 lira. Apansisit ameliyatı 7500 liraya doktor çocuğu açlık sınırı.
Ev arkadaşı arıyorlar. Bak Zafer Bey, dalga geçmiyorum ben. Ben öğrencilerim var. Ben fizik öğretmenini yaptım bu ülkede. Ev arkadaşı arıyorlar. Kiramı ödeyemiyorum diyor doktor. Yazık, günah mı memleketin evlatlarına? Bak bugün yolda gelirken sonra Abraham bilmem ne, bir sürü Pakistanlı, Afganistanlı doktor doldu ortalık. Kalmadı çocuklar. Gidiyorlar. 7500 lira verirsen. Abraham ne ya? İsimler okuyoruz ya. Yani Pakistanlı, Afganistanlı doktorlar aile hekim oldu. İbrahim o ya. Doktor maaşı 7500 lira mı Türkiye'de? Aynen gördüm. 7500 lira değil. Bak 5000 lira da şey var. Yeni mezunlar da var. Hayır arkadaş ya, bordroyu gördüm diyorum ya. Ya 7500 lira doktor maaşı. Aynen öyle. Aynen öyle. Muharrem Bey, cevap verince kızıyorsunuz da yani söylediğiniz... Arkadaş bak bana asla ziyarete geldi. Ya yok. 35 yaşında çocuk. 7500 lira doktor maaşı yok. 5000 lira da döner sermayeden alıyor. Öyle söyleyin. Döner sermaye her yerde yok. Bak öğretmenlerin maaşını hesaplarken de şöyle hesaplıyorlar. 8000 lira maaş diyor. Haftada 15 saatten ayda 60 saat ekler ücreti çarpı şu kadar da para. Yavrum. Tatilde olmaz, emeklilikte olmaz, hastalanırsın olmaz, her branşta olmaz. Bu yalandır. Ya böyle bir ekler sorayı da yoktur. Size bir soru sorabilir miyim? Hani dediniz ya birkaç tane evim var diye. Evet. Bu birkaç tane evi, madem hani her şeyi konuşuyoruz, 2002 öncesinde mi aldınız, 2002 sonrasında mı aldınız? 2002 öncesinde aldığım da var. 2002 sonrasında aldığınız da var. İki tanesi 2002 öncesi. Benim de yaşım 47, ben de hatırlarım, ben iyi bir gözlemciyimdir. 90'larda da evet aynen şimdiki gibi millet ev araba alamıyordu. Hakikaten alamıyordu. Ne zaman almaya başladı biliyor musunuz? 2002'den sonra almaya başladı. Evet şu anda da bir kriz var. Dünyada var, bizde de var. Ya kimse Muharrem Bey, herkes dört dörtlük yaşıyor, güllük gülistanlık bir ortam var falan demiyor. Vallahi ama televizyonlar falan gösterdiler. Doktor maaşı da 7500 lira değil. Ya değil ya, değil. Ha, bordroyu çok özür diliyorum. Arkadaşlar, genç doktorlar, bordrolarınızı Zafer Şahin'e maille atın arkadaşlar. Lütfen döner sermayesiyle göndersinler. Evet. Ya şimdi şu var, bakın 7500 lira doktor maaşı. Döner sermayeyle kaç para maaş? Valla işte o çalıştığı hastaneye göre değişiyor. Her hastanede yok bu. Her hastanede yok. Bak bir şey söyleyeceğim. Muharrem Bey. Benim o televizyonlarda gördüğünüz bir evim var ya köyde. Televizyonlarda gördünüz. Basın toplantıları falan yaptım. Evet. Cumhurbaşkanı. O babadan kalma değil mi ya? He? O babadan kalma. Hayır, 2001'de yaptım ben onu. Öyle mi? Evet. Ben onu 2001'de yaptım. Elmalı köyü. Evet. Meşhur. Elmalık. Elmalık. Evet. Elmalık'tan çıktı yola. Şu anda aradan bak kaç sene geçmiş? 21 sene geçmiş. Şu anda ben onu yapacak gücü kendimde görmüyorum. Şu anda yapamam. Arazi sizin miydi? Bizimdi. 100 yıldır. O yaparsınız şimdi. Ne olur? 100 yıldır bizim. Yavaş yavaş yaparsınız bir tane. Ya kinayeli sormadın değil mi? 2002'den önce mi aldın, sonra mı aldın? Hayır, şunu biliyorum çünkü bakın. Yok, kinayeli sorduysan. Hayır biz de bu ülkede yaşıyoruz. Hayır bakın şöyle, eskiden de ev almak, araba almak gerçekten bir hayaldi, özellikle 90'lı yıllarda. Kredi yoktu, faizler yüksekti falan filan. 2002'den sonra evet böyle bir şey oldu. Özellikle TOKİ'nin devreye girmesiyle, siz onu da eleştirirsiniz muhtemelen. Hakikaten ev almak, araba almak Türkiye'de kolay oldu. Ama dönemsel olarak ülkeler ve dünya bu tip krizler yaşadığı için ekonomide daralmalar oluyor. Şu anda da öyle bir dönemden geçiyoruz. Yani şu anda gençler ev alamıyorlar Ahmet Bey. Alamıyorlar. Araba da alamıyorlar. Muharrem alamıyorlar. Bey, telefon alıyorlar. Muharrem telefon. Bey, doğru, soruma cevap ne yapsınlar, şöyle. Telefon alıyorlar. Çıkar telefonunu. Çıkar telefonunu. Muharrem Bey, eğitim ve ekonomi anlamda bu sorunu yaklaşık birinci bölümde de bahsettiniz. Hatta ajanların oralarda gezeceğini söylediniz. Evet. Çok önemli, doğru bir tespit. Tarım ve eğitim. Peki bununla ilgili nasıl bir kalkınma planını planlıyorsunuz? Yani bu doların düşmesini nasıl sağlayacaksınız? Başkanlık sistemi toplum tarafından da birinci sorun olarak görülüyor. Bunu düzeltilmesi gerekenlerden. İkincisi sizce nasıl olacak? Dünyadaki saygınlığı nasıl kaldırır, gerçekleşecek? Hukuk düzenini kurmadan, bağımsız yargıyı kurmadan, liyakatı esas almadan bunların hiçbirini yapamazsınız. Bu mümkün değil. Yani Türkiye kuralları yıkıldı, gelenekleri yıkıldı, keyfilik hüküm sürüyor. Yani işte az önce vakıflarına baksan, iktidara yakın vakıfsan, milyon dolarlar akar sana. Ama uzaksan paranı bloke ederler. Yargıya bakarsın,
AKP'de görevliysen damadın, mamadın FETÖ'den aklanır. Ama garibansan hapsi boylarsın. Övgüler düzersin meclis kürsüsünde. Hiçbir şey olmaz sana. Ama bir hemşiresin. Bankasya'ya 100 lira yatırırsın. Mahvederler seni. Hayatını karartırlar. Böyle bir ülkeden verim beklenemez. Zenginlik olmaz. Huzur olmaz. Refah olmaz. Kalkınma olmaz. Önce adalet. Herkes inanacak. Bunu yapacaksınız. Mesela aslında çok kolay biliyor musunuz? Geçmişte ben söylemiştim. Ya şu damadını görevden alsa dolar 2 lira düşer ya. Düşecek ya belli. Mesela Erdoğan bazı tedbirler alsa, çok basit tedbirler biliyor musun? Örnek olmak gibi mesela. Örnek olmak. Düşer biliyor musunuz? Faiz de düşer, enflasyon da düşer, hepsi düşer. Çok basit ya. Ama çevresinde adam kalmadı bunları söyleyecek. Aklı yitirmişler, gerçekliği yitirmişler çünkü. Bir uzay çağında öyle bir sarmışlar ki etraflarını, masal anlatıyorlar insanlara. Biz de Türkiye'yi geziyoruz arkadaş ya. Tasarruf genelgesi yayınlıyor ya. Tasarruf genelgesi. Kamu kurumlarına tasarruf genelgesi yayınlıyor. Telefonu az kullanın, kağıdı az harcayın. Siz söylediniz az önce. Not diyor. Tasarruf genelgesi yayınlanması. Yayınlanmalı. Ben alttaki notu söylüyorum. Not. Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hariç. Böyle bir şey olabilir mi? Peki. ben uyumam diyor. Ya bu olabilir mi? Murat Bey. Vallahi yani, şöyle bir sorum daha var. Söyleyin. Sayın. Hayır şöyle, eğer meclis seni hariç demiş ya o genelgede. Şimdi Cumhurbaşkanlığı ve meclis yani ülkenin değil mi? Sen örnek olacaksın. Önce Cumhurbaşkanlığı başlayacak. Tabii biz şunu da hatırlıyoruz. Sizin de o CHP'de olduğunuz dönemde 2 milyon liralık faturasını mecliste vatandaşa ödeten vekili de hatırlıyoruz. Ya bana ne ondan Zafer Bey? Ama ya. Şimdi işte. Ya bana ne 2 milyonluk fatura ödeten. Ki bana ne yani onun hesabını ben mi vereceğim? Milletvekili verdi, siyasetten çekildi, gitti zaten. Ben onu Muharrem değil Bey. Bak bir şey anlatıyorum. Diyorum ki güzel kardeşim tasarruf genelgesi yayınlıyorsun. Not diyorsun alta. Hepiniz uyun. Tapu Kadastro sen uy. Belediyeler sen uy. Dışişleri sen uy. Herkes uysun. Ben uymam diyorsun. Muharrem Bey. Örnek olmak gibi bir görevi var Cumhurbaşkanı. Şimdi bakın. Önce kendisi başlıyor. Az önce sayarken güzel maddeleri dediniz ki enerjide dışa bağımlılığı bitirmesi lazım değil mi Türkiye'nin? %70 dışa bağımlılık. Bakın, 70,2. Şu var, yılda 50-55 milyar dolar enerji satın alan bir ülkeyiz. Peki şimdi bu iktidar, bugün dördüncü gemimiz de geldi. Sondaj gemileri, sismik arama gemileri, Karadeniz'de doğalgaz bulundu. 540 milyar metreküp. Şimdi kaçıncıya doğalgaz? Ya doğalgaz bulundukça doğalgaza zam geliyor. Ha, güldüğünüze ya bu masal bak arkadaşlar. Masal, bu masalları ha, siz bak gidin anlatın. Yani bunu yiyecek olan vardır. Nükleer santrale karşı mısınız? Nasıl? Nükleer santrale karşı. Ben fizik öğretmenim ya. Gel sana bir nükleer santral anlatayım istersen. Karşı mısınız? Uranyumun hangi izotopundan nasıl ne oldu? Karşı mısınız? Karşı mısınız? Arkadaşım bak. Diyorum ki hayır niye karşı olayım ya? Hayır, doğalgaza karşısınız. Sismik doğalgaza niye karşıyım? Masal diyorsunuz ya. Bulunması masal diyorum. Masal. Ya niye bulunmasın ya? Ya her seçim dönemi bulunuyor Ahmet Bey. Ama bu somut bir şey var. Ya Türkiye'de bir gazete 365 günün 302 gününde memura emekliye zam müjdesi diye haber yapmış. Muharrem Bey bir şey söyleyeceğim. Doğru. Bu her seçim öncesi doğalgaz bulundu diye... 1950'den beri. Doğru. Fakat Türkiye, hepimiz sevindik ya. Yani benim bu iktidarla falan bir işim yok. Muhalefette de işim yok ama doğalgaz buldu Türkiye. Oraya büyük devasa bir yatırım yapılıyor. Farkındayız değil mi? Herhalde farkındayız. Ya onu söylüyor beyefendi. Peki ben de şunu soruyorum. Her bulundu. Doğalgaz bulundukça doğalgaz niye pahalı? Ha o ayrı. Ben de ayrı. Vereyim mi? Evet. Cevabını vereyim mi bunun? Bakın birincisi her seçim dönemi bulunduğu iddia edilen doğalgaz var ya. Evet bulundu. Tekirdağ açıklarında bulundu. Adapazarı açıklarında bulundu. Bugünkü sahaya yakın. Çıkartıldı. Verimi düşüktü. Çıkartıldı. Kullanıldı. Bitti. Bu bulunan 540 milyar metreküp 2023 yılında sisteme verilecek. Kalitesi de son derece yüksek. Onu tamam biliyorum şimdi, diyor onu. Biz şunu merak ediyorum Ahmet Bey size söyleyeyim. Muharrem Bey kızıyor. Nükleer santral yapmayalım. Doğalgaz aramayalım. Yapalım diyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımları hiçe sayalım. Peki biz enerji dışa bağımlılığı nasıl bitireceğiz? Bir şey söyleyeyim mi nasıl Zafer Bey? Ben size soruyorum. Benim üniversite bitirme bitiremeyiz tezim. Bitiremeyiz öyle. Bitirme tezim ne biliyor musun? Nükleer enerji eldesi ve kullanım alanları. Ha, karşı değilsiniz o zaman. Başka sorum yok dedim.
Peki. Benim bitirme tezim. Muharrem tanık Bey, sizin diyor musunuz? Yani tanık sizin. Muharrem Bey, evet. 2018'de Cumhurbaşkanlığınızın ilan edilmeden öncesinde... Adaylığının ilan edilmeden öncesinde İYİ Parti ve CHP çok yoğun görüşmeler gerçekleştirdi. Ve çok önemli bir ismi, geçmişte siyaset yapmış Sayın Abdullah Gül'ü getirmeyi planlıyorlardı. Fakat o masada Sayın Akşener'in karşı çıkmasıyla o işin sonlandığı ve sizin de dolaylı bir şekilde yolunuzun açıldığı görülüyor. Ve Cumhurbaşkanı adayı oldunuz. Evet. Sayın Akşener'in aslında sürece karşı çıkması sizi adaylığa gerçekleştirdi. Peki siz şu an yeni bir sürecin içerisindesiniz. Yeni bir siyasi parti ve farklı bir logoyla siyaset yapıyorsunuz. Siz Cumhurbaşkanı adaylığında ikinci tura kalamazsanız, öncesinde de Millet İttifakı bir aday belirleyecek. Belki etkiniz kalmayacak. Bu süreç yaşanmaması için öncesinde temas kurmayı isteyecek misiniz? Yani o masadaki adayın nasıl olacağını, sizin tarifiniz nedir? Nasıl bir aday olmalı? Bakın şimdi, birincisi bu ittifak sistemi siyasetin doğasını bozdu Türkiye'de. Özgünlüğünü kaybettirdi. Yani ortada seçim yokken partiler bir araya gelip saatlerce oturuyorlar, konuşuyorlar. Sanki amcaoğlu, teyzeoğlu gibi. Bu doğru değil ya. Her partinin kendine özgü bir takım ilkeleri var, projeleri var, programı var, öncelikleri var, hedefleri var. Ben bunu doğru bulmuyorum. İttifak yapılmaz demiyorum. Seçime 3 ay kalır, oturursunuz, bir madde, iki madde, kaç maddeyse yazarsınız bunları. Kamuoyuna da açıklarsınız, açıklamadıklarınız da olabilir. İttifakı yaparsınız. Bunlar dükkanı kapatacaklar neredeyse ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir ittifak olmaz. Özgün bir şey üretemiyor partiler artık. Yani birine bakıyorum, diğerini görüyorum. %90 oranında uzlaşmışlar. Nasıl uzlaşıyorlar anlamıyorum yani. Ben Türkiye'de %90 oranında, %95 oranında uzlaşacağım. Çok zor o oranda uzlaşmak. Kendi partinin içinde uzlaşamıyorsun. Kendi partinin içinde %95 uzlaştın mı ki diğerleriyle uzlaşıyorsun? Kılıçdaroğlu aday olursa destekler misiniz? Niye destekleyeyim ya? Niye destekleyeyim? İkinci ben kendimi turda. Destekliyorum. Neden destekleyeyim yani? İkinci turda? Bir dakika, niye o kalıyor, ben niye kalmayayım? Kalırsa. Bir dakika canım, ben olarak. Kalırsam o beni destekleyecek mi? Ben kalırsam o beni destekleyecek. Sizi aday gösterdi. Nasıl aday gösterdi? Babasının 2018'de. Malı mıydı? Yani lütufta mı bulundu? Bir partinin ne genel başkanı. Ne demek yani aday? Kendisi olsaydı elini tutar mı vardı? 2018'de bak, bir şey söyleyeyim genel başkan. Bir şey söyleyeceğim bak. Kendi olsaydı kardeşim. Yani halk sizi istedi. Ona, nasıl ben istedim ya? Hayır, o zaman bir genel başkan. Halk sizi istedi. Ya halk beni istedi. Halk. Evet. Lütuf, ve lütuf falan yok ortada yani. Kendi olsaydı. 2014'te Ekmelettin İhsanoğlu olacağına kendi olsaydı. Ne demek yani? Şey, bana aday göster diyor. Elini mi öpeceğim yani? Böyle bir şey olur mu? Ben o milletvekilliği, o adaylığı söke söke aldım. Meydanlarda mücadele ede ede, parlamentoda mücadele ede ede aldım. Toplumda bir karşılığım vardı. Ama çalışmadılar, beni desteklemediler. Seçim gecesinden itibaren sürekli iftira attılar. Sürekli. Sandıklara sahip çıkmadılar. 12 bin sandığa gözlemci koymadılar. Seçim gecesinden itibaren yalan söylediler. Hep yalan. Saraya giden CHP'li yalanını attılar. İftira, diz boyu. Ne yapacağım yani ben? Anlatabildim mi? Bunları düzgün okumanız lazım. Bana hareket alanı bırakmadılar. Kampanya bitmiş. 56 gün sonra, bir dakika bitireyim. Kampanya bitmiş. 56 gün sonra Abant'ta toplandılar, seçimi tartışıyorlar. 2018 seçimini. Ya beni davet etmediler ya. Ne konuşuyor bunlar ya? Siz kimsiniz de kampanyayı tartışıyorsunuz ya? Esas çocuk burada. Başrol oyuncusu burada. Başrol oyuncusu yok. Kampanyaya toplanmışlar. Nasıl bir kampanya? Beni davet etmediler buraya. Hı hı. Onlara hakkımı helal etmiyorum ben. Evet. Gel bakalım ben, Muharrem. Yani orada başladık zaten. Bir kompleksle başladık zaten. Gel bakalım. Kimsin sen? Yani Cumhurbaşkanı adayı öyle mi çağırın? Böyle bir şey olur mu? Para harcamadılar. Sandıklara sahip çıkmadılar. O zaman karşı afişlerimi asmadılar ya. O zaman karşı çıksaydınız. Nasıl yapayım kampanya döneminde? Olmaz. Dağıtırsın ortalığı. Yapamazsın. Lanet olsun dedim, kurtuldum ben. Ben hayatımdan memnunum.
Bu partiyi birinci parti yapacağım. Memleket Partisi Türkiye'nin birinci partisi olacak. Arkadaşlarımla birlikte. Zaman alacak biraz. Önemli değil. CHP tabanının yaklaşık %70-74 oranında buraya gelmeden baktım. Size halen ılımlı baktığını ve olumlu baktığını görüyorum. O yüzden... Nereden görüyorsunuz ya? Efendim? Nereden görüyorsunuz? Ben genelde şeye bakıyorum. Ya işte bıraktı gitti, bölüyor oyları, şöyle oluyor, böyle oluyor. Muharrem İnce... Başkanlık sisteminde oy biliyorum. Bölmesi diyen matematik bilmiyordur zaten. Ya biliyorum, biliyorum. Oy bölmesi olmaz. Siz nefesinizi bir ara... Kardeşim oy bölme falan yok, bunu anlatmaya adadınız yani. Şimdi artık o biraz gitti de. Şöyle iki farklı dönemi hatırlatmak isterim. 2019'da Muharrem Bey de bilir o dönemde CHP'nin yaptırdığı anketlerde İstanbul'da birinci çıkıyordu Muharrem Bey. Yani istenen belediye başkanıydı. Seçim sonrasında da bu destek sürdü. Seçim sonrasında, yerel seçim sonrasında yeni bir siyasi oluşum yaptığında da ılımlılık halen devam etti. Halen de. Muharrem Bey CHP değerlerinden ayrılmamış bir isim esasına baktığınız benim zaman. CHP, Cumhuriyetçi, layık, Atatürkçü. Kurucu felsefesiyle bir ayrıcalığım yok ki. Evet, benim de ifade etmek istediğim... Benim Atatürk'e bağlılıkla, Kuvayi Milliye ruhuyla, kurucu değerlerle bir problemim yok. Benim tepedeki yöneticilerle problem yaşıyorum. Şöyle, değerler tamamıyla anlamında... Tamamıyla bir sorunum yok ki. Kişisel olarak mesela... Onlar İsmet Paşa'yı savunmaz, CHP'yi yönetenler. Ben savunurum. Onlar Atatürk'ü savunmaz. Onlar Mustafa Kemal der. Ben Mustafa Kemal Atatürk derim. Hı hı. Mesela şu şöyle bakmanızı isterim. Mesela CHP oy verenlerin %55'i HDP konusunda negatif bir düşünceye hakimdir. Muharrem Bey'e ise bu anlamda %74-75 civarında ise dolaylı destekleri var. Fakat şu an kendisini rakip olarak da görmüyor. İleride dahil olabileceğini, birlikte hareket etmeleri gerektiğini de söyleyen bir toplum var. O yüzden Muharrem Bey o eski tabanına nasıl bakıyor onu görmek istedim. Yani ikinci turda Sayın Kılıçdaroğlu'na destek verir mi? Açık destek verir mi? Çünkü Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun yarışma ihtimali oldukça yüksek görülüyor. Özellikle son mitingde bunu görüyoruz. Buyurun cevap verin. Murat Bey mitinglerle görme bu. Mitinglerle görseydin 2018'de ben Cumhurbaşkanı olmadım. Mitinglerin dışında söylemler. Mesela Engin Altay'ın söylemi var. Ne söyleyecek Engin Altay? Başka bir şey örneğin, mi söyleyecek? Yani? Ne sayın, söyleyecek? Sayın kazanacağız diyecek. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği çok önemli bir söz var. Artık ben iktidar olduğumda diye bir sözü var. Buna benzer iktidarı işaret eden, adaylığını işaret eden çok önemli bulgular var. Evet. Çok da kitabına uygun ve literatürüne uygun davranarak ilerliyor. Baktığınız zaman kim? Kılıçdaroğlu adaylık konusunda daha agresif bir şekilde adaylığını istemiyor. Aslında daha kibar bir dille, kitabına daha uygun bir dille. Zaten bunu da mitinglerde biraz gördük, okuduk aslında. Kendisi de kendisinin kibar olduğunu da hatırlattı. Kavgacı birisi olmadığını da hatırlattı. Benim sorum şu, ikinci tur Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Erdoğan kalırsa siz açık destek verecek misiniz? Arkadaş, iki adaydan birine. Kurtulmak lazım. Bu iktidardan kurtulmak lazım. Size en çok sorulan sorulardır. Bu iktidardan kurtulmak lazım da bizi taca atma. Dur bakalım, belki biz kaldık ikinci tura. Biz daha önce destekleyeceğimizi açıkladık. Ama bir de onlara karşılaştığında onlara sor bakalım. Ben kalırsam beni destekleyecekler mi? Ben destekleyeceklerini düşünüyorum. İnşallah. Siz ayrı bir partisiniz. Biz ayrı bir partiyiz tabii ki. Bunu takdir ediyorum. Yani farkındayım. Yani bir başka partinin başka stratejilerini, taktiklerini size sormak da yakışık alacak işler değildir. Fakat çok kısa cevap verebilirsiniz. Bir gözlemci olarak dışarıdan baktığınızda siyaseti okuyorsunuz. İki belediye başkanının ismi de çok çıkıyordu. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş. Yani siz de ya bu iş Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak galiba noktasında mısınız? Yoksa hala o iki ismin potada olduğunu düşünüyor musunuz? Sizin açınızdan yani ben kesinlikle aday olacağım, Cumhurbaşkanlığına aday olacağım, buna da kararlıyım diyorsunuz. Sizin açınızdan Kılıçdaroğlu mu o olsa daha iyi olur? Yoksa o iki belediye Ekrem İmamoğlu olsa mı daha iyi olur? Bakın ben siyaseti ilkeli yaparım dedim ya Ahmet Bey. Tekrar söylüyorum. Belediye başkanlarının yerinde ben olsaydım. Genel Başkan'ın
icazetiyle aday maday olmazdım. Aday olacaksam çıkardım Göbek'ten aday olur. Nasıl ya partisi? Olur mu öyle şey ya? Ne partisi ya? Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini partinin tüzüğüne yazacaksın kardeşim. Yazmamışsın hala. 2017'den bu yana 5 sene geçmiş. Niye yazmadınız? Cumhurbaşkanı adayı üyelerle belirlenir ya, bizde yazılı. Tamam, sizin partinizde yazılı. Arkadaş, ben olsam onların yerinde koyun üyelerin önüne sandığı, ben adayım derim. Bu kadar basit. Böyle olmalıdır bu iş. Karadeniz gezisine çıkmak da bir anlamda bu demek. Olmaz, öyle olmaz. Kaçak güreşmek olur. Bodoslama, Göbek'ten gireceksin. Ne diyecek yani, çıkacak? Üyelerin önüne sandığı koyun, yarışmak istiyorum. 1,5 milyona yakın üyesi var CHP'nin. Üye neyi istiyorsa. Öyle olmalıdır ama. Memleket Partisi'nde şey bu, kural. Sizin tüzüğünüzde yazıyor mu? Aynen, tüzüğümüzde yazıyor. Cumhurbaşkanı adayı. Adayını üyeler seçer. Ahmet Bey, o üyeleri niye üye yapıyorlar? Sizi üyeler mi seçecek yani? Aynen, üyeler seçecek. Seçerse. Başka aday da çıkacak. Çıkabilir. Böyle olmalıdır tamam. Ya. Diyorsunuz ki Ekrem İmamoğlu çıksın desin ki ya kardeşim. Kimse, bakın ben isim vermiyorum. Hani ben de yani, mesela Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu, kimse. Koyun sandığı kim çıkıyorsa. Hayır, ben Mansur Yavaş açısından, Ekrem İmamoğlu açısından şunu söylüyorum. Siz demek istiyorsunuz ki eğer varsa niyetin. Varsa niyetin böyle olur. Peki Cumhurbaşkanı seçildin. Genel Başkan dedi ki sana, gel dedi, Cumhurbaşkanı adayısın. Aday oldun, seçildin. Genel Başkan'ın talimatlarını mı yapacaksın? Milletin isteklerini mi yerine getireceksin? Cumhurbaşkanı ya. Siz ne yapacaktınız? Kesinlikle milletin isteklerini yerine getirecektim. İstişare edecek misin? Tabii ki edecektim. Ama yani öyle Cumhurbaşkanı talimat mı alır ya? Olmaz tabii. Bilgi alır Cumhurbaşkanı. Bilgi alırdım yani. Talimat malimat almazdım. Peki yani. Sembolik olacak. O cümle size bir... Hem sembolik olacak bakın. Hem sembolik olacak. Hem kazanacak. Hem kazanacak. Hem Erdoğan'ı yenecek. Hem altı genel başkanın talimatlarını dinleyecek. Böyle bir aday olmaz. Hem seçim kazanacak. Hem talimat dinleyecek. Böyle olmaz mı? Ucube bir şey bu. Ama dünyada şu olur, bak, seçim şu sistemi olur. Buna gidiyor. Şu sistem olur, sorgulanmaya doğru gidiyor. Hayır, bak şu olur. Amerika'daki bu sistemden gibi, Fransa... memnun musun? Ben bu sistemden memnun değilim. Bu sistem değişmelidir. Ama şöyle değişir bu. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. Milletimize söz veriyorum. 2 yıl içerisinde bu sistemi değiştireceğiz. Ben de başbakan adayı olacağım. Bu öngörülebilir, doğru, tutarlı bir siyaset söylemi olur. Ama ben şimdi başbakan adayıyım. Başbakanlık seçimi yok ki. Henüz başbakanlık da yok ortada. Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ya. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını kastediyor. Bilmiyorum. Ay şöyle ama yani yürütme yetkisine sahip bir cumhurbaşkanlığı yardımcısı. Ama bu anayasaya aykırı bir durum. Ortada bir anayasa var. Orada siz haklısınız Zafer Bey. Orada da Muharrem Bey'de ben şöyle bir çelişki gördüm. Murat Bey de galiba aynı şeyi savunuyor. Cumhurbaşkanı talimat almaz diyor. Evet, bugün Recep Tayyip Erdoğan da talimat almıyor. Ama talimat almadığı zaman Muharrem Bey tarafından tek adam olmakla suçlanıyor. Ya yani burada da böyle bir çelişki var. Bence de Cumhurbaşkanı talimat almaz. Ama lazım. Ama yasama, yargı, yürütme sistemi onu kontrol edecek bir mekanizmaya doğru. Aynı şeyden bahsetmiyoruz. Doğrultması gerekiyor. Erdoğan aynı zamanda partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı. Burada ise partinin genel başkanı ayrı, cumhurbaşkanı adayı ayrı. Yani elma ile armutu kıyasladın ya, kutluyorum yani. Ben şöyle demek istiyor. Diyelim ki faraza Muharrem Bey demiyor, ben diyorum. Ekrem İmamoğlu aday olursa diyor, cumhurbaşkanı olursa Kılıçdaroğlu'ndan talimat almayacak. Yani talimattan kastı o. Değil mi Muharrem Bey? Evet. Kastettim. Zafer Bey, bunu size vereceğim. Tarafsız bölgede lütfen, ben aile hekimiyim. Ve ek ödemem yok. Sadece net maaşım 7.085 lira. Vallahi ben de söyleyeyim, ben de size yolladım. Bak, arkadaş, ben de söyleyeyim. WhatsApp'tan size de yolladım. Gelenlerin. Hani bana da geldi. Ben de görüyorum. Evet. Vallahi insanlar atmışlar şu anda diyor. Üçün üçünde memurum, 9.089 lira maaş alıyorum. İlk yazmış Muharrem Bey'e söyleyin. Size onları gönderiyorlar. Canımız karpuz çekti dediğim için bir arkadaşım bir dakika, da karpuz dilimi gönderiyor bana fotoğraf olarak.
Biri neyse demiş yani ki, bunu gördü. Demiş ki Muharrem Bey hemşire bile 10 bin liradan fazla kazanıyor demiş. Peki neyse öyle şeyler. Bu bir kısa ara verelim de yani devam edelim. 7500 lira ben doktor maaşı olmadığına iddiaya giriyorum. Sadece onu söyleyeyim. Peki ara verelim. Ben 3 kişi yaşıyorum, ne demek 800 faturaya? Elektriği mi vereceğiz, suya mı, doğalgaza mı vereceğiz? Aldığımız maaşlar yetmiyor. Şu an 2500 TL falan faturamız geldi. Önünü göremiyoruz. 3600 lira geldi, biz şok olduk. Ne yapacağımız şaşırdık. Şimdi nasıl ödeyeceğiz onu şimdi. Bir kafe sahibi olarak söylüyorum. Benim faturalarım 6-700 falan gelirken Aralık ayında. Bugün gelmiş olan faturam 8,5 bin lira. Yani ben zaten adam akıllı bir para kazanamazken bütün şeyim elektriğe, suya, bunun gibi artışlara geliyor. Gerçekten yaktığımızın bedeli neyse onu alsınlar yani. Yakmadığımızın parasını almasınlar. Faturalar kirayı geçti. Sayaçları kimse görmek istemiyor. Memleket Partisi olarak milletimize söz veriyoruz. Bu Erdoğan'ın sayaçlarını sökeceğiz. Bu Erdoğan'ın sayaçlarını biz sökeceğiz. Biz. Bu muhalefetle de bu iş olmaz. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. 15 yaşından beri siyasetle uğraşırım. 16 sene milletvekilliği yaptım. 4 sene il başkanlığı yaptım. Sayısız mitingler yaptım. Sayısız illere gittim. Ama ilk kez Gaziantep'te beni karşılayanların hepsi 30 yaşın altında. Bu ilk kez oldu. Değerli gençler, Memleket Partisi'nin iktidarında size söz baskı son bulacak. Sosyal medyada özgür olacaksınız. Özgürce tweet atacaksınız. Siyasetçilerle hakaret etmeden makara yapacaksınız. Zekanızı, mizahınızı kullanacaksınız. Size söz, diplomanız işe yarayacak. Duvarda asılı durmayacak. Olanlar tabii. Emekleriniz boşa gitmeyecek. Yurt sorununuzu çözeceğiz. Sizleri tarikatların, cemaatlerin yurtlarına bırakmayacağız. Mezun olduktan sonra 2 yıl iş bulana kadar burslarınızı devam ettireceğiz. İnternetiniz hızlı ve ucuz olacak. Öğrenciler iletişim vergisi ödemeyecek. Öğrenim yaşamı boyunca. Bilgisayarlarınız, telefonlarınız, tabletleriniz çok daha ucuz olacak. Siz de marka üreteceğiz. Siz de bilim üreteceğiz. Siz de teknoloji üreteceğiz. Yapay zekayı konuşacağız sizinle. Nesneler arası iletişimi konuşacağız. Kuantumu konuşacağız. Robotları konuşacağız. Girişimcilik ruhunuza inanıyorum sizin. Sizin girişimciliğinizi konuşacağız. Mutluluğu konuşacağız. Umudu konuşacağız. Neşeyi konuşacağız. Şarkılar, türküler söyleyeceğiz. Yaşama sevincini konuşacağız. Bizim itirazımız var bu düzene. Bu düzeni değiştireceğiz. Bu düzeni yıkacağız. Dolar için mi, euro için mi? Var başkanım. O nasıl bir şey öyle ya?
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Özlemişim, çok olmuş. Kaldırıcıları korkarımına gelmeyelim. Birleşik Arap Emirlikleri'ne düne kadar terörizmin yardımcısı diyordum. Şimdi aman para gelsin diye bu işlere girmene gerek yok Erdoğan. Alacağım para da 10 milyar dolar. Ben sana bak çok daha basit bir şey söyleyeyim. 150 bin makam aracı var Türkiye'de. Bunların 50 bin tanesi 1 milyonun üzerinde fiyatları. Hemen satışa çıkar bunları, 5 milyar doları oradan kap. Araba yalvaracağına Türkiye'deki 150 bin makam aracını sat, al sana para diyorum. Başkanım, umudunuz sizsiniz başkanım. Umut, kısa bir aradan sonra tekrar tarafsız bölge kaldığı yerden devam edecek. Ben 3 kişi yaşıyorum, ne demek 800 fatura? Elektriğe mi vereceğiz, suya mı, doğalgaza mı vereceğiz? Aldığımız maaşlar yetmiyor. Şu an 2500 TL falan faturamız geldi. Önünü göremiyoruz. 3600 lira geldi, biz şok olduk. Ne yapacağımızı şaşırdık. Şimdi nasıl ödeyeceğiz onu şimdi. Bir kafe sahibi olarak söylüyorum. Benim faturalarım 6-700 falan gelirken Aralık ayında. Bugün gelmiş olan faturam 8,5 milyar. Yani ben zaten adam akıllı bir para kazanamazken bütün şeyim elektriğe, suya, bunun gibi artışlara geliyor. Gerçekten yaktığımızın bedeli neyse onu alsınlar yani. Yakmadığımızın parasını almasınlar. Faturalar kirayı geçti. Sayaçları kimse görmek istemiyor. Memleket Partisi olarak milletimize söz veriyoruz. Bu Erdoğan'ın sayaçlarını sökeceğiz. Bu Erdoğan'ın sayaçlarını biz sökeceğiz. Biz. Bu muhalefetle de bu iş olmaz. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. 15 yaşından beri siyasetle uğraşırım. 16 sene milletvekilliği yaptım. 4 sene il başkanlığı yaptım. Sayısız mitingler yaptım. Sayısız illere gittim. Ama ilk kez Gaziantep'te beni karşılayanların hepsi 30 yaşın altında. Bu ilk kez oldu. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Vapurları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları Değerli gençler, Memleket Partisi'nin iktidarında size söz baskı son bulacak. Sosyal medyada özgür olacaksınız. Özgürce tweet atacaksınız. Siyasetçilerle hakaret etmeden makara yapacaksınız. Zekanızı, mizahınızı kullanacaksınız. Size söz diplomanız işe yarayacak. Duvarda asılı durmayacak. Harembi'yi mitingleri çok renkliydi. Samsun mitingini ben yakinen takip ettim ve çok büyük bir coşku ve büyük bir kalabalık topladığını gördüm ve Türkiye'nin her yerinde aslında halen saygınlığını ve liderliği konuşulacak bir düzeyde. Ve Türkiye'nin 2018'de bir umuduydu ve mitinglerle çok farklı bir rüzgar yakaladı. Ama Muharrem Bey CHP'den ayrıldıktan sonra CHP'yi bazen suçladı.
En önemli suçlama ifadesi ise Atatürkçülükten uzaklaştığını iddia etti. Fakat bu toplum tarafından çok kabul görmeyen bir süreç yarattı. Örneğin Sayın Erdoğan'ı AK Parti dindarlıktan, muhafazakarlıktan, milliyetçilikten uzaklaştı desek bu inandırıcılığı yok toplumda. Veya Milliyetçi Hareket Partisi'nin milliyetçilikten uzaklaştığını iddia etsek toplum da kabul etmiyor, toplum görmüyor. Evet. HDP'yi Kürt söylemlerden ya da farklı ideolojilerle uzaklaştığı iddia edilirse bu da kabul görmüyor. Böyle baktığımız zaman CHP'yi suçlamada bulunduğunuz başlıklarda aslında toplumda çok karşılık bulmadı. Atatürk'ten uzaklaştığı söylemi toplumda kabul görmediğini söyleyebilirim. Eğer mitinglerinizde Atatürk'ün resmini asmıyorsanız. Odalarınızdan asmışlar. Fotoğrafları... Nerede asmış? İşte son mitingde de asmış. Hayır, kenarda. Sahnede yoktu. Yani. Sahnede yoktu. Odalardan Atatürk'ün adının indirilmesi tartışması varsa resminin. Ben Atatürk diyemem, Mustafa Kemal derim diyenler varsa. Mustafa Kemal'in askerleriyizi militarist bulanlar varsa. Bunlar da etkili yetkili kişilerse. Ve hala Atatürkçülükten uzaklaştırmadı diyenler varsa. Baş başa bırakıyorum onları. AKP döneminde de dindarlıktan uzaklaşmadı diyenler varsa, bu kadar haramın, bu kadar hırsızlığın, bu kadar yolsuzluğun olduğu bir dönemde, bu çocuklar, gençler dinden soğumuşlarken, bu kadar hırsızlığın olduğu bir dönemde, bunlar böyle düşünenler varsa, büyük bir beka sorunudur bu demek. Gerçekleri göremeyen bir millet var demektir. Ben böyle olduğuna inanmıyorum. Böyle olduğuna inanmıyorum. Ölçüyorum diyor adam. Ölçün. Yani o zaman seçim meçim yapmazdık hiç. Anketleri yaptırırdık. Anketlerin ortalamasını alırdık. Derdik ki masrafa gerek yok. Anketlerle Türkiye'yi ama yönetirdik. Siz de anketler sonucunda aday gösterildiniz. Yani baktığınız zaman anketler topluma, liderlere, partilere anketler bir fikir verir. Anketler toplumun önünü aydınlatmak için yapılıyorsa bir itirazım yok. Ama kamuoyunu yönlendirmek için yapılıyorsa o başka bir şey. Mesela siz de kendinizce bir saha yoklaması yapmış olmalısınız ki Ekrem İmamoğlu için ve Mansur Yavaş için de aday olmalıdır dediniz. Sizin de gözünüzde sanırım onlar önemli bir yol aldılar. Ben ki öyle siz, bir şey demedim. Siz benim yaptığımı yanlış anlamışsınız. Bir önceki programda aday olmalılar dediniz. Ben öyle bir şey demedim. Benzer söyledim. Aday şöyle olunur dedim. İzinle olunmaz. Talim olmak istiyorlarsa dediniz, evet. Çıkar göbekten dalarlar olurlar dedim. Olmalılar gibi bir şey de söylemedim ben. Muharrem evet. Bey şimdi kendisi de burada sanıyorum. İstanbul İl Başkanınızın kısa bir süre önce yaptığı bir açıklama var. Diyor ki İmamoğlu iktidarla savaşıyor diyor. Şimdi yakın dönemde sizin partinizin de bu anlamda sanki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile yakınlaştığına dair yine kulis haberleri çıktı. Bunlara bir cevabınız olur mu? Tabii. Evet. Gerek Sayın İmamoğlu'na gerek diğer muhalif belediyelere iktidar baskı uyguluyor. Bu doğru, bu kaçınılmaz. Hatta bunu bazen o kadar yanlış bir şekilde yapıyorlar ki böyle şaşkınlıkla izliyorum. Ya bunlar diyorum gerçekten ya bunların hiç danışmanları falan yok mu? Bu akılsızlıkları niye yapıyorlar diyor. Artı yazıyor onlar çünkü tabanda. Şimdi bir, iktidar belediyelere Sayın İmamoğlu'na ya da başkalarına baskı yapıyor mu? Evet yapıyor. Peki belediyeler bu mağduriyeti kullanıyor mu? Evet kullanıyor. İkisi de var. Yani İstanbul'un sorunları ortada duruyor mu? Duruyor. Sorunlar ortada. Baskı var mı iktidar tarafından? Var. Mağduriyet aldatmacası var mı? Mağduriyet aldatmacası demeyelim onu düzeltelim. Mağduriyet bağırışı var mı? Bu da var. Yani baskı dediniz mesela şu haberler çıktı. Bakın mesela. Terör örgütü üyesi isimlerin belediye kadrolarında istihdam edilmesi. Terör örgütü üyesi isimlerin belediye kadrolarında istihdam edilmesi üzerine başlatılan bir soruşturma var. Terör örgütü üyeleri devlette istihdam edilmişti 20 yıllık AK Parti döneminde. Bu bir baskı mı yoksa? Hayır o bir baskı değil tabii. Devletin uygulaması hayır mı? Yani savcılık temiz kağıdı vermişse belediye ne yapacak? Ama işte iş savcılığın temiz kağıdı değil o. Adli sicilden alınan temiz kağıt. Ya şimdi bakın ona bakarsan yani İçişleri Bakanlığı'nda, Adalet Bakanlığı'nda hakim savcı yok muydu terörist FETÖ'cü? Hala ayıklanıyor. Her gün altyazı geçiyor.
12 tane subay, 13 işte tane... Ayıklanıyor yani o... İşte o da ayıklanıyor, ayıklayacaksın. Eğer bir baskı şey olarak bunu görmüyorsunuz yani. Hayır canım, niye baskı olarak göreyim? Onu baskı olarak görmüyorum. Ama yani bakanlıkları yönetirken oradaki teröristleri ya da terör örgütü üyelerini konuşacaksan bunu da konuşacaksın. İkisi aynı şey. Sizin kastınız... Baskı yapıyor mu bu? Yapıyorlar. Belediyelerde iş yapmayıp mağduriyeti oynuyorlar mı? Evet oynuyorlar. Sorunlar ortada duruyor. Sorunlar çözülmüyor. Ben ona bakarım. Bir açıklamada Gaye Uslar, partinizin önemli kurmaylarından biri. Onun da son dönemde şöyle bir açıklaması var. Diyor ki siyasal İslam'la amasız fakatsız mücadele edeceğiz. Buradaki siyasal İslam parantez içerisinde tam olarak neyi kastediyorlar? Memleket yani, Partisi yetkililerin tüm demeçlerini yakından izliyorsunuz. Hayır, İzmir bizim sen. İşimiz bu. İşimiz bu. Yani neyi, siz neyi kastediyor sizce? Ya bilmiyorum hani siyasal İslam'dan kastı yani nedir hakikaten? Ya domuz bağını görmedik mi biz bu topraklarda? Daha önce. FETÖ'cüleri görmedik mi bu topraklarda? FETÖ siyasal İslamcı bir hareket değil. Nasıl siyasal İslamcı değil o ya? O bir ajan. Namazında, niyazında alnları secdeye eriyor diye, bitsin bu hasret diye yalvarmadılar mı? Pensilvanya'ya köprüler kurmadılar mı? Milletvekilleri önünde diz çökmedi mi? Mecliste, genel kurulda Fethullah Gülen, muhterem hoca efendi demediler mi ya? 17 vallahi, tane üniversite kurdurmadılar mı? Vallahi Muharrem Bey, Fethullah Gülen hastalandığında ona teşekkür edenler arasında o dönem mensup olduğunuz partinin yetkilileri de vardı. Yani o dönem başkaydı. Ya arkadaş bak, FETÖ'cülükle ilgili bir ayıklama yapsan... Hayır, siyasal İslam diyorum bak, ben. FETÖ'cülük demiyorum bak. Siyasal İslam hepsi, diyor amasız fakat... Ama bak bir şey anlatıyorum. Hala evet mücadele edeceğiz, evet. Biz Müslümanlarla derdimiz yok. İşte o kapsama kim giriyor bak, onu merak ediyorum. Dindarlarla derdimiz yok. Dindarlar var başımızın üstünde. Dindar geçinenler var. Bir de dinden geçinenler var. Bizim dindar geçinenlerle, dinden geçinenlerle problemimiz var. Her türlü naneyi yiyip ondan sonra milleti Allah'la aldatanlarla problemimiz var. Peki. IŞİD gibilerle problemimiz var. Bilimden uzak insanlarla, ahlaksızlığı din gibi anlatanlarla problemimiz var. Yolsuzluklar haram değildir diyenlerle problemimiz var. Şu anda biraz da gündemdeki bir konu var. Çok önemli bir konu. Genelde muhalefet partileri bu konuyla ilgili çok fazla açıklama yapmıyorlar ama Türkiye'nin ve dünyanın da hatta gündemindeki bir konu bu. İsveç'le Finlandiya'nın NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunmaları, ancak buna Türkiye'nin veto hakkını kullanma girişimi. İşte bugün geldi galiba İsveç ve Finlandiya'dan bir heyet, görüşüyorlar yani. Evet. Türkiye diyor ki, bakıyorum ne diyor Türkiye yani, görüşüyorlar da ne görüşüyorlar? bazıları pazarlık mazarlık demiş ama sonuçta İbrahim Kalın bugün diyor ki biz diyor şunu konuşuyoruz. Somut İsveç'in elinde bize iade etmediği teröristler var, onları istiyoruz diyor. Yani isimlerini veriyoruz kağıt üstüne. Yetmez ama evet. Ne diyor, size yetmeyen bakın, şey nedir? Evet, Türkiye bir tarih... Evet nereye evet... Türkiye bir tarihi fırsat yakalamıştır. 1980'lerde Kenan Evren döneminde bir kez daha yakalamıştı. Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönüşüyle ilgili değerlendiremedi. Şu anda elimizde büyük bir güç var. Bir, hükümetin elini zayıflatmak istemem. Ben destek olmak isterim. Bu milli bir mesele. Bir, buradan yola çıkarak PKK'yı bitirebiliriz. Eğer şunu konuşuyorlarsa, ben tabii ki bugün İbrahim Kalın'ın ya da heyetteki diğerlerinin ne konuştuğunu bilmiyorum. Açıkladı İbrahim Kalın işte ya bunu konuşuyor. Bu açıkladıkları, onu geçin siz. Açıkladıklarını geçin. Devletin bilgilerini kastediyor. Yani şunu diyebilirsiniz, deklare ettikleri şeyi konuşuyorlarsa. O başka bir şey. Ahmet Bey, kamuoyuna açıkladıkları başka bir şey değil. Hayır, ben de size diyorum ki deklare ettikleri şeyi konuşuyorlarsa diyebilirsiniz. Hayır, ben şöyle diyorum. Bir, eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin YDP'ye, YPG'ye, PYD'ye verdiği silahları geri al önce diyorlarsa, madde bir,
F-35'e bizi dahil et diyorlarsa, madde 2, Mısır ve İsrail gazının Türkiye'den geçmesini konuşuyorlarsa, 3, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Rum kesimiyle birlikte gaz sahasında eşit payını konuşuyorlarsa, 4, PKK ile mücadeleyi konuşuyorlarsa, 5, sığınmacılar için yardım meselesini konuşuyorlarsa, bunlar konuşuluyorsa hiçbir itirazım yok. Hepsini alamayabilirsin. Masaya 5 koyarsın, 3 alırsın, 2 alırsın, kaç alırsan. O günkü konjektüre göre bir pazarlık işidir bu sonuçta, dış politika. Bunlar konuşuluyorsa benim hiç itirazım yok bunlara. Buradan PKK'nın belini bükebiliriz ama dik durmak lazım bakın. Geçmişte silah ambargosu uygulandığında üstleri kapatmıştı Demirel. Amerikan üstlerini kapattı. Sonra Ecevit ambargo kaldırılmasına rağmen şeyi kaldırmadı. Üstleri açmadı hemen. Açmadı yani. 12 Eylül'ün olma sebeplerinden birisi de budur. Hiç itirazım yok bunlar. Ama olacak. Göze alacaksınız. Mesela ama iktidar, Erdoğan, ekibi, ekonomik kriz var. Biz bir seçime gidiyoruz. Bize para yardımı yapın. Biz de İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya girişine evet diyelim. Pazarlık bu noktadaysa yazıklar olsun. Olmaz tabii. O... Ben o noktadadır demiyorum. Bak diyorum ki. O kabul edilebilir bir şey değil. Ben haklısınız, yani, evet. Bunu söylüyorum. Ama şunun da hakkını vermek lazım. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olma durumu belirdiğinde ben şahsen açık söyleyeyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya biz bunu bir düşünelim bakalım yok öyle hemen evet demek demesini takdire şayan buldum. Beklemiyordum böyle bir adım. Ha öyle demeli ama ne diyecekti ki zaten? Onay verebilirlerdi. Hayır verir mi canım? Verirlerdi. Verir mi yani? Hayır, hepsi şaşırdı. İsveç'i, Finlandiya'sı, Amerika'sı allak bullak oldular. Bu nereden çıktı filan diyorlar. Hayır yani Türkiye'nin tavrı doğru bir tavırdır. Onu böyle söylüyorum. Yani, tamam ben de onu... İsveç'in PKK'ya destek olduğunu bilmeyen mi var dünyada? Ya bunu... Ya bugün daha Pençe Kilit Harekatı'nda ele geçirilen bir silah İsveç silahı. Arkadaşlar benim söylemek istediğim şey yani ilk adım doğru adım. Demeliyiz. Tabii canım. Öyle yani. Zaten biz aynı şeyleri söylüyoruz. Siz söylediniz evet söylüyorsunuz. Ben bunu söylüyorum yani pazarlıkta elini zayıflatmak istemem diyor. Bunun sonucunu diyor. Da güzel getirirlerse şahane. Olur tabii ki. Eyvallah tamam. Mesela ben kendimi düşünüyorum. 2018'de ben seçilseydim. Ekonomi bu halde olsaydı. Tek şunu konuşurdum yani. Ya geç para işlerini geçin kardeşim derim. Geçin para işlerini. Parayı buluruz biz. Bugün fakir oluruz yarın evet. Zengin oluruz. PKK'nın... Gel bakalım şu PKK'yı konuşalım. Konuşalım. Gel tabii. Şu silahlar, gel bunu konuşalım. Şu an hakikaten ben sizi bu an... Para işini konuşmazdım yani. Bugün çok ters düştük ama bu tavrınızı gerçekten takdir ettim. Çünkü bu NATO meselesi konuşulduğundan beri maalesef hiçbir muhalefet partisi Türkiye'nin bu konudaki tutumuyla alakalı ne de bu durumla alakalı bir açıklama yapmadı. Akşener grup toplantısında bir parça... Bugün değindi. Bugün ilk defa değindi. Bugün değindi. Kılıçdaroğlu henüz hiç değinmedi. Sanıyorum bir açıklama olmadı. Şimdi Muharrem Bey yine kızacak bana ama zaten bugün mesele para ön planda olmayıp Türkiye'nin güvenlik sorunları ön plana alındığı için, öncelendiği için bugün bazı sıkıntıları yaşıyoruz. Hakikaten bugün yani mesela siz... Zafer Bey orada ne konuşulduğunu NATO siz de bilemezsiniz. Haklısınız da. Siz de bilemezsiniz. Bakın, ben de bilemem. Bakma siz açıklananlara. Şu da bir gerçek Muharrem Bey. Eğer biz orada Amerika'nın 70 bin tır dolusu silah verdiği terörist yapılanmaya gözümüzü kapatsaydık bugün çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ya da Doğu Akdeniz'de bir iddia ortaya koymasaydık bugün çok eleştirdiğiniz ekonomi daha iyi bir noktada olabilirdi. Yani böyle de bir dönemden şimdi geçiyoruz. Dış politika da eksik kalmasın. Mısır'a darbeci dedik. Sonra Sisi'yle barıştık. Doğru mu yaptık? Tabii doğru yaptık. İtirazım yok. Barışmalıyız. Birleşik Arap Emirlikleri'ne 15 Temmuz'un finansörü dedik. Terörü destekliyor dedik. Sonra barıştı Erdoğan. Cavit Özkan da gitti. Yani hesap bilmemesi. Siyaset bilmemesi bence. Ya partisinin
politikasının dışına çıkması yani. Yani böyle bir şey olabilir mi? Şimdi İsrail'le görüşme sürdü. Barışsın mı? Tabii ki barışsın. Peki İsrail'e terör devleti dedi. Barıştı. İşte Dışişleri Bakanları yakında Erdoğan da gidecek. Şimdi Ermenistan'la koridor açıyor şimdi Azerbaycan. Nahçıvan üzerinden. Ama işte oradaki sıkıntı sorun yok. Çözülünce Ermenistan'la. Hayır, sıkıntı yok. Ben barışılmalı diyorum zaten. Tabii tabii. Ey Macron diyordu barıştı. Ey Putin diyordu barıştı. Bütün bunlar hiçbir itirazım yok. Ya herkesle barıştı. Esad'la niye barışmıyor? Bunu anlamış değil. Esad'la niye barışmıyor? Ülkesinin 2/3'ünü yangın yerine çevirdiği 12 milyon insan canını kurtarmak için Suriye'den kaçtı. Arkadaşım ama 5 milyon Suriyeli de benim topraklarımda. Onunla barışacağım ki sorunu yatıracağım masaya. Bunları göndereceğim. Muharrem Bey tam bu nokta. Bunları bakacağız. Niye bakalım ya? Bakın işte güvenli bölge oluşturmak için yeni bir harekata başladık. Siz Hüsnü'ye. Bak güzel kardeşim. 30 kilometre derinliğindeki o güvenli bölgeyi ya sen kimsin adamın fikrini... topraklarına konut yapıyorsun? Çünkü adam haklı topraklarına adam. Hakim değil ya. Ya olmaz öyle şey. Sen kimsin adamın topraklarına adam konut topraklarına hakim onunla değil. Konuşarak yapacaksın bunu. Ya Muharrem Bey bakın. Ben şuna inanıyordum. Diyordum ki kendi kendime Esad 2'de 1 af çıkarıyor değil mi? Diyor ki herkesi affettim diyor. Evet. Şahane, güzel. Ey Suriyeliler Türkiye'de... Suriyeliler de buna güvenmiyor. Ya bir dakika ben ne bekliyorum, ne bekleriz burada? Ne güzel af çıkartmış, buradaki Suriyeliler kalksınlar. Şahane, Esad af çıkarttı, gidelim ülkemize tekrar. Hiçbiri gitmiyor. Evet. Çünkü orası bir kapalı rejim. Adamın çıkarttığı affın hukuki herhangi bir temeli yok. Adam af çıkarttım diyor. Tamam. Oraya gidiyorsun zindana atıyor, kurşuna diziyor, idam ediyor, askeri alıyor, iç savaşın içine sürüyor, her şeyi yapıyor. Yani böyle bir problem var. Hiçbir itirazım yok bunlara. Ama ayrıca Esad ülkesine hakim değil. Sen Esad'la otur konuş, Suriye sorununu çözemiyorsun. Yani sığınmacı sorununu da çözemiyorsun. Hakim değil ülkeye. Hayır bakın. Şöyle çözersin. Esad'la görüşeceksin. Bir yerden başlayacaksın. İlk düğmeyi ilikleyeceksin. Şam'a büyükelçi atayacaksın. Görüşmelere başlayacaksın. Uluslararası kuruluşları devreye sokacaksın. Esad'ın temsilcileriyle masaya oturacaksın. Biraz zaman alacak bu. Yani terör devleti dediğin İsrail'le barışıyorsun. Ya bununla da masaya otur. Ülkesinin her bir kilometre karesine hakim olamayabilir ama pek çok bölgesine de hakim. Rusya ile de konuşursun, Amerika ile de konuşursun. Ben de bence de ben konuşulmasın demiyorum. Birleşmiş Milletler'i devreye sokarsın. Muharrem Bey benim söylediğim şey şu. Ben Esad'la asla konuşulmasın, bir araya gelinmesin demiyorum. Ben onun da bir tam çözüm olmadığını söylemeye çalışıyorum. Başlarsınız bir yerden. Muhakkak başlarsınız. Herkesle barıştıysanız bununla da barışmanız lazım. Muhakkak. Ya bir tutarsızlık görüyorum dış politikada. Mesela Mısır'da darbeci diyorsun ama Mali'de gidip darbecileri destekliyorsun. Yani monşerler diyerek diplomatları kenara bıraktılar. Danışmanlarla işi götürme modeline gittiler. Dışişleri Bakanlığı'ndan parti genel merkezine dış politikayı taşıdılar. Ve geleneksel tavırlarımızı yok ettiler. Ya mesela bizim bir Filistin politikamız vardı ya. Demirel de gelse, Ecevit de gelse, kim gelirse gelsin Filistin politikamız değişmezdi. Bilirdik biz bunu. Neydi şu, mesela bizim Filistin politikamız? Yani gruplaşmalara izin vermezdik. Yani oradaki bir fraksiyona desteklemezdik. Ama Filistin'de koşullar değişiyor. O fraksiyon dediğiniz şey egemen oluyor. Yani mecbursunuz. Demirel de olsa onu muhatap alacak. Ecevit de olsa ama muhatap siz, alacak. Ama siz bir fraksiyonu... O fraksiyon olmaktan çıkmış diyorum ben hayır, size. Devlet gözüyle bakacaksınız. Ya peki şöyle. Devlet olmuş o zaten o fraksiyon. Hamas'ı kastediyorsanız Hamas devlet olmuş. Filistin devleti var. Hamas olgusu var. Ya Ahmet Bey. Hamas'la Fransa görüşüyor. Amerika görüşüyor. Ya Bulgaristan'da parti kurdurdular ya. Bunu bilmem. Parti kurdurdular Bulgaristan'da. Konuyu dağıtmayalım şimdi yani. Ya hayır, aynı dış politikayı bahsediyoruz ya. Onu bilmem. Ben Bulgaristan'ı Bulgaristan'da bilmiyorum. Parti kurdurdular. Hak ve Özgürlükler Hareketi'ni bölmek için. Niye? AKP'nin emrine girmediği için. Onu bilmiyorum. Dış politika böyle uygulanıyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi şöyle, Rusya-Ukrayna savaşıyor. Dünyada bu iki ülkeyle irtibatı olan tek ülke Türkiye. Yani dünya, Türkiye'nin dış politikadaki
bu hamlesini takdir ediyor. Hatta Muharrem Bey eleştiriyor. Şimdi bunu eleştirmiyorum ya. Şimdi bakın, dış politikayı başarısız ilan ediyorsunuz. Geçmişte, orada başarılı buluyordur geçmişte belki. Geçmişte sorunlu olabilirler. Peki Almanlar... Ya Azerbaycan'a yardım etmesini... Ben ne işimiz var Azerbaycan'a diyenlerden değilim. İşte az önce ben Cumhurbaşkanı seçilseydim Erdoğan'dan daha fazla yardım ederdim. Az önce bahsettiğiniz o koridor... Ne işimiz var Libya'da diyenlerden değilim. Ha, bravo. İyi ki Libya'dayız diyorum. Ha, bravo. Bravo. Arkadaş, Ukrayna Savaşı'na Türkiye... Hayır. Çözümümüz doğrudur. Ama yaklaşımımız doğrudur. Doğru mu? Şimdi bak, doğrudur. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır... Ya bu mantıkla o zaman... Almanlar iki defa Fransızlara saldırmış son 100 yılda. Başkentlerini işgal etmişler. İki ülke bugün Avrupa Birliği'nde beraber. Biz Yunanlılarla hiçbir şekilde temasa geçmemiz lazım. Adamlar Anadolu'yu işgale kalkışmış. Klasik uluslararası ilişkilerde ebedi dostluklar, ezeli düşmanlıklar yok. Bak bu Yunanistan meselesini de aşmamız lazım. Çıkarlar var. Eğer çıkarlarımız bu... Burada da bir ciddi problemimiz var. Mesela bu hafta şimdi... Amerikan meclisinde, parlamentosunda ayakta alkışladılar. Bu Türkiye için... 37 çok... kere. Evet. 37 kere. Mitsotakis Amerikan parlamentosuna hitap ediyor... 37 kere alkışlıyorlar. Kendi parlamentosunda o kadar alkış almaz. Ve bunları yaparken bakın, bir şey ekleyeyim. Burada bir tehlike var. Bunu yaparken Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Fransa'dan da uçak hibeleri alan bir ülke olduğunu unutmamak lazım. Mısır'la... O hava biraz değişiyor ama. Yunanistan konusunda bir Türkiye'nin problem Türkiye'nin barışmasıyla birlikte o hava biraz değişiyor Mısır'la ve Birleşik Arap Emirlikleri. Neyse tamam. Ben karışmak istemiyorum. Buyurun Muharrem Bey. Şimdi 20 tane üssü var Amerika. Hatta Yunanistan'a diyorlar ki, Yunanistan diyor ki, Erdoğan ona yakın dedi galiba. 20'ye yakın. 20'ye yakın. Benim bildiklerim Girit'te var. Dede Ağaç'ta var. Kalamata'da var. Onları biz Darisa'da de biliyoruz abi. Onları biz de biliyoruz. Şu haritayı göstersene ya bir dakika. Şu harita. Bir bakabilir miyiz haritada? Volos'ta var. Bizim meşhur bir haritamız var. Birazdan gelecek. Evet. Şimdi bu tabii daha da istiyor Yunanistan. Yani ne Amerika... oluyor peki? Ne yapmak istiyor? Yani bakın Erdoğan bir hata yaptı bu konuda. 7 Aralık 2017. Hah geldi. Evet. Bu. Çok daha fazla tabii bunlar. Şimdi 7 Onu Aralık... daha fazla diyor Muharrem. Tabii kesinlikle çok daha fazla. Peki. 7 Aralık 2017'de Erdoğan şöyle dedi. Yunanistan'da. Lozan'ı güncelleyelim dedi. İşte o gün kaybetmiştik zaten. Büyük bir diplomasi hatasıdır bu Erdoğan'ın bu sözü. Mevkidaşı da dedi ki böyle bir şey yok dedi. Böyle bir derdimiz yok dedi. Yani Lozan'ı güncelleyelim demesi Yunanistan konusundaki en büyük hatalarımızdan biri. Yani Yunanistan'ın bir Avrupa'nın şımarık çocuğu olma hali hep var. Hep var. Ne olacak kuşatsan yani. 1922'de denediniz yani. Peki bu Amerikan üsleri ne ayak? İşte yani ne olacak? Geçmişte de 1922'de de İngilizlerin kışkırtmasıyla Anadolu tamam. Polatlı'ya kadar gelmişlerdi yani. Tamam onlar ayrı da bu bir Amerikan ne olacak yani? Yanlış, yazık günah. Ege'nin iki yakasını barıştırmak lazım. Barış denizi yapmak lazım. Amerikalıları oraya dolduracaksın. Onların zaten şu anda... Gayri safi yurt içi hasılasından fazla borcu var Yunanistan. Ya ben, Mitsotakis Ankara'ya gelmedi mi? Evet. Geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olumlu bir görüşme yaptılar. İkisi de çok olumlu açıklamalar yaptılar. Şimdi en son niye tekrar kriz çıktı? Gidiyorsun Amerika'ya, parlamentosunda hitap ederken sürekli Türkiye'yi şikayet ediyorsun. Adam diyor ki çıkmış parlamentoda, Amerikan parlamentosunda Kıbrıs'ta iki devletli çözüm istemiyorum diyor. Bütün Amerikalı senatörler ayakta alkışlıyor. Ya size ne oluyor kardeşim? Siz Türk düşmanı mısınız yani? Kıbrıs'ta Türk yok mu? Yani onların hakkını hiçe sayan bir yaklaşımı ayakta alkışlıyor. Çünkü Türkiye bölgede Amerika'nın planlarını bozuyor. Bütün mesele bu. İki yıl önce de başka Rum şey tarafına silah satma ambargosunu kaldırdı. Kaldırdı Amerika. Yani, bunu unutmamak lazım. Türkiye NATO üyesi değil mi? Türkiye senin dostun değil mi? Evet. Niye ayakta alkışlıyorsunuz? Yani ayakta ancak şöyle bir şeyi alkışlar Amerikan parlamentosu. İnsanlık için, barış için. Az önce Muharrem Bey'in söylediği cümleyi söyler mesela. Der ki Ege'nin iki kıyısında iki halk barış içinde yaşamalıdır der. Hepsi ayağa kalkarsın alkışlarsın. Güzel. Hani insani bir şey.
Şimdi Kıbrıs'ta bu... diyor ikili devlet yapısı asla olmayacak diyor. Orada öyle bir şey olamaz. Tek devlet Kıbrıs. Hurra alkışlıyorlar. Bu Cumhurbaşkanlığı yani. Kampanyasında dünyanın büyük ülkelerinin büyükelçileriyle görüştüm tabii. Yemek yedim. Mesela bir ülkenin büyükelçisi bana şunu dedi. Daha o zaman S-400'ler gündemde yoktu. Hiç konuşulmuyordu yani. Hangi ülkenin? İngiltere'nin. Bana dedi ki Erdoğan'ın yerine sen Cumhurbaşkanı seçilirsen S-400'leri ne yapacaksın dedi. Daha gündemde yok bunlar yani. Güzel soru ama. Güzel soru. İngiliz iyi soru sorar. Anlaşmayı yapmıştık gelmemişti daha. Türk de iyi cevap verir. Göreceğiz. Cevabı görelim ona göre. Ben de dedim ki biz müttefik miyiz dedim. Önce burada bir konuşalım. Müttefik miyiz dedim. Evet müttefikiz dedim. Peki dedim. Bu S-400 savunma aracı mı? Saldırı aracı mı? Savunma, hava savunma aracı. Sizin saldırmak gibi niyetiniz yoksa. Niye rahatsız oluyorsun? Niye rahatsız oluyorsun? Bravo. Peki bir şey daha söyleyeyim dedim. Benim dedim. Cumhurbaşkanı olursam dedim. Benim dedim yönüm Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi sokmak ister. Benim yönüm bu belli. Hedefim belli. Peki dedim siz neden PKK'ya, PYD'ye yardımcı oluyorsunuz? Nasıl müttefikiz? Eğer bunu yaparsanız dedim. Ben de kendi hava savunma sistemime başka alternatifler ararım dedim. Bu kadar basit. Hiç tamam. Beğenmemişti cevabımı. Beğenmez tabii. Tabii. Erdoğan'ın cevabı da genelde böyle de onu da beğenmiyorlar. Evet, tabii. Doğru yani. Emperyalizm böyle bir şeydir zaten. Peki Yunanistan'la ilgili başka var mı söyleyeyim? Yani Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğu olmaktan vazgeçmeli. Peki, bu Amerika'ya kendini teslim etmemeli. Şu yapının hedefi Türkiye mi ya? Türkiye'ye mi saldıracak? Tabii başka şeyler söylüyorlar işte. Rusya'ya karşı falan diyorlar. Masal anlatıyorlar tabii. Yani Türkiye mi peki sizce hedef? Tabii kesinlikle. Türkiye'yi batıdan kuşatmak. Peki saldırabilir mi Yunanistan Türkiye'ye? Mümkün değil. Mümkün değil. Amerikan kışkırtması olsa dahi mi? Olsa dahi. Yani o 100 yılda bir kere denendi. Bu karşılığı verildi. Böyle bir şey olmaz. Ama Yunan halkına da yazık. Yazık tabii. Yani 100 lira gelirim var. 150 lira borcum var. Hala silah peşindesin. İliğine, kemiğine kadar sömürüyorlar seni. Sanayin yok. Turizmle ayakta duruyor. Fransa'ya veriyorsun silah parası evet, diye. Fransa ile de anlaşmaları var ayrıca. Yani o yoksul Yunan halkının parasını Amerikalılara, Fransızlara yediriyorlar işte. Biraz da buradaki hedef kuşatmaysa Amerika mı kuşatıyor Yunanistan mı? Yani kullanacak Yunanistan'ı. Geçmişte 1920'lerde İngiltere nasıl kullandıysa. Maşa. Başa. Bugün de Amerika'nın başası olacak. Miçotakis'in Amerika'ya koşa koşa gitmesi Lozan'ın güncellenmesinden korktuğu için zaten. Yani Cumhurbaşkanı'nın Lozan'ı güncelleyelim çıkışı çok derin manalar içeriyor aslında. Ya neyini güncelleyeceksin? Arkadaş böyle bir şey olmaz. Burnumuzun dibindeki adaları vermişiz Muharrem Bey'e. Ne yapacağız? Alacağız mı onları? Ne zaman verdik? Belki alacağız. Onları ne zaman verdik? Belki alacağız. Ya bırak bu işleri bak. Kerkük, onları Lozan'da vermedik. Biliyorum Lozan'da vermedik. Onları Lozan'da vermedik. Biliyorum ama... Onları padişah vermişti. İyi bir durum var. Bak Kıbrıs'ı Abdülhamit vermişti. O adalar padişahlık döneminde gitmişti. Bak... Millete iftira atmayın. Yazıktır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanistan'a verildi o adı. Ya yazıktır, günahtır. Bak İtalyanlar vardı orada. Adaların tarihini okursanız. Vardı, evet. Lozan'da, Mozan'da ada gitmedi. Muharrem Bey. Orada 2000 tane ada var. Farklı gelişmeler var orada o adalar bak, konusunda. Tarihle, tarih üzerinden. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Hiçbir farklı gelişme olmaz. Var, hiçbir var. Toprak. Çok sürpriz gelişmeler olabilir. Ya hiçbir şey olmaz. Bu millete hayal kurdurmayın. Miçotakis'in koşa koşa Amerika'ya gitmesi... Türkiye'yi düşman olarak göstermesi orada farklı gelişmeler olabileceğinin işaretini aldığı için. Ne olacak ya? Adaları işgal mi edeceğiz? Ya? Görürüz ileride inşallah. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu hayal mi görüyorsunuz yani siz? Kimsenin toprağında gözümüz yoktur bizim. Adaları tabii. İşgali değil. 100 bakın, yıl önce, orada, 150 yıl önce anlaşmalar yapılmış. Statüsü belli olmayan 152 tane ada var. Statüsü belli değil uluslararası hukuka göre. Onun biraz gerilimi var Türkiye ile Yunanistan arasında. Kaya parçacıklarından bahsediyor. Kaya parçacığı peki. Değil. Bir evet. Şeyi merak ediyorum. Tamam bu haritayı alalım arkadaşlar. Biraz kısmen değindiniz ama böyle tam esaslı bir şekilde izah etmediniz. Şu sığınmacı konusu. Sığınmacılar mı? Evet yani sadece Esad'la görüşerek mi çözmek
Yani nasıl bir çözümünüz var sığınmacılar için? Şimdi bak, çok ateşli bir tartışmanın da ana gündem maddesi bu konu. Ben pardon, Murat Bey de bir şey. İlave belki bununla ilgili bir soru. İktidarın hazırladığı bir proje var. Esasına baktığınız zaman orada şu an 50 bin civarında ev yaptılar. Bu rakam 100 bine çıkacak kısa sürede. Ve baktığınız zaman Suriye sınırında 840 kilometrelik ciddi bir önlem alındığı, İran sınırında da çok ciddi bir önlem alındığı görülüyor. Ve Süleyman Soylu Bey de esasında 2 yıl öncesinde uyarıda bulunmuştu. Afganistan ve İran üzerinden bir göç dalgası dış güçler tarafından planlanıyor demişti. Nitekim bunu gördük. Sınır güvenliğinin ciddi anlamda önlemlerin arttığını da görebiliyoruz. Ama son dönemde sırf muhalefet çizgisini arttırmak ve popülerite elde etmek için iç siyaset malzemesi yapıldığı görüldü. Halbuki 2017'ye göre, Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre yaklaşık 900 bin civarında olan İstanbul'daki Suriyeli sayısı 550 bine indiği görülüyor. Örneğin örneğin Adana, Hatay, Mersin gibi bölgelerde ise %20-25 oranında nüfus seyreltildiği, azaltıldığı görülüyor. İfade etmek istediğim, genel olarak baktığınız zaman Suriye sorunu giderek azaldığı bir dönemde Türkiye'nin en önemli sorunları arasında 13. sırada çıkıyor yaptığım araştırmada. Fakat bu tekrar hareketlendirildi ve bir iç siyaset yapıldı. Temeli yok mu demek istiyorsunuz? Temeli yoktu, fakat şu an yaptığımız bir araştırmada ilk onun içerisine girdiği görülüyor. Yani magazinel bir boyutta ülke gündemine taşındı. Sosyal medyalarına baktığımız zaman çok beğenerek takip ettiğimiz isimler dahi yanlış bilgileri, doğruyu yanlış söylediklerini görüyoruz. Yanlış videolar yayınladılar. Bir toplumda bir gerilim yaşatıldı. Siz bu süreçte anlatayım de bakın. Doğruyu doğru söylerim diyorsunuz mesela iktidar tarafından da muhalefet tarafında. Bu konuda nasıl görüyorsunuz? Yani ilave sizin bir soru. Sorular benim açıklamamdan daha kısa olması lazım. Sizin açıklamalar uzun. Bir benim fotoğraf olarak vermek istedim. Peki bak, sığınmacılar. Anlatayım. Bir gün mecliste konuşuyoruz. Çok büyük olay olmuş bir konudan bahsediyorum. AKP'nin grup başkan vekili çıktı, dedi ki sen söyle dedi. Esatçı mısın değil misin dedi. Onu söyledi. Esat'ın Alevi olduğuna vurgu yaptı. Ben de kürsüye çıktım. Dedim ki Esat'tan bana ne? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafındayım. Esat'ın canı cehennemedir. Sonra Erdoğan bir grup toplantısında CHP'nin dedi başı değil yanı dedi. Grup başkan vekili olarak beni. Dedi ki dedi Esat'ın canı cehenneme. Peki dedi sen Obama'nın canı cehenneme diyebilir misin dedi. Bana pas attı. Ben de kürsüye çıktım. Dedim ki bak ben Türkiye'yi düşünüyorum. Esat'ın da canı cehenneme. Obama'nın da canı cehenneme, senin de canın cehenneme. Yapmayın ya. Aynen böyle dedim. Yalan yok. Peki sen diyebilir misin Obama'ya dedim. Yani Obama'ya canın cehenneme diyebilir misin diyor bana. Şunu demek istiyor. En güçlü devlet Amerika, ona diyemezsin. Nasıl diyemem? Biz o muhalefetten de değiliz. Amerika muhalefeti destekleyecekmiş, iktidar olacakmışız. Yok öyle bir şey. Biz bunlar öyle mi şu anda? Dedikodu hep olur ya Türkiye'de bu. Bizim öyle bir derdimiz yok. Bugünkü muhalefet için söylemiyorsun. Hayır, genel olarak öyle bir hava vardır Türkiye'de. Şimdi biz bu konuda ne yapacağız? Bakın. İran'dan, Suriye'den girmek serbest Türkiye'ye. Ama Batı'dan, Çanakkale'den, Edirne'den çıkmak yasak. Açık kapı politikası. Bu doğru değil ya. Bugün bir video var, gördünüz değil mi? Bir tırla. Evet. Kaçış yalnız olarak. O görüntüyle ilgili de yine bir yalanlama, bir açıklama yapıldı. Olabilir. Yani bir şey diyemiyorum. Muharrem Bey, şunu bir defa Murat Bey de söylüyor aslında. Şu arkadaşlar, sosyal medyada gördüğümüz her görüntünün üstüne atlamayalım. Tartışalım, eleştirelim ama bir önüne, arkasına, sağına, soluna bakarak yapalım bunu. Yani işte biri yayınladı, o bir tane koşuyor insanlar böyle bir sınır toprak parçasında. İran-Afganistan sınırında çekilmiş ve bir görüntü. Türkiye'de çok saygın gazeteciler paylaştı. Yani ve hatalı videolardı. Ya, burada, ve ülkede dahi çekilmemiş videolar çıktı. Korkunç yanlış şeyler yaptılar Suriye politikası. Ha, onu söyleyebilirsiniz. Bir,
Ensar muhacir dediler değil mi? Şimdi o görüntüyle ilgili de söyleyeyim yapılan açıklamayı. Kocaeli valisi yapmış açıklama. 22 Mayıs günü jandarma trafik ekiplerimiz tarafından yol kontrolünde tespit edilen düzensiz göçmenlerden 27'si olay anında yakalanmış. Devam eden çalışmalarda 8 göçmen daha yakalanarak toplam 35 göçmen geri gönderme merkezine teslim edilmiştir. Bakın politika şöyle yanlış uygulandı. Ensar muhacir dediler. Sonra... Yani olay şöyle olmuş, çok özür dilerim. 7 Emin Parkı'na bırakıyorlar. Oradan bunlar kaçmaya çalışıyorlar. O video onun. Sonra yeniden yakalanıyorlar. Böyle mi Onur? Tamam. Buyurun. Şimdi ensar muhacir dediler mi? Dediler. Peki sonra ne yaptılar? Otobüslere gönderip Kapıkule'ye gönderdiler. Ya hani ensardık, muhacirdik? Kapıkule'ye niye gönderdik? Hangi, ne zaman gönderdiler ya? İçişleri Bakanı her gün rapor verdi. 83 bin kişi geçti. 124 bin kişi geçti. Hayır hayır, o ama şöyle, Avrupa'ya gitmek isteyeni gönderiyoruz. Hayır hayır, açıyoruz hayır, dedik. O dönem otobüslerle. Avrupa ile bir, doğru söylüyorum. Avrupa ile şey oldu. Tamam. Avrupa ile açıyoruz dedik. Ya defolun gidin, itmedi yani. Hayır hayır hayır, defolun gidin değil, açıyoruz dedik. Açıyoruz, ama yardım evet, ettik. Gitmek isteyen gitsin anlamında. Herkes çark etti o hamlemiz. Ya ensar muhacir şeyine. Ters. Ters değil, gitmek isteyen. Bak devam edeyim ama, devam edeyim de. Ensar muhacirde gitmek isteyene yok abi sen kal. Hayır hayır, devam ediyoruz. Denmez yani. Devam ediyoruz da. Bitmedi ki. Yunanistan dipçikledi geçmek isteyenleri. Ensar muhacire ters. Devam ettik. Sanayimiz onlar sayesinde ayakta duruyor dedik. Yağmur onlar sayesinde yağıyor dedik. Bunların hepsini söyledik. Şimdi nereye geldik? Geldiğimiz noktalara bakın. Ucuz iş gücü dedik. Şimdi hicret noktasına geldik. Ya bu böyle ensar, muhacir, Hazreti Peygamberimizin hicreti, bunu böyle dini terimler üzerinden açıklamak tehlikelidir, hicret yanlıştır. Hicret, hicret de dedi en son. Erdoğan dedi. Onlar dedi ülkemize hicret etmiş Müslümanlardır. Hicret etmişlerdir. Ya hicret göç demek zaten. Hayır. Bakın hicretin göç olduğunu ben de biliyorum. Ama hicret denilince akla... 622'de Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçü gelir. Literatürel anlamda. Literatürel anlamda öyledir. Yani hicret ettik demeyiz yani. O peygambere özel bir durum gibi anlaşılır. Bu doğru değildir yani. Ben de az çok bu konuları da mürekkep yalamış birisi olarak. Evet evet. Yani bakın bu beka sorunudur. Güvenlik sorunudur. Ekonomi sorunudur. Nüfus sorunudur ya. Bu başımıza büyük işler açacağız bu işten. Çözümünüz ne? Çözümüm, bakın, uluslararası camiayı harekete geçirmek. Esad'la ya da yardımcılarıyla görüşmek. Şam'a büyükelçi atamak. Taşınmalarına yardımcı olmak. Esad'dan güvence almak. Döndüklerinde, ya senin bu af maf çıkarmana... Bu insanlar güvenmiyorlar. Güvenmiyor. Bu konuda güvenceler ver uluslararası camiaya deyip bunları yapmak. Zaten hepsini gönderme şansınız yok. Bu mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde olmamış. Birleşmiş Milletler raporlarına göre de 5 milyon sığınmacı var bizde. Dünyada birinci sıradayız. 3 milyon 750 bini Suriyeli. Evet. Yani bu büyük bela olacak başımız. 2050 yılında 35 milyon olacağı söyleniyor. O bir şehir efsanesi. Bilemiyorum. 25 olsun canım. Niye 25 olacak Muharrem? Kaç mesela, olacak yani? Muharrem Bey. Kaç çocuğun var Zafer Bey? Muharrem Bey. Kaç çocuğun var? Ülke nüfusuna... Bir tane de bende var. Ya bizden ne olacak yani? Bir tane sende, bir tane bende. Görüyorsun bak. Muharrem adamda var 8 tane. Almanya'nın bakın nüfusu bizimle aynı. Yabancıların oranı %26.80. Almanya'da. Almanya nüfusunun %26'sı. Yabancı. Göndereceğiz. Mesela sizin söylediğiniz önerilerin birçoğu şu an uygulanıyor. Güvenli bölge olayı o zaten. Hani diyorsunuz ya ülkesinde niye ev yapıyorsun adamın? Ülke fiilen üçe bölünmüş. Bir otorite yok. Yani Türkiye orada 2018'den beri diyor ki biz gelin burada ey dünya güvenli bir bölge oluşturalım. Bu insanları gönderelim. Şu an yaptığımız bu. Bak Almanya'da %26'sı yabancı diyorsun. Hepsi kayıtlıdır. Kayıtsız kayıtlı. Bir kişi yoktur. Bizde parmak izlerine kadar alınmış durumda. Ya Erdoğan kendisi söyledi. Kayıtlı kayıtsız 300 bin Afgan var dedi. Kayıtlı kayıtsız dedi.
Allah Allah, ben duymadım vallahi. Duymadınız. Bak bak arkadaş, duymadım. Telefonuna ya, kayıtlı kayıtsız dedi, bunu söyledi. Hatta ben geçenlerde bir televizyon kanalında açıkladım. Ya dedim, 1924 yılında dedemin babasına verilen Mısır'ın kaydı var dedim. Peki şöyle bir Mısır'ın şey. Mısır'ın kaydı var. Mısır ne ya? Mübadelede geldikleri için devlet tohumluk Mısır vermiş. Ha, 1924'te. Onun kaydı var dedim. 100 yıl sonra sınırdan geçenin kaydı yok diye onu gösterdim. Toplumun bir kısmı Suriyeliler gitsin diyor ama bir kısmı da gitmesin diyor. Kim o gitmesin diyen? Örneğin mesela Aydın, Denizli gibi ya da Adana gibi bölgelerde, fabrikalarda askeri ücret boyutunda iplik fabrikalarında çalışacak kişiyi bulamıyorsunuz mesela. Hiçbir yerde bulamıyorsunuz. Bu alanda canlı şahitliğim de oldu. Birçok ticaret odası Suriyelilere belli periyotlarda eğitim vererek istihdam ediyor. Neden? İşveren istiyor. Bu anlamda, ciddi anlamda da bir açık var. Türkiye'de meslek olarak kabul görmeyen mesleklerde çalışacak kişi bulmakta zorlanılıyor. Bu açığı nasıl kapatacaksınız? Yani Suriyeliler giderse... Ya Suriyeliler gelmeden bu işleri kim yapıyordu arkadaşım? Suriyeliler gelmeden 10 seneden önce bu işler yapılmıyor muydu bu memlekte? Mesela İstanbul'da 90 bin... Yani çobanlık, Afganlar gelmeden önce çoban yok muydu bu memlekette? Yine sıkıntı Afganlar vardı. Yapıyordu. Afganlar yeni gelmedi ki Muharrem. Hayır canım, ne zaman Afgan geldi ya? Vallahi 20 yıl önce Afgan çoban vardı. Yani onların... Vallahi bak, ya, ben eski bir çobanım. Eski bir çobanım yani ben. Ben Afgan çobanı hiç görmedim çocukluğumda falan. Muharrem Yalova'ya işte gelmemiştir ben. Yani son 20 yılda işte Afganistan bölünüp o hale geldiği için, Libya, bütün yakın coğrafyamız parçalandığı için emperyal heveslerle, bunun bir yansıması, göç olayı da ister kabul edelim ister kabul etmeyelim, bu yüzyılın en büyük sorunu. Daha büyük göç dalgaları gelecek. Şöyle ben size daha söyleyeyim. Daha büyük göç dalgaları ufukta. Dünyadaki en önemli değişiklikleriyle bu gündeme gelecek. Dünyadaki en büyük 100 yıl içerisindeki en büyük 5 sorun arasında hiç değişmeyen yeri var. Şu an dünyada yaklaşık 280 milyon insan göç ettiği görülüyor. Fakat bir yandan Avrupa Birliği'nin 2-3 yıl öncesinde 12-13 civarında olan güvenlik sınır duvarları şu an Avrupa Birliği ülkelerinde 17'ye çıktığı görülüyor. Dünyadaki ülkelerin yaklaşık 74'ünün güvenlik duvarları ördüğü görülüyor. Türkiye'de bu anlamda önlem alıyor. Bir yandan gelmesinler diye ama mevcut olanlarda da istihdam oluşturmaya da çalışıyor. Bunların tamamen gitmesi yönünde bir söylem ırkçılığa girmez mi? Ben elektrik faturalarını yüksek ödesinler, sularını yüksek ödesinler, kamyonlara doldurup zorla gönderelim, böyle bir şey demedim. Evet. Bunu söylemiyorum ben. İnsani koşullar içerisinde, onurunu kırmadan, güvenli bir şekilde, gittiğinde orada da evi, barkı, içeceği, suyu var mı? Ona da bakarak, o konuda da yardımcı olarak. Ama kusura bakmasınlar yani kimse. Bu ülke bizim ülkemiz. Bir de bazı zeka özürlüler de, İdlib'de, Selanikli'de bizimdir diye manşet atıyorlar ya. Çok gülüyorum bunlara. Bu kadar cahil olabiliyorlar. Hatta benim fotoğrafımı da koymuşlar. Meral Hanım'ın koymuşlar. Sayın Akşener'in. Birkaç politikacının daha vardı. Şimdi bilmedikleri yer şurası. Selanik'ten mi geldiniz? Evet. Mübadiliz biz. Ya Rize değil mi baba? Anne tarafımız. Ha, anne tarafı. Evet. Şimdi arkadaşlar, Selanik mi önce fethedildi, İstanbul mu? Bir baksınlar önce ya. İlk önce Rize fethedildi. Rize'nin fethi 1461 Trabzon, 1470 Rize olması lazım. 1470, 1453 İstanbul, 1430 Selanik. Ya İstanbul'dan önce Selanik Osmanlı toprağıydı. Benim dedelerim Selanik'e turistik geziye gitmedi ki. Karaman'dalardı, Konya'dalardı. İkinci Murat aldı bunları, fethedince orayı, İstanbul'dan önce oraya götürdü. Sonra imparatorluk küçülünce geri, biz buradaydık, buraya geldik. Hı hı. Ne misafiri ya, misafir değiliz biz. Devlet büyüyünce aldı bizi bu topraklardan, oraya götürdü. Devlet küçülünce geri geldik. Bazı zeka özürlüler bunu yanlış anlatıyorlar. Bunlara da burada bir ders vermiş olalım. Bir renkli bir soru sormak isterim gençlerle ilgili. Kısa bir aradan sonra sorar mısın? Z kuşağı ile ilgili bir
soru. Hadi sorun. Sorayım, reklama öyle girelim. Peki. Yaklaşık 4 yıl öncesinde başladığım araştırmada Z kuşağı net görünüyordu. Yani ülkenin nüfusunun %11.6'sı gençlerden oluşacak. Yani ilk defa sandığa gidip oy verecek. Kim bunlar? Z kuşağı. 2000 ile 2006 arasında doğanlar. Yani bunlara teknik anlamda kamuoyunda söylenen Z kuşağı. Şimdi ben baktığımda Memleket Partisi'ne oy verenlerin yaklaşık %22'sinin gençler olduğunu görüyoruz. Yani 2000 ile 2006 arasında doğanlar. Siz ne söylediğinizde bunlar size oy veriyor. Ne söyleyeceksiniz bundan sonra? %22 iyi midir? İyi bir rakam. Deva evet. Partisi, HDP ve Memleket Partisi aldıkları oy oranları içerisinde en fazla gruplar arasında yer alıyor. Gençlerin. Peki. Kısa bir reklamdan sonra bunu tamam. açıklayın. Bu arada vallahi ben sormuyorum. Bizim yukarıda bir şey var, Onur. Korkarak da soracağım ama botoks yaptırıyor musunuz? Hayır, hayır. Yok. Şimdi o diyor ki geçen programdaki yüzüyle şimdiki yüzü arasında bir fark var. Şimdi çok daha iyi. Makyajı güzel yapmışlardı. Öyle mi? O ya tamam da o gün çok yorgunumdur. Vallahi korkarak sordum. Yok. Tamam. Kısa bir ara tekrar birlikteyiz. Ben 3 kişi yaşıyorum. Ne demek 800 faturaya? Elektriğe mi vereceğiz, suya mı, doğalgaza mı vereceğiz? Aldığımız maaşlar yetmiyor. Şu an 2500 TL falan faturamız geldi. Önünü göremiyoruz. 3600 lira geldi. Biz şok olduk. Ne yapacağımızı şaşırdık. Şimdi nasıl ödeyeceğiz onu şaşırdık. Bir kafe sahibi olarak söylüyorum. Benim faturalarım 6-700 falan gelirken Aralık ayında. Bugün gelmiş olan faturam 8,5 milyar. Yani ben zaten adam akıllı bir para kazanamazken bütün şeyim elektriğe, suya, bunun gibi artışlara geliyor. Gerçekten yaktığımızın bedeli neyse onu alsınlar yani. Yakmadığımızı parasını almasınlar. Faturalar kirayı geçti. Sayaçları kimse görmek istemiyor. Memleket Partisi olarak milletimize söz veriyoruz. Bu Erdoğan'ın sayaçlarını sökeceğiz. Bu Erdoğan'ın sayaçlarını biz sökeceğiz. Biz. Bu muhalefetle de bu iş olmaz. Değerli gençler, Memleket Partisi'nin iktidarında size söz baskı son bulacak. Sosyal medyada özgür olacaksınız. Özgürce tweet atacaksınız. Siyasetçilerle hakaret etmeden makara yapacaksınız. Zekanızı, mizahınızı kullanacaksınız. Size söz diplomanız işe yarayacak. Duvarda asılı durmayacak. Olanlar tabii.
Emekleriniz boşa gitmeyecek. Yurt sorununuzu çözeceğiz. Sizleri tarikatların, cemaatlerin yurtlarına bırakmayacağız. Mezun olduktan sonra 2 yıl iş bulana kadar burslarınızı devam ettireceğiz. İnternetiniz hızlı ve ucuz olacak. Öğrenciler iletişim vergisi ödemeyecek. Öğrenim yaşamı boyunca. Bilgisayarlarınız, telefonlarınız, tabletleriniz çok daha ucuz olacak. Siz de marka üreteceğiz. Siz de bilim üreteceğiz. Siz de teknoloji üreteceğiz. Yapay zekayı konuşacağız sizinle. Nesneler arası iletişimi konuşacağız. Kuantumu konuşacağız. Robotları konuşacağız. Girişimcilik ruhunuza inanıyorum sizin. Sizin girişimciliğinizi konuşacağız. Mutluluğu konuşacağız. Umudu konuşacağız. Neşeyi konuşacağız. Şarkılar, türküler söyleyeceğiz. Yaşama sevincini konuşacağız. Bizim itirazımız var bu düzene. Bu düzeni değiştireceğiz. Bu düzeni yıkacağız. Birleşik Arap Emirlikleri'ne düne kadar terörizmin yardımcısı diyordun. Şimdi aman para gelsin diye bu işlere girmene gerek yok Erdoğan. Alacağın para da 10 milyar dolar. Ben sana bak çok daha basit bir şey söyleyeyim. 150 bin makam aracı var Türkiye'de. Bunların 50 bin tanesi 1 milyonun üzerinde fiyatları. Hemen satışa çıkar bunları, 5 milyar doları oradan kap. Araba yalvaracağına Türkiye'deki 150 bin makam aracını sat, al sana para diyorum. Evet, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce konuğumuz. Zafer Şahin ve Murat Gezici soruyor. Muharrem İnce yanıtlıyor. Kısa bir aradan sonra tekrar tarafsız bölge kaldığı yerden devam edecek. Ben 3 kişi yaşıyorum. Ne demek 800 faturaya? Elektriği mi vereceğiz, suya mı, doğalgaza mı vereceğiz? Aldığımız maaşlar yetmiyor. Şu an 2500 TL falan faturamız geldi. Önünü göremiyoruz. 3600 lira geldi. Biz şok olduk. Ne yapacağımız şaşırdık. Şimdi nasıl ödeyeceğiz onu şimdi. Kafe sahibi olarak söylüyorum. Benim faturalarım 6-700 falan gelirken Aralık ayında bugün gelmiş olan faturam 8,5 milyar. Yani ben zaten adam akıllı bir para kazanamazken bütün şeyim elektriğe, suya, bunun gibi artışlara geliyor. Gerçekten yaktığımızın bedeli neyse onu alsınlar yani. Yakmadığımızın parasını almasınlar. Faturalar kirayı geçti. Sayaçları kimse görmek istemiyor. Memleket Partisi olarak milletimize söz veriyorum. Bu Erdoğan'ın sayaçlarını sökeceğiz. Bu Erdoğan'ın sayaçlarını biz sökeceğiz. Biz. Bu muhalefetle de bu iş olmaz. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. 15 yaşından beri siyasetle uğraşırım. 16 sene milletvekilliği yaptım. 4 sene il başkanlığı yaptım. Sayısız mitingler yaptım. Sayısız illere gittim. Ama ilk kez Gaziantep'te beni karşılayanların hepsi 30 yaşın altında. Bu ilk kez oldu. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler.
Değerli gençler, Memleket Partisi'nin iktidarında size söz, baskı son bulacak. Sosyal medyada özgür olacaksınız. Özgürce tweet atacaksınız. Siyasetçilerle hakaret etmeden makara yapacaksınız. Zekanızı, mizahınızı kullanacaksınız. Size söz, diplomanız işe yarayacak. Duvarda asılı durmayacak. Olanlar tabii. Emekleriniz boşa gitmeyecek. Yurt sorununuzu çözeceğiz. Sizleri tarikatların, cemaatlerin yurtlarına bırakmayacağız. Mezun olduktan sonra 2 yıl iş bulana kadar burslarınızı devam ettireceğiz. İnternetiniz hızlı ve ucuz olacak. Öğrenciler iletişim vergisi ödemeyecek. Öğrenim yaşamı boyunca bilgisayarlarınız, telefonlarınız, tabletleriniz çok daha ucuz olacak. Siz de marka üreteceğiz. Siz de bilim üreteceğiz. Siz de teknoloji üreteceğiz. Yapay zekayı konuşacağız sizinle. Nesneler arası iletişimi konuşacağız. Kuantumu konuşacağız. Robotları konuşacağız. Girişimcilik ruhunuza inanıyorum sizin. Sizin girişimciliğinizi konuşacağız. Mutluluğu konuşacağız. Umudu konuşacağız. Neşeyi konuşacağız. Şarkılar, türküler söyleyeceğiz. Yaşama sevincini konuşacağız. Bizim itirazımız var bu düzene. Bu düzeni değiştireceğiz. Bu düzeni yıkacağız. Birleşik Arap Emirlikleri'ne güne kadar terörizmin yardımcısı diyordun. Şimdi aman para gelsin diye bu işlere girmene gerek yok Erdoğan. Alacağın para da 10 milyar dolar. Ben sana bak çok daha basit bir şey söyleyeyim. 150 bin makam aracı var Türkiye'de. Bunların 50 bin tanesi 1 milyonun üzerinde fiyatları. Hemen satışa çıkar bunları, 5 milyar doları oradan kap. Araba yalvaracağına Türkiye'deki 150 bin makam aracını sat, al sana para diyorum. Başkanım, olur musunuz başkanım? Pencerenin iyisi Viner'in sunduğu tarafsız bölge devam ediyor. Şimdi son bölüm. Ya ben çok özür dileyerek bir şey söyleyebilir miyim? Gençleri konuşacağız. Ona geçmeden bir şey söyleyeyim. Lütfen. Şimdi çok özel bir çalışmayla herhalde o kamera çekiyor beni. Beni Twitter'da TT yapmışlar, sağ olsunlar. Ama ben çok TT oldum arkadaşlar. Fakat doğru bildiğimi konuşmaktan da hiç çekinmem. Cumhuriyet Gazetesi'nden okuyorum arkadaşlar. 2022 doktor maaşları. Doktorlar 2021 yılında 10.126 lira alırken 2022 yılında %5'lik zamla 10.632 lira maaş almaya başladı. %22.48'lik enflasyon farkı da eklenince bir doktorun 2022 yılı maaşı 13.022 liraya çıktı. Bu bir. Uzman doktorların maaşı 13.230 lira. Buna ek olarak nöbet görevleri, bunlar sermaye gelirleri eklendiğinde 16.700 lira seviyesine çıktı diye bir haber Mart'ta. Şimdi bunu geçtim. Bu rakam tabii ki yeterli değil. Doktorlar çok daha fazlasını hak ediyor. Bir de şunu söylemiştim, onu da yazmışlar. Bağcılar'da domates 7-8 lira diye. Evet arkadaşlar, Bağcılar'da dün hatta fotoğrafını çekecektim sonra vazgeçtim. Domates 7-8 lira. Bir şey daha söylemek istiyorum. Size inat, dünya dönüyor. Dünya öküzün boynuzları üzerinde değil. Şimdi istediğiniz kadar tweet atın. Vay be. Gençler. Şimdi. Z kuşağı. Gençler. Bir, siyasetin dilini değiştireceğiz. İki, gençler sakın şiddete başvurmayın. Mizah kullanın. Makara yapın. Zafer Bey TT yapın. Bunları yapın. Ama parti olarak iyi çalışmışsınız. Hayır, hayır, hayır.
İyi hakaret etmeyin. İyi hakaret etmeyin. Tabii. Hakaret etmeyin. Asla öyle bir şey olmadı. Ondan emin olabilirsiniz. Asla. Hiçbir zamanda yapmıyoruz öyle bir şey. Hiç bizde öyle çakma hesap falan da yok, onu söyleyeyim. Gönüllü ne varsa. Gençlere tekrar, onların bir öğretmen abileri olarak. Yurt dışına gidin. Eğitim alın. Ama gönlünüz hep Türkiye'de olsun. Terk Bravo. Etmeyin burayı. Babanızın evini asla satmayın. Orada kalsın. Dönersiniz bir gün. Aklınız, kalbiniz, gönlünüz, yüreğiniz Türkiye'de olsun. Bravo. Bu ülkede çözmemiz gereken işte, sınav ücretlerini kaldıralım ya. Bütün partiler bir araya gelelim. Gerekirse milletvekili maaşlarından biner lira düşürelim. Şu sınav ücreti alınmasın çocuklardan ya. Mesela kredi çekiyor çocuk. Faiz uyguluyoruz ya. Nas yok mu burada ya? 26 bin lira çekmiş, 62 bin lira ödemiş. Erdoğan gezin dünyayı diyor. Nasıl gezecek çocuk? Üniversiteden okuluna gidemiyor çocuk. Evine gidemiyor. Mesela iletişim vergisini kaldırmalıyız öğrencilerde. Öğrencilerde bilgisayar alacak, tablet alacak, telefon alacak. İletişim vergisini kaldırmalıyız. Bakın pandemide gördük. Bir fırsat eşitliği çıkmıştı aslında ortaya. Yani Harvard'da, Oxford'da uzaktan eğitime geçmişti. Anadolu'daki bir üniversitede. Bir eşitlik sağlanmıştı. Ama beceremedik. Ucuz ve hızlı internet. Mesela iş bulana kadar kredinin devam etmesi. Okulu bitiriyor çocuk. Gerekirse yetişkinlere bu yükü yükleyelim. Ama gençlerin eğitilmeleri lazım. Gençlerin tamamlanmaları lazım. Bu konuda gençlerin önünü açalım. Mesela spor desteği. Konuşalım bunu siyasetçilere. Sporu konuşalım, tiyatroyu konuşalım. Dönüp dolaşıp yani bunları da konuşalım. Kültürü, sanatı konuşalım. Siyaset kurumu da konuşsun bunu. Mizahı konuşsun. Mesela teknoloji kütüphanelerini konuşalım. Kim dedi bugün, siz mi dediniz az önce program öncesinde, yerel yönetimlerde bir kütüphane rüzgarı görüyorum. Ben dedim. Hangi partide olursa olsun. Ben dedim. Tamam güzel, çok destekliyorum. Teknoloji kütüphanelerini yani ben hangi belediye başkanıyla konuşsam bana diyor ki 10 tane kütüphane açtım diyor. Evet. 5 tane kütüphane açtım. Bütün partiler, hakikaten bütün partili belediye başkanları bunu iş edinmişler ve yapıyorlar. Helal olsun. Doğru bir iş yapıyorlar. Bu ucuz interneti, ucuz ve hızlı interneti yaygınlaştıralım. Özgür bir sosyal medya ortamı. Bunu kuralım gençlere. Gençlerin hayallerini genişletelim, büyütelim hayallerini. Güzel hayaller kurduralım gençlere. Güzel hayaller kursunlar. Yani desinler ki ben gençlerle böyle sohbetlerimde teşekkür ederim o bulgu içinde. Yani %22'si gençlerden oluşuyorsa daha da arttırmalıyız bunu. Daha da çok çalışmalıyız. Evet. Ben onlarla 2018 kampanyasında o bağı kurmuştum. Samsun'da da bunu her gördüm ben. Her gittiğim yerde soruyorum, 18 yaşında partimize üye bir genç var mı diyorum. Varsa, ki çoğunda çıkıyor, kurdeleyi onlara kestiriyor. Ben kesmiyorum kurdeleyi. 18 yaşında, 19 yaşında gençler gelip ilçe binasının kurdelasını onlar kesiyor. Bunu yapıyoruz. Evet. Yani onları anladığımızı sanıyorum. Onların hayallerini genişletmek için, onların hayallerini güzelleştirmek için mücadele ettiğimizi, onların anladıklarını sanıyorum. Ve inanıyorum ki gençlerle bizden daha iyi olduklarına inanıyorum bir kere. Bizim nesilden daha iyi olduklarına yürekten inanıyorum. Hmm. Çok iyi eğitim almış çocuklar var. Onlara ısrarla yabancı dil öğrenin diyorum. Matematik öğrenin diyorum. Matematiktir. Hayatın özü matematiktir. Ne olursa olsun, ekonomist, doktor, mühendis, gazeteci, tarımcı fark etmez. Matematiktir. Hayatın özü matematiktir. Bu ülkenin insanlarına matematiği sevdirmemiz lazım. Matematiği çözersek her şeyi çözeriz aslında, biliyor musunuz? Matematiği iyi anlatmamız lazım. Yani oyları bölüyorsun. Kardeşim, matematik bilmiyorsun işte. Başkanlık sisteminde oy bölünmez.
Dünyada da kriz var. Türkiye'de de kriz var. Dünyada gıda enflasyonu %30, Türkiye'de %90. 30'u çıkarırsam geriye kalır 60. 60'ın hesabını sorarım. Muharrem İnce olursa da sor, Erdoğan olursa da sor. Matematik. Her şey matematik. Yani fizik. Matematik fiziğin de içinde zaten. O ikisi birlikte o. Matematik derken matematik, fizik, kimya, biyoloji, bilim diyorum yani. Fen bilimleri. Ben bilim, şimdi eğer Brent petrol %60 artmışsa, sendeki benzin %300 artmışsa ortada bir sorun var demektir. Matematik bilmekle ilgilidir. Gençlere diyorum ki umutlarınızı yaşartın. Umutlarınızı tazeleyin. Mizaha sıkı sıkıya sarılın. Siyaset dilini inceleştirin. Gönlünüz, yüreğiniz Ankara'da olsun. Ankara'da olsun, Anadolu'da olsun. Ankara'da ne işimiz var? Başkentimizde olsun. Evet. Bir de şey dediniz, bir ayağınız Türkiye'de olsun. Bir ayağınız Türkiye'de olsun. Dışarıda. Bu aslında... Gidin, okuyun, staj yapın, hı-hı, para kazanın, evet, ama gelin. Mevlevilikte de bir metafor var. Pergel gibi metafor. Yaşamak. Yani onu aklıma getirdiniz. Evet. Çok güzel esasında. Bir ayağınız lokal bölgede, diğer ayağınız bir daire şeklinde birinci etrafında dönmesi ve oradan beslenmesi. Pergel metaforu diyorlar ona. Evet. Evet. Yani gençlere benim tavsiyelerim bunlar olacak ve biz de gençler için bir şey daha yapmalıyız. Şu liyakat sistemini mutlaka kurmalıyız. Liyakat yani şart. İşe girişte ve kamuda yükselmede mülakatı kaldıracak mısınız? Liyakat yoksa memleketi terk eder gençler. Sonra dövünürüz, sonra ağlarız. Yani doktorlara git demek doğru değildir. Doktor kardeşlerim, biliyorum sıkıntılarınızı, sakın gitmeyin. Benim çağrım da budur. Büyük işler başardınız bu pandemide. Büyük işler başardınız. Doktorlar, hemşireler. Korkunç güzel işler yaptılar. Gurur duyuyorum onlarla ben. Bu memleketin akıllı evlatları onlar. Bu paraları hak etmiyorlar. Çok daha iyisine layıklar. Morallerini bozmayalım hiç olmazsa. Para veremediysek morallerini bozmayalım. Onlara sesleniyorum. Onların bir öğretmen abileri olarak benim yüzlerce doktor öğrencim vardır. Yüzlerce. Sayısalcı oldukları için. Ben de sayısalcılara girdiğim için derse. Sakın gitmeyin. Nereye gidiyorsunuz ya? Bu memleket bizim. Biz olmazsak derelerini kimse korumaz. Göllerini kimse temizlemez. Yanan ormanlarının yerine yenisini kimse ekmez, dikmez. Bu memleket bizim. Çöplüklerini biz temizleyeceğiz. Ağaçlarını biz dikeceğiz. Tarlalarını biz süreceğiz. Derelerini biz temizleyeceğiz. Bunu biz yapacağız. Beraber yapacağız. Miting meydanında gibi tüylerim diken diken oldu abi. Nasıl konuşuyorsun öyle? Sağ olun, teşekkür ederim. Sartre'ın Nobel'i red konuşması gibi. Yok, bugün hasta olmasaydım çok iyi hazırlanmıştım ama yani hasta olduğum için biraz performans. Artık son dakikalar birkaç şey soracağım. Evet. Ya siz şimdi yıllarca hani bir Cumhuriyet Halk Partisi ile özdeşleşmiş bir isimsiniz. Orada siyaset yaptınız. Şimdi ayrıldınız, ayrı bir parti kurdunuz. Evet. Bir yıldır da bu yeni partiyi düzenliyorsunuz, örgütlüyorsunuz. Şunu çok merak ediyorum. Eski dostlar, hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalanlar, milletvekilleri, yöneticiler, onlarla da hepsi çok yakın mesai arkadaşlarınız, dava arkadaşlarınız oldular. Bütün iletişim koptu mu yoksa görüşür müsünüz? Nasıl bir şey var, iletişim var aralarında? Seçim yaklaştı. Milletvekilleri selam vermeye korkar. Arada böyle düzgün adamlar vardır, düzgün insanlar vardır. Ama selam vermekten kaçınanları gördüm. Siz verirsiniz ama. Tabii tabii. Benim hiçbir sorunum yok. Ben bir milletvekili yakını CHP'den arkadaşlığım var, benim dostum var. Cenazesi olur giderim, düğün olur. Benim öyle bir sorunum yok. Gidiyorum da zaten yani. Hiç öyle ben hiç asla... Hani örgütlerdeki o arkadaşlıklarda... Geçen gün Bulancak'taydım. Aynı binada Memleket Partisi ile CHP'nin binaları tam bizim ilçe binasından çıkarken CHP ilçe başkanı arkadaş, başkanım dedi, bize de gelir misiniz dedi. Ne demek dedim, nasıl gelmem, evet, dedim. İçeriye girince çok hoş bir şey söyledi.
Benden geçti tabii. Size hoş geldin diyemem dedi. Niye ya? Hoş geldin diyebilmem için dedi. Benim ev sahibi olmam lazım. Siz burada benden çok uzun süre bulundunuz dedi. Ha, parti açısından. Evet. Yani. Onun için dedi. Şık bir şey söylemiş. Şık bir şey söyledi. Hiç benim öyle bir derdim yok. Ben selam vermekten kaçınan kitle. Ya var öyle korkak tipler. Şey mi ha? Muharrem İnce ile görünmeyeyim. Tabii. Aman ha der yani. Böyle tipler vardır. Keserler mi önlerini? Keserler. Keserler. O yapıda çok insan vardır. CHP Genel Merkezi'nde. Kesin keserler bak. İyi yapıyorlar yani. Keserler. Çünkü o işlerle uğraşırlar yani. Küçük işler bunlar. Küçük işler tabii. Bunlar küçük işler. Zaten büyük işlerin adamı değiller yani. Büyük hayalleri yok zaten. Büyük hayalleri yok ki. Benim hep büyük hayallerim var. Onların büyük hayali yok ki. Yetiyor onlara. Çankaya, Kadıköy. Peki yönetici takımından görüştükleriniz var mı? Hayır yok. Küt diye kesildi mi? Tabii. Hiç kesildi yani. Ama illerde, ilçelerde pek çok arkadaşım mesaj atıyor, arıyor, soruyor. Siz o zaman partiyi bırakırken aslında bir çevreyi de bırakmış oluyorsunuz. Tabii. Bir dost çevresini tabii, de bırakmış oluyorsunuz. Siyasete başladığın yolda, yola çıktıkların olur Ahmet Bey. Yolda takılanlar olur, yolda katılanlar olur. Onun için bunlar normal işlerdir. Ama büyümeye başlarsan da selam vermeyenler şimdi yanımda olanların önüne geçerler. O da artık... Ben onu gördüm hep. Mesela kurultayda aday oldum. Genel başkanlığı kaybettim. Selamı sabaha kestiler. Ardından iki ay sonra cumhurbaşkanı adayı oldum. Otobüse binmek için torpil araya soktular. Sonra cumhurbaşkanlığını kaybettim. Gene selamı kestiler. Anlatabiliyor muyum? Yani bu böyledir. Ve o arada karakterler ortaya çıkıyor zaten. Sizi satanlar, beraber boynunu kılıcın altına koyanlar, hepsini görürsünüz. Siyasetin içinde aşk da ihanet de at başıdır. Siyaset böyle değil midir? Yani böyledir. Böyledir. Hayatta mesela, arızalar çıkmalı ki... Tabii. Adamın elinden tutarsınız. Tutarsınız bir yere getirirsiniz mesela. Hı hı. İlk kazı size atar. Demirel öyle derdi rahmetli. Bak dedi, genç yaşta milletvekili oldum dedi. Birini tutup dedi böyle belediye başkanı falan dedi yapmaya kalkma dedi. Sana bağlılık süresi 3 aydır dedi. Bırak doğal mecrasında aksın dedi. Sonra üzülmezsin dedi bana. Siyaset böyle bir şey. Siz kimseye ihanet ettiniz mi? Hayır ettiğimi sanmıyorum. Ben çok iddialı bir şey söyleyeceğim. İki konuda çok iddialıyım. Bir, bilerek haram yemediğimi düşünüyorum. Bilerek de ihanet etmedim. Bilerek ihanet peki, edip yalan söylemediğimi düşünüyorum. Peki şöyle bir belki şey söylediniz. İhanet etti diye. Hayır etmedim ihanet. Neden ihanet edeyim? Şöyle bir şey söylemişsiniz yani CHP'deyken. Partinin 41 sene sonra oyunu arttırdım. 41 sene sonra. %30'un üzerine çıkardım. 41 sene sonra. İhanet değil o. Ben grup başkan vekiliyken... Ayrılarak ihanet. Hayır neden ihanet? Orada dursaydım ihanet o olurdu. Niye? Yanlış politikalar. Bazıları ilkeleri için partilerinden ayrılır. Bazıları partileri için ilkelerinden ayrılır. Ben ilkelerim için partimden ayrıldım. Ben ilkelerimden vazgeçemem. Peki Muharrem Bey, iktidar... Ben PKK diyemem yani. Diyemem. Mustafa Kemal diyemem. Ne işimiz var Libya'da diyemem. Türkiye Azerbaycan'a maalesef yardım etti diyemem. O yapıyla beraber siyaset yapmam. Ben milli bir adamım. En ağır eleştirileri de yaparım iktidara. Ama NATO konusu geldi mi desteklerim. Ben desteklerim. Ukrayna konusunda destekliyorum. Libya konusunda destekliyorum. Ben yerli, milli, kalbi, gönlü, yüreği, aklı, beyni, her şeyi Ankara'da olan Kuvayi Milliye çizgisinde bir köylü çocuğum. Bu ülkede iyi kitap okumuş bir köylü çocuğum. Peki, çok teşekkür ederim. Son bir cümle ekliyorum. Kavgalar, çelişkiler, çatışmalar da aslında bir iletişim aracı. Belki şu an CHP Genel Başkanı'yla veya CHP ile ilgili anlaşmazlıklarınız var. Biz diyelim tırnak içinde muhalefeti açısından
iktidarı eleştiriyor. Demokrasiden uzaklaştığı, kaos ortamı yarattığı ya da diyalog dilini terk etti diyor. Sizler muhalefettesiniz. Kendi içinizdeki o diyaloğu tekrar yaratamaz mısınız? Muhalefet de muhalefet içerisinde diyor. Belki anlaşamıyorsunuz ama ifade etmek istediğim... Ama kuruyor, gitti Davutoğlu'na mı gitti? Ya ne yapayım yani, ben mektup yazdım 19 partiye. Eğer bazıları gel görüşelim diyorsa, bazıları da git genel başkan yardımcıları görüşsün diyorsa ben ne yapacağım yani? Peki. Benden ne yapmamı bekliyorsun? Muharrem Bey çok teşekkürler. Bu akşam böyle biraz rahatsızlık da vardı, öksürmek durumunda da kaldınız. Yorduk sizi. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Zafer Şahin çok teşekkürler. Murat Gezici çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hepinize iyi geceler. Hoşça kalın.